Pazartesi günden herkese merhaba, geniş açıya diyeceğim. Kontrol noktasına hoş geldiniz efendim ve Ekol TV ekranlarına 3 saat boyunca birlikteyiz. Çok kıymetli konuklarımız ve sizler. Hashtag'imiz Twitter üzerinden kontrol noktası, bize ulaşabilirsiniz. Sorular, mesajlar, YouTube'ların altına da gelebilir. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. E, malum bugün e, FETÖ elebaşı e, Fethullah Gülen'in, ölümü. Sabah saatlerinde ajanslardan gelen daha doğrusu FETÖ'ye yakın hesaplardan gelen o ölüm haberi ve ardından elbette Türkiye'de ve dünyada da birçok ülkede de bu konu konuşuluyor ve özellikle Türkiye'de 15 Temmuz gibi bir hain darbe sürecini yaşamış bir ülkeden bahsediyoruz Türkiye'den ve yıllarca Nasıl kılcal damarlara giren, nasıl yayılan ve Türkiye'nin özgürlüklerine, anayasal haklarına ve birçok konuda Türkiye'yi maalesef geriye götürmeye çalışan bir örgüt ve örgütün lideri Fetullah Gülen'in ölümü. Yine dört gazetecimiz her pazartesi olduğu gibi Ferhat Murat, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Gaffar Yakınca, hoş geldin. Merhaba. Necdet Saraç, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi seyirmiş. yayınlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. E, Gaffar Yakınca e, sizinle başlayacağım. Şimdi Feto ele başı öldü. E, sabah saatlerinden bu saate kadar. Bu sefer kesin. Bu, kez, bu sefer kesin. Çünkü yaklaşık 3-4 ay kadar önce miydi? Öldü, hasta, gibi bir takım haberler gelmişti. Önce öldü haberleri geldi. At, şimdi de e, yani işte üzerinde bazı şaibeler var bu işin. Ama bu kez öldü. Hı hı. Öldü oldu kesin. En son bir hafta önce Fatih değil mi? En son bir hafta önce. Gidelim üstünden şöyle bir kısım. Evet, önce bir olayı. Yalanlandı. Her ay ölüyor şey ya düzenli bir önce... Cuma günü Cuma günü Kemal Gülen onun yeğeni diye bilinen şey değil mi? O öldü diye bir tweet attı. Cuma günü akşam saatlerinde sonra. Doğru söylüyorsunuz. Evet, Hayır şöyle, Hatırlıyorsun. ben atmadım Programa diye de video çekti. Efendim? Onun bir sahte fake hesap olduğunu söyledi ee, ve videoda da benim gerçek hesabım şudur diye de ifade etti. Yani ama, bir fake paylaşım olduğunu, doğru olmadığını ama ifade Cuma etti. Cuma günü yani iki gün önceden söz ediyoruz. Belki de doğru da olabilir hani öl, ölüm haberi. Yani hesap evet. fake mi değil mi bilmem ama. Şimdi biz bütün bunları detaylandıracağız çünkü şu da var. Hani belki de öldü ve gizlendi. Olabilir. Neden? Diye soracağız. E, Gaffar yakınca, bizim bildiğimiz 20 Ekim'de öldü. Bunu bir şöyle bir özetleyelim. Özet güzel bir güzel bir şey çıkarmış editörlerimiz. Fatih, sağ olsun. Şimdi Fatih, tarihi 20, 20 Ekim. Yani aslında bildirildiğine göre, yandaşlarının söylediğine göre, dün akşam saatlerinde ölmüş. Akıl sağlığı tartışmalıydı, evet tartışmalıydı. Çünkü uzun bir süredir örgüt hiçbir sesli mesajını yayınlamıyordu. Yani görüntüler yayınlıyordu hayatta olduğuna dair. Orada o görüntülerde de yani yarı hayatta bir adam görüyorduk. Bitkisel İtkisel gibi hayatta ama gibi. demans olduğu söylenmişti. Evet, evet. Şimdi mesela bir sohbet görüntüsü yayınlandı. Bu terör elebaşının yakınındaki diğer üst düzey elebaşları, başları onlar toplanmışlar. Bunu evinde ziyaret etmişler. E, terör elebaşı da konuşuyor. Bir konuşma yapıyor. Ama biz duymuyoruz konuşmayı. Büyük ihtimalle artık akıl sağlığı yerinde olmadığı için saçma sapan laflar ediyor büyük olasılıkla. Yandaşlarının onu duyup da paniğe kapılmasını ya da çözülmesini istemedikleri için görüntüleri şöyle yayınlıyorlardı. Bu söylediğim olay 3 ay kadar önceydi hatırlarsanız. Yani hayatta merak etmeyin ölmedi ama sesini vermiyoruz size. Sesini vermesinden biz o sonuca varıyorduk. Yani akıl sağlığının akıl sağlığının yerinde olmadığı Olmadı. sonucuna varıyorduk. Bu arada biliyorsunuz bir yönetim savaşı çıktı örgütte. Yani bu yeni değil. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in sağlığının bozulduğuna dair haberlerle beraber gündeme bomba gibi bu da düştü. Örgütün içinde kaynamalar olduğunu zaten biliyoruz. İddiaya göre örgüt elebaşlarından biri Fethullah Gülen'i diğerlerine karşı koz olarak elinde rehin tutuyor. Cevdet Türk yolu denen adam örgütün Amerika'daki <laughs> yapısının başında bulunan kişi nitekim elebaşının yeri de değiştirildi. İkamet ettiği yer o terör merkezi. Pensil Uzun Cevdet ekleyemiz. lakaplı bir kişiden bahsediyoruz. Evet söyleyeyim. söyledikleri şöyle. Cevdet. En yakın genel evet. sekreter. Özel, Özel, yani, Özel kalemi gibi. Özel kalemi yani, gibi. Kara kutusu, kasası birçok şey değil Tabii bir terör örgütü olduğu için karşımızdaki yani tam olarak kim ne göreve e, mensup hangi görevi yürütüyor onu bilmiyoruz ama Amerika'daki örgütlerden onun sorumlu olduğunu Amerika'da bu terör örgütünün merkezi olduğuna göre uzunca bir süredir yönetim merkezi orada olduğuna göre demek ki kuvvetli biri. Şimdi bunun sonrasında ne olacak? Onlara Tabii. geliriz. Tek tek, tek tek gireriz. Ben orayı özetleyeyim sonra oraya geçeriz. Cevdet Türk Yolu örgütün Amerika'daki yapılanmasının başındaki kişi. İddiaya göre örgütteki diğer kişilerin iddiasına göre Fethullah Gülen'i rehin almış. elinde tüy Hatta ona bazı kağıtlar imzalatmış. Bazı finansal varlıkları o kendisine yakın olan insanların üzerine yapmış. Çünkü örgütün çok büyük mal varlığı var el konulmuş olmasına rağmen Türkiye dışında da çok büyük parasal varlığı olduğu için o varlık üzerinden bir ganimet kavgası şu anda başlamış durumda. O ganimet kavgası aynı zamanda örgütün liderliği ile ilgili. Bir de Abla Haysan denen bir adam var. O da örgütün Avrupa sorumlusu, Avrupa Teşkilatı'nın başında Almanya'da olduğunu biliyoruz. Şu haliyle Fethullah Gülen'in ölümünden sonra FETÖ, Fethullahçı terör örgütünde iki kolun çatışması bekleniyor. En az iki kol. Uzun, bu cevdet bu lakaplı, uzun Cevdet lakaplı Cevdet ve, 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 Amerika ve Amerika tarafı ve de Abdullah Aysan denen efendim yani Avrupa ve ABD Aymaz. kanadı bu evet, FETÖ evet, örgütünün evet, evet, e, bu terör örgütünün evet. iki Bravo. kanadı iki arasında kanadı. bir savaş başladı. Şimdi durum şu. Amerika'dakiler tabii ki örgütün örgütün yönetildiği yani kuklanın ipinin tutulduğu yere daha yakınlar. Neden? Çünkü biz bu örgütün Süpernotoyla, CIA'yla, Pentagon'la bağlantılı olduğunu doğrudan onlardan destek aldığını biliyoruz. İstihbarat servisleri bunu ortaya çıkardı. Kendileri de dönem dönem bunu zaten itiraf ediyorlar, söylüyorlar artık o tartışmaya kapalı bir alan onu biliyoruz. Hepimiz aynı fikiriz. Amerika'da olmaları onlara bir avantaj veriyor. Yalnız Amerika'daki ekip yıllar içinde oraya göç etmiş olan, oraya yerleşmiş olan terör örgütü mensuplarıdır, üyeleridir. Önemli bir bölümü de 15 Temmuz işgal girişimi, hain darbe girişiminin hemen öncesinde ya da hemen sonrasında kaçarak oraya gitmiş olan kişilerdir. Onlar bunu hicret olarak tabir ediyorlar tırnak içinde öyle bir isim koyuyorlar. Avrupa'dakiler ise daha eskidir Avrupa ülkelerinde. Yani şöyle düşünün. Biliyorsunuz Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaklaşık 4,5-5 milyonluk bir Türk diasporası var. Onun içinde örgütlenmiş, yerleşik olan kişilerdir. Bunlar Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda vatandaşlarıdır. Çifte pasaport taşırlar. Dolayısıyla oradaki örgütlenme daha Nasıl söyleyeyim? Daha geleneksel bir örgütlenmedir. Eğer örgüt ikiye bölünürse şu anki haliyle örgütün Asya'daki varlıkları evet. ki biliyorsunuz Kore dahil Asya Peki Asya'yı Avrupa ve Avrupa kanadımı mı götürüyor? Asya ABD tahminen, kanadı mı götürüyor? Bakın şimdi burada Avrupa, yani şimdi Avrupa ABD kanadı içine girdik olayın ya. ama tahminen tahminen Afrika'yı Avrupa Asya'yı ABD kontrol edecek. Afrika'yı, Avrupa, evet, Asya'yı ABD. Afrika'da özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere en önemli merkezleri Güney Afrika Cumhuriyeti'ndedir bunların. Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki merkez başta Hala olmak faal üzere, mi? Faaller tabii ki hala faaller. Orada ve... Asya'nın içerisinde Türkiye'de var mı? Türkiye'yi ayrı tutalım yani Türkiye örgütün hedef ülkesi ve çıktığı ülke yani hem kaynak ülkesi hem orijin ülkesi hem de hedef ülkesi Asya derken Türkiye'yi kastetmiyoruz. Tamam. Türkiye ayrı bir şey ayrı bir nokta şöyle ki Türkiye örgütle uzunca bir süredir aktif mücadele eden bir ülke tamam. hedef ülke olması hasebiyle. yani belki de örgütün en zayıf olduğu ülke Türkiye şu anda evet. ama. Bu ileride güçlenmeyeceği anlamına gelmiyor. En zayıf olduğu ama aynı zamanda çok yüksek potansiyelinle olduğu ülke Türkiye. Fakat biz Asya Afrika varlıkları diye baktığımızda Asya dediğimizde genelde işte Kırgızistan, Efendim Kore, belki Çin, Hindistan gibi ülkelerdeki mal varlıklarını kastediyoruz. Japonya aynı şekilde. Afrika'ya döndüğümüzde de Güney Afrika başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerindeki bunun işte Gabon var, Ghana var. Ee, Nijerya gibi büyük ülkeler var Kongo gibi yerler var Oralarda mal varlıkları var Bunlar vaktiyle oralara inşaatlar yapmışlar Okullar yapmışlar Teröristleri kurmuşlar çeşitli isimlerle Yani adı okul da aslında başka bir şey evet. Bunların arkasında tabi gene Amerikan istihbarat Servisi var Amerikan ajanları var bu şekilde yer etmişler Şimdi onların hepsi aynı zamanda Bir maddi varlığa da denk geliyor Bunlar nasıl paylaşılacak Görülen o ki anlaşıldığı kadarıyla Bu Cevdet'in temsil ettiği efendim Amerikan kolu Asya'da etkili. Kol. Asya'da etkili. Tamam. E, Abdullah'ın temsil ettiği Avrupa kolu da e, Afrika'da etkili. Anladım. Ama bu böyle bir paylaşımla sonuçlanmayabilir. Büyük çatışmalar olabilir. Burada söylediğimiz gibi örgüt Yani örgüt suikastlar. Tabii mümkün ki bunları denediklerini söylüyorlar. Örgütten gelen bilgiler birbirlerini suçluyorlar. Diyorlar ki Ahmet işte Ahmet Mehmet'i öldürmeye kalktı. Mehmet Hasan'ı öldürmeye kalktı. Böyle birbirleriyle ilgili iddialar ortaya atıyorlar. Hatta daha ilerisi örgütün içindeki bir grup başka bir grubu Fethullah Gülen'i öldürmekle, Fethullah Gülen'e suikast düzenlemekle, Fethullah, Fethullah Gülen'i yavaş yavaş Feth ölüme sürüklemekle ha. suçluyor. Fethullah Gülen bir eee FETÖ elebaşı bu bugün öldü dedik. Öldürüldü mü? Öldü mü? Şimdi şöyle yani son sağlık durumuna bakılırsa bunun eceliyle öldüğünü anlıyoruz. Yani Ve 85 yaşında. Onu anlıyoruz. Ölmesi, 2'sinde. ölmesi için de çok şey bir yaşta değil. Yani hani tabi kişiden değil. kişi yani hak vaki olur. Allah karar veriyor ecele, ölüme vesaire. Ama hani o anormal bir ölüm tablosu görünmüyor. Ama örgüt içindeki bir grup Cevdet Türk Yolu ve civarındakileri yavaş yavaş izole etmek Fethullah Gülen'i ve farklı yöntemlerle ölüme sürüklemekle suçluyor. Fethullah Gülen'in kendi yeğeni de var. Usame zannediyorum. Usame us, us, e, Ebü Seleme. Ebü Seleme. Seleme Ebu Seleme Ebü Seleme gülen de var gülen. bunun içinde. Yani buradaki iddia da şu. Siz yavaş yavaş akli melekelerini elinden aldınız bu kişinin. bir süre sonra da malamülke çökmek için ondan imzalar aldınız. Hatta ağzından bazı fetvalar çıkarttınız. Yani ne gibi? dediniz ki mesela benden sonraki vekil Cevdet Türk yoludur dedirttiniz. Hmm, hmm. Kağıtları imzalattığınız gibi iddialar var. Önümüzdeki günlerde bunların hepsi ortalığa saçılacak. Amaç para mı? Yoksa Sadece para olduğunu düşünmüyorum. Ben, ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Sonra sözü de bırakayım burada. Çürük, sadece kısa bir sadece tur, para olduğunu sonra düşünmüyorum. Sonra çok Sonuçta, detay var. Bizim önümüzde çok kuvvetli ve derin bir örgüt var. Derin bir yapılanma. Bu evet doğrudur. Amerika tarafından kurulmuş, Amerika tarafından desteklenmiştir ama bu örgütün bağımsız bir aklının da olmadığı anlamına gelmiyor. Yani bunların kendi bağımsız bir organizasyon yeteneği de vardır. Hatta belki de Amerika'ya kendilerini pazarlıyorlar. Belki bu sıralarda bir örgütlenme grubu kendine yeni hami arıyor. Şunu bilemeyiz. İddialar da var mesela İngiliz elçiliği ile görüştükleri, Alman elçiliği ile görüştükleri. Yani kendilerine başka hamiler, başka sponsorlar da bulmak için çaba sarf ettikleri yönünde iddialar istihbarat kaynaklarında geçiyor. Önümüzdeki günlerde bunların hepsini göreceğiz. Göreceğiz. Tabii. Peki Gaffar Yakınca teşekkür ederim. Şaban Nece <laughs> Saraç sizinle devam edeceğim. Ee, şimdi Gaffar Yakınca şöyle bir kısa çünkü çok detay var. Çok ilginç e, açıklamalar da var. E, bu Elebaşı Gülen'in ee, ölmesi Türkiye açısından ve yine bu örgütün devamı açısından ilk gözlemleriniz sizin e, nedir? E, mesela bir dağılma bekler misiniz? E, Türkiye'ye <laughs> iade edilmesini bekliyor musunuz? Bir vasiyeti olduğu söyleniyor doğru mu bilmiyorum. Beni annemin yanına Türkiye'ye gömün dediğine dair e, böyle bir şey olabilir mi? Yani muhtemelen olmaz. yani. Olmaz. De olmaz yani bu kadar... Yani ee, iktidar 2016'dan bu yana e, söylemlerin dikkat ettiğimizde, e, bugün yapılan resmi açıklamalara da baktığımızda böyle bir ihtimal yok bence. Böyle bir ihtimal olmaz. Keşke gelse. Yani e, o da Niye başka gideceksin? bir şey tabii. Neden Niye, ben şey soracağım? kimle gömecekler onu? Ha, yani, yani bütün icra oldu. heyeti de gelsin defnesinler. Yani e, <laughs> topluca, ya, hepsini ya, yakalamışlar. Yani olur. model bulurlar ona, yani akrabaları gömer ama e, gelmez, olmaz yani gerçekçi değil. E, şu anda gerçekçi değil. E, diğeri ise yani devam eder mi? Devam eder tabii. Yani şimdi iki boyutu var bu işin. Bir bu tür örgütlenmeler yani yalnızca para üzerine kurulan örgütlenmeler değil. Siyasi bir örgütlenme, inanç örgütlenmesi, düşünce örgütlenmesi, sosyal örgütlenme hatırlatmak isterim. Yani ismi neydi? Bunların hizmet hareketiydi. Ya da hizmet hareketi dedirttirdiler kendilerine. Şimdi böyle bir hareketin e, parçalanması olur mu? Olur. Yani bu hareketlerin en önemli özelliği şu, sonuçta lider eksenli yürüyen bir şey. Fethullah Gülen hem dini liderdi, hem siyasi bir liderdi, hem de işin bir biçimde en genel anlamıyla da o şeyin toplumun kültürel de lideriydi. Hmm. Ee, yani Fethullah Gülen'in ölmesiyle birlikte bu tür hareketler varlıklarını koruyamıyorlar. Parçalanıyorlar. Mutlaka parçalanma oluyor ama işte bizler nerede gördük? Mesela Menzil Hareketi. Menzil'de asıl lider ölünce kendi oğulları arasında bile bir yarılma oldu. İsmail Ağa cemaatinde bir yarılma oldu. Bu tür e, hareketlerde yani yalnızca dini olmayan ama dini özelliği öne çıkan bu tür hareketlerde e, asıl lider ölünce… Ama bir taht kavgasından bahsediyor o ya, ya işte. Taht kavgası zaten arkasında gelir. E diğerlerinde de aynı şey. Bakın yani hadi isim verdim ama yani burada da olacaktır. Çünkü burada şöyle bir iş, ikinci boyutunu söyleyeyim. Şimdi bugün Sol Parti güzel bir açıklama yapmış. Ne demiş? E, doğduğu topraklarda öldü. Hmm, güzel. Yani önemli bir doğru. şey. Doğduğu topraklar. Yani hizmet ettiği ABD. ya da hizmet ettiği. Tabii, tabi. Yani doğduğu topraklar esprisi doğru bir espri Yani sonuçta düşünsenize Erzurumlu bir imamın çocuğu hı hı. E, doğuran ABD. Yani ya do doğuran çok özür dilerim de do doğuran mı acaba? Yoksa büyüdükten sonra Amerika'nın kontrolüne mi girdi? Acaba? Bence ikisi de bir. Yani, Komünizmde mücadele yani, derneği sanki, Sanki 1962. sanki yani Amerikan e, mezalarında büyümüş bir örgüt gibi değerlendiriyoruz da. Türkiye'de gözümüzün önünde büyüdü. Devletin içine nüfuz etti, ettirildi. Ya şimdi bu gerçekleri konuşmazsak hani Amerika'da doğdu, büyüdü. Bilmem hayır, hayır, bu zaten hayır, bunu Bunlar, reddeden bir şey değil ben yani Türkiye'de. Doğru tanımlama değil. Şimdi ben, hani ben şeyi ben, ben şeyi doğru tanımlama olarak gördüm. Yani çünkü Yeşil Kuşak projesi ABD ve NATO merkezli bir proje. Evet, ki Yani şimdi Yeşil Kuşak doğru. projesi esas itibariyle Soğuk Savaşla birlikte Komünizme karşı tabii. oluşturulmuş bir hattı Birisi. ve asıl kurgusu şuydu. Yani Türkiye başta olmak üzere aşağı doğru komünizme karşı mücadele edecek İslami ülkeleri bir biçimde İslami örgütler yaratarak kullanmayı hesap ediyordu. Doğru. Fethullah Gülen de bu çerçevede komünizme karşı mücadele derneklerinin kurucularından biri. Komünizme karşı mücadele dernekleri Fethullah Gülen'le kuşkusuz başlamadı. Yani ama Fethullah yani Gülen Fethi bir yeşil kuşak tabii. projesi ürünümü Sovyet, öyle Sovyetler Birliği yıkıldıktan so sonra o yıkıldıktan sonra değil yeşil kuşak projesi tabii. Tabii, 1900 yıkmak için yıkmak yani, için yıkmak, yıkmak için, için esas burada. itibariyle yıkmak için kurulmuş ve esas itibariyle çıkış evet. noktası da 1950'lerdir. İşin doğrusu 52'de NATO'nun kurulmasıyla birlikte de hız kazanmıştır. Evet. Türkiye dahil bütün coğrafyada bunun etkilerini görürüz biz. Özellikle Müslüman coğrafyasında İslam coğrafyasında bunun etkilerini görürüz. Bu anlamıyla espri doğru. Yani bu sonuçla ya düşünsenize yani şimdi o yüzden onu söyledim. Yani küçümsemek açısından değil. Ee, Türkiye'de sonuçta ee, yani e, Türkiye'de köylü, köylü çocuklarından da sonuçta ben de köyde olmayayım. Köy, yani köylü çocuklar köyde doğanları küçümsemek açısından söylemiyorum ama Erzurum'da bir imamın oğlu olup bu kadar büyümek ya yani düşünsenize geldiği nokta itibariyle iktidar ortağıydı. Generalleri etkiledi. Akademisi, akademik dünya etkiledi. Yani biz ağlayanları biliriz yani. Hakimler. Sıraya hakimleri, savunucuları ee, Kuvvet komutanları. Kuvvet komutanlarını etkiledi. Yani ordunun generallerinin 300, 360 generalin yarısı e, Fethullah Gülen'in arkasında yürüyenler olduğunu gördük. Şimdi bu e, uluslararası düzeyde olduğu için yani asıl soruya cevap vermek aslında uluslararası bir özelliği olduğu için ki ben, Gladion'un adamı meselesini e, önemsiyorum. Yani bu tür isimler Gladion'un adamıdır. Yani e, Gladio olmadan, e, bu tür adamlar olmadan Gladio da olmaz. E, bu anlamıyla bu tür bir hareketin bütün dünyada örgütleniyor olması yani Şaban Sevinç'in müdahalesine itiraz etmiyorum. O müdahale doğru. Gözümüz önünde oldu hepsi. Biz hep bunları eleştirdik. Biz hep ben mesela hiç Fethullah Gülenci olmadım. Hiç Fethullah Gülen'e hizmet hareketi demedim. Fethullah Gülen'e hiç Fethullah Gülen hoca efendi demedim. Türkiye'de binlerce, milyonlarca insan da böyle şeyleri demedi. Ama birileri dedi ve birileri büyüttü. E, birilerinin büyüttüğü şey de uluslararası güçler olduğu için Fethullah Gülen'in bu hareketi parçalanabilir ama varlığını korur. Hı. Varlığını korur. Ha Bu tür hareketlerin dönemi bitiyor bence. Öyle mi? Yani Orta Doğu'ya da baktığımızda Şimdi bu tür burada, hareketlerin burada... dönemi bitiyor ama varlığı korur öyle Yalnızca para meselesinden dolayı... Şimdi onu diyeceğim. Hani para mı, güç mü, ee, ne ee, yani arkasından gelen bu işte taht kavgası diyoruz ya, az önce Gaffar Yakıncı'nın bahsettiği Avrupa kanadı, ABD kanadı, pardon amaç ne? Ee, ya işte yeni coğrafyalar, işte ya, Türkiye amaç... Cumhuriyetler işte Türkiye şu anda en az etkilenecek olan ülkelerden bir tanesi olduğunu söylüyor. Fethullah söyleyeyim. Gülen, ılımlı İslam'ın sembol isimlerinden biriydi. Ilımlı İslam projesinin sembol isimlerinden biriydi. Papa ile görüşmesini bile bu kategoride değerlendirmek lazım. Yani Papa Hırsiyan aleminin önemli bir ruhani lideriydi. Fethullah Gülen'e de bir dönemler bu misyon biçildi. Hmm. Hem içerideki destekçileri, içerideki işbirlikçileri, yani Türkiye içindeki Türkiye içinde Fethullah Gülen'i destekleyenler, onun önünde açanlar, ona ısrarla, yani biz hoca efendi demediğimizde neredeyse bizi dövenler vardı, dövmek isteyenler vardı. E bu bu, bu ya da e, Kamer Genç'i de saygıyla anmak istedim. Evet, bugün e, bu, evet, sosyal medyada destekli, en çok Kaç Kamer Bey'in o 2009. 2009? 2009. 2009 evet, evet. Daha ortada referandum yok, Türk 2010 şeyleri, yok, 2012 başlamış. yok. Ergenekon, Balyozlar yeni yok. başlamış. Ee, ortada 2010 referandumu yok. 2012'de Hakan Fidan operasyonu yok. yok 2013 yok. E, 17 25 <laughs> Aralık yok. Ama Kamer Genç Kürsü'den ne diyordu? O tehlikeyi görmüş. Yani bu en çok sizi dönüp vuracak dediğinde AKP'liler neredeyse Kamergenç'i linç edeceklerdi bu sözlerinden dolayı. Hakaret etme, saygısızlık etme. Meclis onaklarına dönüp baktığımızda olduğu sesleri şu anda da duyar gibiyim yani. Eee saygısızlık bugün, etmeyenler bugün var. Işte Paylaşımı çok fazla. Yani e, ya ben de bugün Kamer Genç'i andım, bir ismi daha andım, Urmumcu'yu andım. Urmumcu 1980'lerde bunu söylüyordu. Diyordu ki, sudilerin rabıtasıyla siz bu işleri finanse ederseniz bu iş başınızda döner, bela olur. Diyordu ki, siyaset, tarikat ve ticaret iç içe geçerse devlet ortadan kalkar, hukuk ortadan kalkar, bunlar devletin ortağı olur diyordu aklı çıktı mı? Ve suikaste kurban gitti. Kurban gitti. Burmumcu aklı çıktı mı? Bugün dönüp bakıyoruz. Herkes çok rahat Fethullah Gülen aleyhinde konuşuyor bugün. Haklılar mı konuşmakta? Vallahi dün destekleyenlerin bugün bu kadar cesur konuşmalarına ben şaşarak işe e, yapıyorum gerçekten. Şaşarak bakıyorum. E, Şimdi şey, şöyle bir turu ilk evet. turu biraz daha hızlı Ferhat Murat. Sonra inşallah. Evet, ben besleyeyim. sondan başlayayım başa doğru Hadi devam edeyim. Hadi sondan başlayalım. Nedir sen? Necdet Bey'in oradan alayım. Hı. Doğru. Yani bu e, 1962'de Komünizmle Mücadele Derneği'nin Erzurum'da kurucu üyesi oluyor. 1950-59 yılları arasında da Türk siyasetinin çok önemli bir ismi var. Kasım Gülek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri, etkili genel sekreterlerden bir tanesi ve Kasım Gülek zaten Komünizmle Mücadele Derneği'ne Fethullah Gülen'i hain Fethullah Gülen'i sokan kişi ve ardından da Kasım Güley'in cenazesi nedeniyle onun vasiyetinden dolayı cenaze namazını kıldıran Fetullah Gülen'dir. <laughs> hani Türkiye'de büyüdüğü serpidi, sonra da Mülentecevitin e, hükümetinde çok etkin bir rol almıştır. Dolayısıyla devletin kurumlarına yerleşme sürecinin tarihçesine bakarsak daha doğru bir analiz yaparız. köşe başlarını ne zaman tutmaya başlamışlar Burası önemli. Ecebik, Ve İlker baş İlker baş itimat edersiniz herhalde e, ulusalcı vatanperver olarak sizin tarafınızdan görülür. 2012 sen, 2016 sen öyle 2016, mısın? 2012 Kervaşı terörist <laughs> olarak yargılandı. Yani işte o, sözünü, o sözünü referans vereceksen arasında, sen de vatansever olduğunu kabul etmelisin İlker Başbuğ'un. Hangi sözünü referans Ben zaten vatansever olmadığı ile ilgili bir şey söylemiyorum. Bir dakika tırnağı açalım. Bekle Şaban. Tamam, sen tamam, tamam. Düşün. Heyecan yapma. Yok yok. 2012-2016 yılları arasında FETÖ ile bu para, paralel devlet olarak o zaman geçen Bugün de Fethullahçı terör örgütü olarak Erdoğan geçen örgütle tek başına Tayyip Erdoğan mücadele etmiştir demişti. Son kısmı buydu, şimdi başa geçelim. Şimdi Fetullah Gülen, tarihin gördüğü, bana göre en büyük vatan hainlerinden bir tanesi, ilk sıraya yazılabilir. Bu denli vatana ihanet etmiş birisi ve ona bu misyonu biçenler tarafından ya da o bu misyonu biçenlerin gözüyle baktığımızda ona ayrılan sürenin dolduğunu görüyoruz Peki. artık. Şöyle bir detay var Pınar. 100 yaşına kadar yaşamak için 1 milyon dolarlık kök hücre tedavisinde bulunuyor. Tedavi yaptırıyorlar. Fethullah Gülen, Gülen 83 yaşında Öyle vefat mi? etti biliyorsun. 100 yaşına kadar yaşasın yani görüntü olarak da yaşasın sesi çıkmasa bile bir şekilde sistem aksamasın diye 1 milyon dolarlık kök hücre tedavisi Peki istedikleri yaptırıyor. olmamış 1 milyon dolarlık kök hücre. E şimdi her türlü bir hesabı doldur. yapabilirsiniz. Hmm. Her türlü teknolojik imkan, maddi imkan elinizin altında olabilir. Ama Allah'ın hesabının üzerinde hiçbir hesabın olmadığını biz nerede gördük? Aynı zamanda 15 Temmuz 2016'da gördük. <laughs> Milletin. Onların dolarıyla. hesabı çok farklıydı. Milletin feraseti, kararlı evet. bir siyasi irade 15'te Temmuz ve girişimini püskürttü. Ben bugün tek mutlu olduğum konu ya yani bir ölümden mutlu olunur mu diye sorabiliriz. Geldiği gelince olunuyor yani gayet. Evet hakikaten ölümden mutlu olduğumuz bir gün. Çünkü Ömer Halis Demir'in, Erol Olçoğ'un, Abdullah Tayyip Olçoğ'un yine İlhan Varank'ın ve gazeteci arkadaşımız Mustafa Canbaz'ın ruhlarının şad olması nedeniyle mutluyum ve 252 tane şehidimizin o gün hayatını kaybeden Şehadete erişen şehitlerimizin ruhları şad olduğu için mutluyum. Biliyorsunuz bu FETÖ elebaşı, Fethullah Gülen beddualar ee, tabii salıyordu ortaya. Beddua, Beddua seansları, seansları vardı. vardı. Evlerine ateş düşsün. Evet. İşte şöyle olsun, böyle olsun. Kimin evine ateş düştüğü çok daha net belli. Bugün FETÖ'cülerin evlerine eğer ona karşı kalbi bir muhabbetleri varsa ateş düşmüştür. Bir de şunu diyorlardı 2012 sonrasında özellikle. Başbakan ölecek. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hasta olduğunu, kanser olduğunu, işte çok yakın zamanda hayatını kaybedeceğini ve yönetimi bunlar bir şekilde ele geçireceğini kendi tabanlarına kabul ettirmek için o dönemde çok yoğun yayınlar, paylaşımlar, kendi işlerindeki sohbetlerde bu konuyu aktarıyorlardı. Ama işte az önce dedim ya Allah'ın hesabı. Tayyip Erdoğan Allah ömür versin, Allah sağlık versin. Hayatına devam ediyor. Bu bahsettiğim zaman diliminden tam 10 yıl geçmesine rağmen ama birileri cehennemin dibine doğru yolculuğa çıktı. Bu yapılanmalar biliyorsun aynı zamanda ya da aslında asıl vazifeleri şu. Maşa. Yani ateşi elinde tutmazsın bir maşa kullanırız. Yani Fethullah Gülen bir maşaydı. Fetullah Şimdi sırada Gülen, terör örgütleri ve onlara Sadece Fethullah Gülen'in terör örgütü değil. Ben şöyle tarif ediyorum. Küresel emperyalist yapı bu dünyadaki söz hakkını, yönetimi elinde tutmak isteyen yapıyı baba olarak düşünürsek onun çocukları var. Amerika, İsrail, Avrupa Birliği'nin ülkeleri. Bir de gayrimeşru çocukları var. İşte bu gayrimeşru çocukları da terör örgütleri. IŞİD, FETÖ, PKK bunun gibi diğer terör örgütlerinin aslında hedefi menzili aynı. Aynı yere ulaşmaya çalışıyorlar. Aynı hedefi, aynı istikamete ilerliyorlar. Bugün onların gayrimeşru çocuklarının bir tanesi öldü. Bir tanesini kaybettiler ama yapıyı muhafaza etmek durumundalar. 1962 yılında Komünizmle mücadele derneğine üye olmuş, tam 62 yıl önce. Bunun son 40 yılında çok büyük yatırım yapmışlar, para harcamışlar, işte e, ciddi emekler vermişler. İstihbarat örgütleri, CIA'yı bir taraftan, Mossad'ı bir taraftan, bu küresel emperyalist yapının e, istihbarat örgütleri ve onları yöneten ülkeler. Dolayısıyla bu organizasyon yapısının çok kolay dağılmasını istemeyecekler, çünkü alabildiği maksimum verimi de almaya çalışacak. Türkiye'den çok büyük bir çoğunlukla faaliyetlerini sonlandırmasının ardından vazgeçtiler mi? Vazgeçmediler. Evet. Çünkü az önce Gaffar yakınca da bahsetti. Güney Afrika, Afrika'nın diğer ülkeleri, Balkanlar. Ben iki ay önce oradaydım. Örneğin açıktı mesela okulu Balkanlar'da evet. bir ülkede. Arnavut. Okullara hala Arnavut'ta, faaliyet gösteriyordu. Faal mesela. Faaliyet. Arnavutluk da Arnavutluk da. Bosna, Arnavutluk'ta faal. Arnavutluk'ta var. Bosna, Hersek'te var. Orada Arnavutluk'ta. üçlü Arnavutluk'ta. devlet mekanizması olduğu için... Biraz kaotik bir yapı var. Dolayısıyla Bu arada ekranda Fethullah Gülen'in elebaşının başının son görüntüleri de dönüyor arada. onu da bir iddia. Bu görüntüler şundan Bilmiyorum. dolayı çıkmıştı ortaya. Ha, evet, bir iddia var. Araçtaki ölü olduğuna dair bir iddia var ama Evet, fotoğrafı da vardı. Bunun evet. paylaşılma sebebi şu. O dönemde de yani bu bahsettiğimiz bir haftalık bir zaman dilimi 3-4 gün önce Mesela şu e, ön kodluktaki. öldü Öldü onun denmişti. cesedi olduğu söyleniyor. Yani cesetten bir farkı yok. Yani sadece ha. belki nefes alıyor. Onun dışında bir Hı. farkı yok. Şu Brezilya'da ölmüş halasını bankaya götürüyorlar. Hani onun gibi. Biraz gibi. onun gibi bu. Evet yani sanki Metullah Gülen'i kefil öyle. yapmaya götürüyorlar gibi şu anda o yanındaki kefil. Bankada kredi çekecekler de kefil olacak gibi. Çünkü hakikaten durum da öyle. Hmm. Hani ben bunu espri olarak yani söylemiyorum. Yani bir para kavgası Cevdet var o Türk zaman. Yolu, Cevdet Türk yolu. Bir dakika Türk... para kavgası mı bu? Para ve güç. Güç. Sadece para değil. Ve güç. Tabii. Yani bu şimdi bu örgüt nasıl bir örgüt Pınar? Bu örgütü... İstihbarat, i̇stihbarat yönü var mı? Tamam istihbarat var. örgütleri kurduysa misyonu tamamlanmadı bu örgütün o zaman. Bu terör şimdi örgütü şöyle, öyle mi? Asıl misyonu neydi? Mission Completed diyeceğimiz zaman dilimi neydi? 15 Temmuz 2016. Tamam. Orada... Mission failed oldu. Yani misyon görev tamamlanamadı. Görev Türkiye ortadan için ama. kaldırıldı ama Bir de. ana Sor. ana eksen hmm. en büyük hedef oydu. Tamamlanamadı. Tali hedefler Peki tamamlanma var. isteği var mı halen yani? Tamamlanma isteği mutlaka vardır ama tamamlanma kabiliyeti var mı? Heh. Önce ona bakmak lazım. Yani Türkiye'nin içerisinde sıfırlandı mı diye sorarsan sıfırlanmamıştır. Çünkü renklendirme yöntemleri var farklı gruplardan Gözükme yöntemleri var. Bir şekilde etkili noktalarda kendilerini bugüne kadar hiç açık <laughs> etmemiş insanlar olabilir. Bak bahsettiğim 62 yılın 40 yılı çok aktif bir şekilde bunlar faaliyet gösterdiler. Tabii. Kimin ne olduğunu bileme bilemeyeceğiniz bir mekanizma. Yani biz görmedik hmm. mi? Sol bu, dergisinin bu Keleman, genel bu... yayın yönetmeni bile bunlardan çıktı. Evet. Yani en Türk soludur. E, Sol dergi Türk soludur. Türk solu Sol, aslında şeydir bu. biliyorsun. Türk solu değildir aslında. Solda Şundan değildir. Bundan bahsediyorum. Yani hücce itibariyle eee e, marjinal olarak gözükecek abi. grupların yayınlarının genel yayın yönetmeni olabilme ihtimalini de taşıyan yani buna da geçmişte imza atmış bir grup. Dolayısıyla hani nereden çıkacağını bilemeyiz ama Türkiye'deki kabiliyetleri çok da üst düzeyde değil onu söylemiş olalım. Tamam. Eee CIA'ye şu andaki mücadele şu aslında. Bakın mesela şunu tartışıyoruz. Bak bu çok doğru bir tartışma değil. Ne, ben bugün o? çıktığım birkaç yayında da söyledim. Şimdi Detaylandıracağım o yüzden. Şimdi Abdullah Haymaz Avrupa sorumlusu. Onunla birlikte hareket yani, edenler Gaffar Bey var. Evet. E, Gaffar Bey'in söylediği diye evet. Gaffar Bey'in söylediği yanlış değil. Şuraya gelmeye çalışıyorum. E, Mustafa Özcan ve Cevdet Türk yolu koalisyonu şu anda Fethullah Gülen'in işte yanında vefat ettiği koalisyon. Hmm. Ve o zamana kadar yanlarında barındırdılar Fethullah Gülen'i ve dolayısıyla o gücü ağır, büyük bir bölümünü kendilerine, kendi lehlerine çevirdiler. Hmm. Ama burada şu değil. Yani bu bir demokratik seçim falan değil. Hmm. Yani oturulacak heyet işte eller kalkacak, inecek değil. Burada seçimi kim yapar? Patron yapar. Patron Kimse seçimi o yapar. Ve burada Patron patrona kim? kendini ispat etme Patron çabası kim? var. Diyorsunuz ki Patron bir Avrupa var bir Amerika. ABD var diyorsunuz. E şimdi bak Pınar bunların hepsini böyle daha büyük geniş bir okuma yaptığın zaman zoom out yaptığın zaman biraz daha yüksekten baktığın zaman patronun kim olduğunu kim? görmüyor muyuz? Aynen. Yani Netanyahu'nun hizmet ettiği yer neresiyse bunlar da oraya hizmet etmiyor mu? Etmedi mi bu zamana kadar? Ettiler. Dolayısıyla burada örgüt içinde şöyle bir savaş var. Ben daha iyi şekilde konsolide ederim, dağıtmadan bu yapıyı tutarımın ispat edilmesi durumu var. O yüzden hani şu anda adaylar tepeye oynayacak. İşte Birazdan gelecek. Adaylar yani. onun ispatını evet. veriyorlar ve daha kurumsallaşma durumu var. Onu da birazdan anlatacağım. Az sonra isteyeceğim Şaban Sevinç. Ne diyorsunuz? Ya şimdi tabii Dinledikçe gün boyu Fethullah Gülen'in ölümünden sonra yapılan yorumları işte televizyonda konuşan arkadaşları falan dinledikçe sanki böyle hani nasıl tarif tarif edeyim <laughs> ya yabancı bir şey konuşuyormuşuz gibi yani Amerika'daki bir yapıyı konuşuyoruz. Hmm. Amerika'dan işte Türkiye'ye düşmanlık yapan bir yapıyı, bir örgütü konuşuyoruz Değil gibi. Mi? Öyle bir algı işte Sanıyorum e, Türkiye'nin e, güvenlik birimleri de belli gazeteci arkadaşlarımıza bilgi notu geçmiş. E, çünkü e, farklı farklı gazeteci arkadaşlarımızdan aynı formatta e, şeyleri e, dinliyoruz gün boyunca. E, işte öldü, işte şimdi iç iş savaş çıkacak, Avrupa kanadı işte Afrika ile Sizin birlikte bir hareket gelmiyor. edecek. Amerika ayrı bir olacak bölümler falan şu an. gibi. Lütfen Şaban sen şimdi onu ben anlattım. yok. yok. bana, rica bana kimse otu falan göndermesin. Yok rica mi? ederim. Açık rica ederim. Senin Hı, için ben demiyorum. öyle bir şeyim yok. Yok yani. senin için tamam. demiyorum. Rica tamam. ederim. Bilerek bir şey bilerek söylüyorum. Eyval. Senin için demiyorum. Eyval. Kimin için diyorsun? Daha açık konuş. Yok ya gün boyu dinlediklerim. Gün boyu dinlediğim Gün boyu yorumlar. Ben de 3 kanalda çıktım da o yüzden. Yok yok. Sen seni de dinlemedim gerçekten. Yani ama gün boyu dinledim aynı mantık. Yani e, Aynı söylem mi var? Evet evet aynı söylem. belli ki. İşim e, bir mi rahatsız ediyor? Hayır Ama hayır, şöyle bakın arkadaşlar. Anlamıyorum. Bir işte. hayır bir de şu var. Gerçek o olamaz mı yani? Herkes aynı şeyi ya olabilir, söylüyor. Olabilir. Olabilir. Nitekim, deyiminde. nitekim, nitekim bu, nitekim, bu, bilgilendirme mı? muhtemelen uzman görüş. Yani güvenlik birimlerimizin bir nevi gayri resmi bilgi notu gibi galiba ya doğrudur teknik olarak doğrudur anlatılanlar ben yanlış demiyorum ama şöyle bir şeye de sürüklenmeyelim arkadaşlar bu memleket hepimizin. Hepimizin ya bu memleket. Doğru. Yani e, ve neler yaşadığımızı 2008'den bu yana FETÖ belasından neler yaşadığımızı Ferhat Murat diyor ki Ecevit dönemiyle. Efendim şimdi kimi arkadaşları dinleyince şey, Cumhuriyet Halk Partisi. Şey var. Bir tanesi şey, Kasım, Kasım Gülek, diğeri de Bülent Ecevit. Ya Fethi... Öz, Özal yok, Evre yok, Yılmaz yok, Çiller yo, yo, yok. Daha da söyleyeyim Çiller var. Abdullah Gül yok, tamam. Erdoğan yok. Bakın, ya bu kadar, Fet, ya? Fet, bu kadar olur mu ya? Fetö ye. Fetö ye. Bu kadar olur mu kardeşim ya? Bu kadar olur mu ya? Fethi'yi var Bak şimdi. Tamam Büyük ben, ben... Şefaatçi <laughs> olacağım ilk kişi Ecevit. Ecevit yine Gülen'i övdü. Tamam Ecevit. Şimdi gelelim. Ah Ecevit, ah Ecevit. Ah Ecevit. Evet. Emir elde de var. Ayrıca... Emir de var. Tanzuçin tamam. Tamam. Var, de var, var canım Biz var. Biz geliş evet. gelişme kısmını anlatıyoruz. Şimdi Sonuç arkadaşlar zaten herkes gördü. Tamam. Şimdi bak ben saygıyla dinledim. Şimdi arkadaşlar bu yani ya hani böyle dışarıda Amerika'da yerleşmiş ve Amerika'dan Türkiye'ye ateş eden bir örgüt değil. E tamam. Bir. Mesela herkes Türk mesela. Efendim öyle değil. Nasıl itibariyle. Tabii, Türkiye'de o, or, orijin ülkedir söyledim ya. Efendim orijin, orijin, orijin Türkiye'den, Türkiye'dir. Türkiye'den, yani, Türkiye'den Türkiye'dir. elebaşı Türk. ikinci tabii, tabii, adamdır, efendim, Türk adam tabii, orijin, o anlamda bizim, söylemiyorum. Elbette ki ama bunlar, bunlar Türk. ne zaman? Ya Emre Uslu. Ee, şey zamanın başındaki neydi? Ekrem, Ekrem, Dumanlı. Ekrem, Duman. Ekrem, Dumanlı. Buna hep burada yerli. Ee, ya, şu Abant e, Vakfı'nın başındaki neydi? Hüseyin. Mustafa Yeşil Mustafa mi? Yok. Mustafa Yeşil miydi? Yok yok. O... FETÖ'nün önde, mesela Akın İpek. Buradan tamam. çıkma hepsi bunlar. Bir dakika. Kanal Türk. Bunlar, bunlar kimdi ve ne zaman yurt dışına çıktılar? Yurt dışına çıkıncaya kadar ne yapıyorlardı Türkiye'de? Kimdi bunlar? Şimdi arkadaşlar, teşhisi doğru koyalım da yarın başımıza yeni belalar açılmasın. Çünkü potansiyel belalarımız var. FETÖ gibi. Bakın FETÖ gitti, METÖ var diyoruz değil mi? Gerçekten de var. FETÖ gitti, METÖ var. Yine dini kullanarak... Yani yine AK Parti'nin şunu mu demek istiyorsunuz? Ee, yani işte CIA e, arkasında işte büyük bir güç işte yapan yönlendiren değil. Yani sonuç itibariyle bu kolaycı bir yaklaşım mı? Kolaycı bir yaklaşım diyorsunuz? efendim. Biz suçlu değiliz. Biz hata yapmadık. İşte Amerika şeytan, büyük şeytan Amerika başımıza Onlar bela yaptı, etti bunu. Onlar Başımıza bela etti. Bu yaklaşım etti. doğru Burada değil anlayışla... kardeşim. Amerika kullandı mı? Elbette kullandı. Ne zaman kullandı? Amerika'nın kullanabileceği etkinliğe gelince Türkiye Cumhuriyeti devletinin içinde silahlı kuvvetlerde, milli istihbaratta, işte iç işlerinde, bürokraside, yargıda Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanabileceği büyüklükte etkinlikte bir güç haline gelince Amerika da tabii kullandı. Yani kullanır. Yarın da kullanır Amerika. Başka İsrail de kullanır, başka ülkeler de kullanır. Türkiye'deki böyle potansiyel tehditleri, potansiyel hain yapıları, düşman yapıları. Ama bunları Türkiye içinde besleyip büyütüyoruz. Şimdi Fethullah Gülen FETÖ terör örgütü dediğin tarlada büyümüş, yani farkında olmadan büyümüş yabani bir ot değil ki. Ne Fethullah Gülen terör örgütü, Fethullah Gülen terör örgütü içimizde, Türkiye'de böyle ekilmiş, tamam mı? Biçilmiş ilaçlanmış, bakımı yapılmış. Tamam mı? Ya şu Kemalist vesayeti yıkalım diye iktidara ortak edilmiş. Tamam mı? Sonra 10 yıl birlikte yürünmüş. Ee, silahlı kuvvetler silahlı kuvvetler içindeki FETÖ'cüleri her yüksek askeri şurada ayıklarken 2003'ten itibaren gelen hükümet demiş ki yok durun ben dindarları siz, ordudan attırmam, siz ordudan dindarları atıyorsunuz ey Kemalistler diye yasayı değiştirmiş. Fethullahçı askerlerin ordudan ihracını önlemiş. Tamam mı? Sonra ordu içinde bir takım operasyonlar olmuş. Ee, bu iktidarın kafasına uymayan askerler, albaylar erken emekli edilmiş çeşitli şekillerde. Ve bu iktidarın kimyasına daha uygun gördüğü Fethullahçı subayları hızla terfi ettirmiş. Nitekim biraz önce Necdet Saraç anımsattı. 16 Temmuz 2010, 15 Temmuz 2016 15 darbe girişiminde e, 144 tane tu general var. Bak tu general, or general değil, tu general. Psik. Ne demek bu tu general? Ne demek? Yani son 4 yıl içinde general olmuş. Son 4, yani 2000 Ondan sonra general rütbesini olmuş. Yani komutan yıldız takmış. Peki. Kim takmış? Orduya ne zaman girmiş? Şey mi? Oluyor? Bülent Ecevit mi? Kasım Gülek mi takmış yani yıldızları? Sürücüm. Yani Kasım Gülek mi takmış? Tuğ Genel. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı mı takmış? Ahmet Necdet. Genel kaç yılda Hiç. Tuğ Genel Ferhat ben ya. Bir saniye efendim. Tuğ General kaç yılda? Efendim bak o Tuğ General, bak o tuğ, general bak o tuğ Generalliğe de albaylığa da bırak albayla yarbaylığa da gelemezdi binbaşı iken kulağından tutulup atılıyordu. Binbaşı AK olana kadar neredeyse gelince peki o dedi sizin ki bahsetti. ben dedi dindar subayları attırma. İsimler neredeymiş? Kara Harp Okulu'na girerken askeri liseye 28 girerken yıl yani, arkadaşlar neredeler 28 mi? Arkadaşlar 28 bir saniye bakın 28 bakın 28 bakın yıl. arkadaşlar değerli Lütf kardeşim. alabilmek için geçelim. Şimdi bakın. İşte şu, 28 şu anda 8 yıl önceden de Şu, şu anda FETÖ ile mücadele ediliyor mu? Dibine kadar ediliyor. Dibine kadar ediliyor. Ee, peki hala hala ak, 23 yıllık AK Parti iktidarının sonunda vali yardımcıları kaymakamlar yani daha 5 yıllık 10 yıllık kaymakam efendim 7 yıllık vali yardımcısı FETÖcü çıkıyor mu? Çıkıyor. Ne zaman çıktı? Hala çıkmıyor mu? Ama da, çıkıyor Ya, ya bak ya, Google'a yaz. Şey, da, operasyonlar ya, ya, geçen yıl en az Geçen en az 15 yıl 15 bir sürü vali, şey var. vali olan, yardımcısı, tabii. kaymakam, FETÖ Kendi, diye işte, operasyon yapıyor. Ben de yadır. son çıkanları hala soruyorum silahlı, sana. Bak, Mutlaka hala silahlı, vardır içeride. Ben, ben de söyledim ben zaten dakika, konuşmam. Bir dakika. Da. Hala silahlı kuvvetlerimizin içinden. Hala silahlı kuvvetlerimizin bir içinden. FETÖ'cü ayıklamıyor muyuz? Zaman zaman ayıklıyoruz. Yani 23 yılın içinde silahlı kuvvetler mensubu olmuş FETÖ'cüler çıkmıyor mu hala? Çıkıyor kar İsteyince ayıklanabiliyor mu? Ayıklanabiliyor. Bir de sınav soruları arkadaşlar şey satarak biliyorsun sınav soruları. Sınav sorularını yıllarca çalınması. yıllarca değil, şimdi, yani şey değil. Şimdi arkadaşlar değil, bakın. Mesela ne biliyor musunuz? Mesele ne? Mesela biz o makamlara teşhis, gelinmesini sağlıyoruz. Doğru koyalım daha arkadaşlar. yeni. Söyleyeyim demin seni desteklemek açısından söyleyeyim. Tarihe bakın 14 Eylül 17 ilde FETÖ operasyonu 34 kişi gözaltında. Evet evet yeni operasyonlar yapılıyor. 14 Eylül 2024. Eylül 2024. Benim yani, şimdi var zaten yapılmaya bak. devam ediyor da benim söylediğim şey şu. Şaban Sevinç diyor ki yeni kaymakam olmuş isimlerden FETÖcü çıkıyor diyor. Ya, ben de bunu soruyorum Ya bak, yani, operasyonu da ya bunu geçmişte 10, sana? 10 yıllık 15 yıllık yok, yok. olmuşlardan bahsetmiyorum. Kaymakamlar yok, yok. Yeni, yeni oldu, FETÖcü çıkan var, var mı? Var. Peki. Var. Birkaç ya, yıl içinde Sayın kaymakam Soylu, olmuş FETÖcü. İçişleri Bakanlığı döneminde. Bir sürü kaymakam FETÖcü diye operasyonla görevden alındı kardeşim. kaymakam dediğin, alınıyor. Kaymakam doğru. dediğin kaç yıllık kaymakam biz oluyor? Sonra kariyer yok. Ya kaymakam olanlar, var. 20 yıllık kaymakamlar var. var. Bakalım ya ben yanlış yalan söylemiyorum. Derdim ben yalan söylemek. söylemek derdim AK ya, Parti'yi değişsin, suçlamak değil arkadaşlar. Derdim ne biliyor musunuz? Derdim derdin o da olabilir. Ya, bu ya ülkede Havansi. biz artık, bu ülkede biz artık, biz artık bu ülkede aklımızı kullanalım. Aklımızı kullanalım ve AK Partililerin de Cumhuriyet Halk Partileri'nde, MHP'lilerin demlilerinde, DEM'lilerin de, çocukları barış içinde, huzur içinde, güven içinde yaşasınlar. Artık huzurlu bir ülke haline gelelim. Kendi kendimize çatışmayalım. Kendi ayağımıza kurşun sıkmayalım. Bunun için ne yapmamız lazım? Doğru teşhis koymamız lazım. Onun için diyorum ki Fetullah Gülen örgütü Amerika'da büyüyüp yaşarmış. Amerika'dan Türkiye'ye ateş eden bir örgüt değil. O senin 2000, görüşün işte. Bu teşhis efendim, zaten bir, baştan yanlış AK, AK Parti ile iktidar... Bak teşhis AK, yapacaksak şunu diyelim. 2012'de bunların ne mal olduğu çok net çıktı değil mi? 2012'de İstihbarat çıktı. Teşkilatı'na. Ha. Bak Milli ama İstihbarat bak, Teşkilatı'na bak, yapılan, bak, yapılan, bak, yapılan öyle, operasyonda ama, çok net çıktı tamam, ve öncesinde de zaten ama, gerilim vardı. Ferhat tamam, Bey öyle dersen hani, yanılırsın. Bak, saniye. bak saniye. Sayın Ak Parti'ye, Sayın efendim. Recep Tayyip Erdoğan 2013'te kalp rahatsızlığından dolayı Fethullah Gülen'e geçmiş olsun Telegram var yani 2012, öyle 2012 Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeyi ne? Yani 2012'de Kemal 2012'de 2012'de Kılıçdaroğlu karnı 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 da diyor ha bunu daha operasyondan itibaren AK Parti ile Fetullah'ın kavgası başladı. Koalisyon bozuldu yani. Koalisyon diye bir şey yok mu zaten Şaban Sevin. Koalisyon yok. 40 yıllık yapının 30 yılının içerisinde devletin içinde kökleşmiş, kendinde o gücü hissettiren bir yapıyla iktidara yeni gelmiş bir partinin onu kökten bir anda atma şansı söz konusu mu? Değil. Bak arkadaşlar. 2004. Ama arkadaş. atma cesaretinde okay, biraz bulunan önce. kişi o, biraz tek önce. başına Tayyip biraz Erdoğan. Önce. Bak bunu biraz az önce. önce de ifade ettim. O, İlker Aynen. Başbuğ söylüyor. Ya şimdi İlker Başbuğ. Ya başlıyor. hayret. İlker. Neye hayret ediyorsunuz anlamadım. Efendim, arkadaş. Bak, ya Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen'le çatır çatır vuruşurken onun karşısında pozisyon alıp FETÖ'cülere destek veren kimdi arkadaş? Bana bunu söyleyin ya. Bir saniye. Fethullah Gülen'in medya organları kapatılırken onun önünde nöbet tutanlar kimdi? Bak Tayyip, ya, abi, bak. Tayyip dakika, Erdoğan Gülen, Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen'i ülkeye bu, davet etti. Bu, doğru bir, bak, bu doğru bir tartışma değil. bu doğru Gülen, Böyle evet. tartışırsak biz bu işi teşhis edemeyiz arkadaşlar. Tamam. Bakın, bakın. Ben 2005'te ya zaten bir ülkeye... teşhis etmek gibi bir derdi olan senin yaptığın gibi yorum Ama yapmaz Ferhat, ki. Bak gerçekten Sen Ferhat. Nalına da mıhına da vuramıyorsun. Efendim, bak biz bir, AK ya, Parti'yi de ya. eleştiriyoruz. Ya, Hata hataları ya. eksikleri var diyoruz. Öz eleştiri de yapacağım ya. Öz Ama kim yapacağım. Bir dakika Ferhat Murat Şaban Sevinç. Öz eleştiri de yapacağım diyor. Şimdi Arkadaşlar ya teşhisi doğru koyalım ya. Bakın şimdi Teşhis, Sayın Cumhurbaşkanı bir dakika teşhisi 15 Temmuz'dan itibaren konulmadı mı? Ya koyamadık. Hala kardeşi. koyamadık hala koyamadı koyamadı mı? Mı? ya. bakıyoruz, bakıyorsun şeylere, Diyatro anlatılanlara Diyatro. bakıyorsun. Sanki FETÖ, FETÖ yabancı bir örgüt. Bir Amerikan örgütü. Oradan Türkiye. Hayır ya içimizde besleyip büyüttük ve halen var. İçimizde besleyip büyüttük. Hala da ayıklamaya çalışıyoruz. Hala beka meselesi diye bakıyoruz. Kripto diyoruz, bilmem ne diyoruz. Hala böyle kritik yerlerden devlet zaman zaman operasyonla çeşitli illerde işte 20 FETÖ'cüyü, 50 FETÖ'cüyü ne bileyim böyle yakalayıp yargıya teslim ediyor. Hala hani Amerika? Amerikan burası? Ya bu nasıl? Kendi içimizde. Anlamış değil. Şimdi da bizim anlattığımız teşhisi şey. doğru yapmadık. Şimdi Yapalım bir de aynı hata da olmasın büyüttük diyor. Ya. Abdullah Öcalan'ı da Komünizmle Allah. Mücadele Derneği'ne ya. giden ya yine aynı arkadaşlar. bahsettiğimiz Yeşil Kuşak projesinin arkadaşlar. bir başka versiyonu Marksiz Marksist ve sosyalist olarak gözüken o sosla Türkiye'nin içini parçalamak için yine bahsettiğimiz benzer yapılar desteklemiyor mu? Ya arkadaşlar. destekliyor, arkadaşlar. değil mi? Arkadaşlar Bak, bu, Şimdi FETÖ'yle şey hatta sen, bakın sen kendi içinde, sen Abdullah Öcalan'la FETÖ'nün İlk buluşmaları var. Ya CIA onları, tarafından buluşmaları var. Onlar Neyi teknik geç? onlar teknik. Geçeceğiz onlar teknik bilgi. Şimdi onlar şey mi? PKK'yı Türkiye kendi içinde mi büyüttü? Orada da şimdi, Kürt da şimdi, bir takım militanlar var. Ya, Adı orada, da da Ahmet ya, Mehmet Kardeşim, ...böyle bak, mi değerlendiriyorsunuz? Ben konuşamıyorum. Ben Bir Ferhat Murat, bir Şaban Sevinç bitirsin araya girer Tamam, arada girilecek araya da tamam tamamlayalım sözlerimizi. Arkadaşlar Teş Kasım Gülek'ten girdiniz, Ecevit'ten çıktınız. Bir, bir dakika ben de görüşlerimi, teşhislerimi tamam. söylüyorum. Ben Ankara'da yaşadım. Teşhisi güzel Ankara'da, koyamadık dedi. Ben Ankara'da gazetecilik yaptım arkadaşlar. Tamam. Fethullah terörünün belasının beslenip büyütülüp böyle semirdiği güç haline geldiği, Artık Ankara bürokrasisinde iş e, takip edebilmek için. Fethullah'tan referans almak zorunda kaldığın günleri ben yaşadım Ankara'da. Gördüm gözümle görerek. Ya Fethullah'a selam vermeden atıyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nda işini ilerletemiyordun. Ya da işte Fethullah 99 ya da Sanayi Bakanlığı'nda işini Sevinç, ilerletemiyordun. Böyle bir şey ya da emniyette işini ilerletemiyordun. dakika, ilerletemiyordun. Şaban Sevinç direkt olarak sen gazeteci bizzat arkadaş, yaşadın ya mı? Ankara'da gazeteci efendim. Bizzat kendin yani Hayır, hayır. Mı? Ben kendi adıma söylüyorum. Ben, benim için Fethullah Gülen daima bu ülkenin e, düşmanıydı. Daima düşmanıydı. Ha, onun için o, onun daima için, düşmanıydı. Evet, Onu da o e, hani medya önünde bekledi filan falan. Ben de gittim oraya. Onu da cevabını veririm gerekirse. Düşmanının şimdi burada neydi? mesele, burada mesele suçlamak değil. Tamam mı? Şimdi ya şimdi Fethullahçı gazeteciler var ya bu Avrupa'da YouTube kanallarından Türkiye'ye evet. sallayanlar, FETÖ'cü gazeteciler. Evet. Ya o gazeteciler bak Fethullah'ın yayın organlarının temsilcileri, yayın yönetmenleri filan Ankara'da o dönem yani 2000 2010 lu yıllar yani bu şey 2012 2013'e kadar yani AK Parti ile kavgaları başlayıncaya kadar filan. Ankara'nın en havalı gazetecileriydi. Ankara'nın en havalı gazetecileriydi kardeşim. En güçlü gazetecileriydi. Zaman gazetesinin mesela temsilcisi haber müdürü Ankara'nın en güçlü gazetecisiydi. Ekrem Niye? Duman. Niye? Niye? Aşırı özgüveni vardı. Ben de sana hatta bir detay anlatayım. vardı o özgüven? Bak, çünkü, çünkü, diğer, çünkü Fethullahçı olmuyor. O kadar özgüveni vardı çünkü, ki Tayyip Erdoğan'ın önüne bir milletvekili listesi koydu. Evet. kişi. Ekrem Dumanlı. Ne yaptı Tayyip Erdoğan onu? onu ne da yaptı? Anlat. Ne yaptı? 2011 seçimleri. Kovdu. Biliyorum, Kovdu, paketledi, gönderdi. Anlatayım. anlatayım. 2011 seçimlerine kadar Erdoğan Fethullah'a 5 tane 10 tane milletvekili veriyor. 2011 seçimlerine kadar. 2011 seçimlerinde... Erdoğan bir yurt dışı gezisine gidiyor. Uçakta Ekrem Dumanlı da var. Ekrem Dumanlı Sayın Başbakan görüşebilir miyiz? Bir özel görüşme, hocadan mesaj var diyor. Uçağın özel bölümüne geçiyorlar havada. Ekrem Dumanlı Başbakan Erdoğan'a diyor ki 2011 seçimleri öncesi. Efendim hoca efendi 100 tane kontenjan istiyor diyor. 100. Şimdi bunu burada virgül koyalım. Erdoğan'ın Erdoğan tepesi atıyor orada. Tamam, bu burada bıraktım. O zamana kadar 8-10 tane vermiş. Çok önemli bu. Mi? seçimde 100 tane istiyorum diyor. Ama bu arada o detayı da söyleyelim. Her partide de 8-10 tane var. Ha, tamam. Yani Şimdi doğru buradan, yol partisinde buradan de buradan var. Devam edeceğim. Tamam. İşte bütün partilerde tamam, var. CHP'de de, de var. Devam tamam. Hayır araya gideceğim. Tamam. tamam. Bende kaldı ama. Uçakta tamam. evet uçaktan devam Bize edeceğim. Bir de sıra, sıra gelir. Sonra gafvar yakınacak. Evet. Kısa bir ara. Şimdi efendim kontrol noktası ikinci bölümde Şaban Sevinç e, sözü söz vermiştim. Oradan devam edeceğiz. Burada Ebu Bekir Şahin Rütük Başkanı bir e, tweet atmış. E, yetki alanımızda bulunan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler. Üst kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz. şimdi Yapan mı var? Şimdi. Bakın ben yerel yerel bir, ben, yerel bir televizyonda böyle bir şey. Yerel bir televizyonda. Evet. Hayır Hı. Bursa'da Hı. bir internet sitesinin genel yayın yönetmeninin. Geliceğim Şaban. Eee konu Sabahleyin herhalde bir program yapıyorlar. O program esnasında işte ne olduğunu filan anlatırken e, ne niyetli olduğunu bilmiyorum açıkçası. Allah rahmet eylesin gibi bir cümle gördüm, kullanıyor. Gördüm, ikisi de gördüm. Mekanı cennet, yani, cennet Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet, 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 cennet olsun. Dil sürçtü, kasıtlamış. Dil sürçmesi olma ihtimalini sürçmesi ben yüksek de görüyorum. Ha, peki. Ama e, tabii yayıncılıkta yayın… Ama Rütük Başkanı yayın... bunun üzerine bu kadar ciddi bir tweet attığına göre… Efendim, şimdi bakın şimdi yayıncılığı yani. da herkes yapmasın. Evet, kardeşim. canlı yayında… İşi bilenler, profesyoneller… Dil, dil de sürçmesin iş yani. Dil de sürçmesin. İşi, bilenler, i̇şi bilenler yapsın da herkes de kamu yöneticileri… Yani bu kamu konuda dizi sürçmemeli yani. …görev sınırlarını bilsin. Rütük Başkanı buradan yani selamlarımı söylüyorum kendisine. Ben de Rütük üyeliği yaptım. Rütük Başkanı halen sürmekte olan yayınlara böyle Twitter'dan ya da işte şeyle ayar vermemeli veremez. Niye yok. Rütük Başkanı'nın düzenlemesi? etkisi var. Hayır. Rütük. Yani rütükün bir de şöyle bir görevi yok mu? Aldığı kararlarla düzenler. Tamam, kararlarla olarak düzenler. Şöyle. Önleyici faaliyetleri de yerine getirir biz. Onu geçen gün kararlarla Aile Bakanı ile birlikte düzenleyici bak Aile Bakanı ile birlikte yasalar yasa çerçevesinde Rütük başkanı Bekir Şahin bir toplantıya davet ettiler. Burada kadına şiddet üzerine özellikle son dönemde konuşuyoruz. Böyle bir gündem var. Medya açısından da kadına şiddetin önlenmesine dair çok önemli bir projeksiyon koymuşlar. Orada bizimle paylaştılar. Önleyici Top bir tedbir. Yapabilir. Ama şimdi böyle sıcak konuda tartışırken ha böyle tweet atıp ha buna göre yayın yapın falan diyemez. Böyle böyle bir yedik. yapmakta herkes Top özgür yasa, ama efendim sonuçlarına katlanmak rütün yetkisi durumundalar. Şimdi yayınlar yapılır. Tamam mı? Ya, bu yayınlar Rütük'te kaydediliyor şimdi. Bütün televizyon yayınları Rütük'te kaydediliyor. Rütük'ün görevi o. Kaydediliyor. Sonra ta, Kayıttan ta, ta, sonra, hı. yayından sonra o kayıtlar izleniyor. Ha, dün akşamki yayınlarda, işte önceki akşamki yayınlarda şöyle bir yasaya aykırılık olmuş diye kurulda görüşüp e, tamam. Sabahtan beri bu Yoksa konu konuşuluyor, yayın yapılırken ya da yayın sürerken şöyle ya konuşun, böyle yapın diyemez. Sabah 8'den bu yana, yana yayınlar yapılıyor. İzlemiştir. Buna dair tespitlerini şu anda paylaşıyorum. Ta, ta öyleyse bir, bir peki. icam yok ama neyse. Şimdi peki oradan Şaban Sevinç devam edelim sonra Gaffar Yakıncı'ya bir yerde sözü kesmiştim. Şimdi, Neydi? Vekil şimdi. istemek şimdi. meselesi ha. demiştin uçakta. Ha. Şimdi 2011 seçimleri öncesi Başbakan Sayın Erdoğan işte yine bir yurt dışı gezisine gidiyor. Galiba Afrika'da olabilir. Bilmiyorum hangi yurt dışı gezisi. İşte uçakta yine hani iktidara yakın gazeteci arkadaşlarımız var. Ee, Ekrem Dumanlı da var Zaman gazetesinin. O genel zaman hepsi gidiyordu ya. Efendim uzaklar da gidiyordu o zaman. Kimler uçak biniyordu? İktidara yakın, uzak. O zaman ha. Altaylılar, şunlar, bunlar hep ha, liberaller, yaptırdı. liberaller. Olabilir. <laughs> Olabilir. Neyse Ekrem Dumanlı Sayın Başbakan sizde özel görüşmem gerekiyor diyor. Sayın Başbakanla uçakta işte özel bölüme geçiyorlar ve orada diyor ki işte Fethullah Gülen Hoca Efendim'den bir size bir mesaj var. Neymiş diyor başbakan? Efendim diyor bu işte önümüzdeki seçimlerde e, sizden 100 milletvekili istiyor. 100 milletvekili kontenjan istiyor diyor. Erdoğan'ın orada tepesi atıyor. Tamam mı? O zamana kadar 8-10, 8-10 kontenjan vermiş. Birden 10 misli, 100 kişi istiyor. Yani çıkaracağı 300 milletvekili, üçte birini Fethullah istiyor. Orada Erdoğan hakikaten sinirleniyor. Ve e, ondan sonra Erdoğan işte ben bununla yolları ayırmalıyım şeyine giriyor. Zaten devamında 2011 seçimleri, 2012'de zaten hani artık kavga su yüzüne çıkıyor. Mit Müsteşarı dönemin Hakan Fidan'a Dershaneler işi başlıyor. Ölcüsü. Dershaneler Kapatma başlıyor. başlıyor. Eskiden ama asıl Hakan Fidan'a operasyonu şey diye çekiyorlar. Oslo'da PKK ile evet. niye görüştünüz? Yasa dışı evet. iş yap O ara Başbakan olan Erdoğan'ın ameliyata girdiğini tahmin evet. ederek. Ameliyat saatini evet. Ameliyat denk evet. getirerek o baskını. Evet, onu yapıyorlar. Ee, ama sonra Hakan Fidan'a işte teslim olma, saklan diye. Bu şey arada yaptılar. başbakan yani Erdoğan ameliyata girmiyor, birisine uğruyor. İşte Allah'ın işi hesabı diyoruz ya. Ziyaret yani ameliyat öncesi birisinden bir bilgi geliyor. birisinde görüşmek istiyor eski dostu ve ameliyat tehir ediliyor birkaç saat. O arada da Hakan Fidan arayıp ulaşabiliyor. O da ameliyatta zannediyor. Çünkü kimsenin haberi yok. Başbakanın birini ziyaret ediyor. Ee, yani hemen işte Hakan Fidan'a teslim olma diyor saklan. Sonra 24 saat içinde meclisten yeni yasa çıkarıyorlar. E, mit MİT müsteşarının işte sorgulanması falan başbakanın iznine bağlıdır diye bir yasa değişikliği yapar. Çatışma oluyor orada. Şeyi Hakan Fidan'a FETÖ'ye vermiyorlar. Şimdi neyse sonra dershane kavgası işte 17-25 Aralık olayı vesaire vesaire e, 15 Temmuz darbe girişimine kadar. Bak Fethullah Gülen örgütünün e, örgüt silahlı örgüt ilan edilmesi ne zaman? Mayıs 2016. Mayıs 2016'da Fethullah Gülen terör örgütü diye devlet şey yapıyor, karar alıyor. Mayıs 2016'ya kadar Fetullah Gülen terör örgütü değil. Paralel, paralel devlet, devlet yapılanması. Paralel devlet yapılanması devlet ama, şey. Yapılandırması ama şey, şey resmi resmi bir şey değil. PDY olarak o geçiyor. kullanılıyor. Yani öyle, siyasi öyle bir, siyasi kolay ama siyasi değil o, canım bildiğin resmi belgelerde paralel devlet, paralel devlet devlet yapılanması hatta yine diye yazıyor. darbeye eşdeğer şey, bir şey terör örgütü sisyonlu. demiyorlar ama terör terör örgütü Mayıs'ta. Ama paralel devlet yapılanması. Bakın şimdi dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar bak bir daha söyleyeyim de. Bir daha söyleyeyim de ya FETÖ bu ülkede içimizde büyüdü, beslendi, işte gübresi verildi, bakımı yapıldı. E, tamam mı? Büyütüldü filan. Niye? Temel şey de neydi? Temel motivasyonda e, motivasyon da neydi AK Parti'nin? Ya biz iktidar olduk ama muhtedir olamadık. Niye muhtedir olamıyoruz? Ya bu Kemalist vesayet var ya işte ordu. Bizim Türkiye'de gerçekten iktidar olabilmemiz için bu orduyu e, Kemalist yapıyı yıkmamız lazım. Motivasyon, temel motivasyon bu. Hmm. Fetullah Gülen terör örgütünün Türkiye'de etkinleşmesi, güçlenmesi, işte Hoca Efendi diye övgüler düzülmesi, o Türkçe olimpiyatlarına bütün AKP'li bakanların, belediye başkanlarının katılması, işte gel hocam Türkiye'ye özledik seni diye ona büyük bir güç şey yapılması, vehmedilmesi filan. Anladım. Yani, ee, yani bütün temel motivasyon Kemalizm çizgisinde. Fethullah Gülen cemaati de Erdoğan'ı sana darbe yapacaklar, sana darbe yapacaklar diye işledi işledi, işledi. Peki. Olabilir bizim silahlı kuvvetlerimizdeki o zamanki şey de, komuta akademisi de bir takım yanlış davranışlar yapmış olabilir. Bir takım yanlış davranışlar yapmış olabilir. Yani Fethullah Gülen örgütünün size darbe yapacaklar iddiasını güçlendiren bir takım yanlış davranışlar silahlı Kemalist kuvvetlerde subaylar ya Kemalist subaylar da demeyeyim yani silahlı kuvvetlerin kurumsal yapısı içinde Anladım. bir takım şeyler işte ne bileyim yanlış konuşmalar işte iktidara karşı başbakana karşı e, efendim haddini aşan bir takım ifadeler dönemin komutanları Peki. tarafından kullanıldı. Tamamlayalım Şaban, bir, hat, yakıncaya geçeyim. Hat, hatta bir deniz kuvvetleri komutanıyla işte başbakanın bir toplantıda sert tartıştığı filan da yansımıştı basına. Evet hatırlayın. Milli ee, Güvenlik. Dolayısıyla FETÖ bunu kullandı. E, 2013'e kadar işte 2013'te e, birbirlerine girince koalisyon ortakları yani FETÖ ile AK Parti kavgaçı patladı. Peki. Sonra peşinden 17-25 Aralık. Bakın, Koalisyon ama ortakları dakika, diyor ya. Dakika, burada dakika, itiraz yapıyorlar. etmem tamam, lazım. O zaman koalisyon tamam, 15 Temmuz 2016 sonrasında CHP ile mi kurdular? Efendim. Koalisyon ortaklığıysa bu. Çünkü darbe girişimine tiyatro dedi. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açık açık ya, efendim, tiyatro Kemal Bey e dedi yani dedi diye. 252 tane insan ölmüş. İşte o 17-25 Aralık'la 15 Temmuz arasında kim sahip bir çıktı? Özel o zaman da muhalefetle mi koalisyon yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu yaptı? Ya, öyle dedi. Tamam. Muhalefetle koalisyon yapmadı. O zamanki Cumhuriyet Halk Partisi. Hayır, dedi. senin, tamam. Partisi. Hayır, senin bakış açınla benzer ama. Bir cümle bir dakika Ferhat Murat Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk o zamanki yönetimi. yani Sayın Kılıçdaroğlu AK Parti'ye karşı mücadele etmek için yanlış bir şekilde bence Fethullah Gülen e, cemaatinin propagandası etkisinde kalmış olabilir. Tamam. Kalmış olabilir. E, dört yıl. 4 yıl, 4 yıl değil canım. 4 yıl değil. Yani 17 25'teki 17 25'teki birçok şeyi. Bir tweet var. Öyle mi? Tweet Okumanızı mi attı? tavsiye ederim. Tamam yani. bakarız şimdi. Gaffar yakıncaya geçeyim. Tamam atmış. bir bakacağım. Hani Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Fatih bir bakar. Kemal Bey, şey, hani Kemal Bey, e, e, Kemal Bey burada suçlayacak bir şey yok, veri yok. Anlatabildim mi? Yani çünkü o zaman ya 15 Temmuz'u Temmuz gitti 20 belediye başkan devinde televizyonda izle. 17, sonra, sonra Yeni Kapı mitingi yapasın oraya katıl. Ardından kontrollü darbe de, tiyatro de. Efendim olabilir. Ondan Kemal sonra Bey bir tane teşvik attığımızı. Kemal Bey Kemal Bey'in kontrollü darbe demesinin Nedeni o hal ilanıdır. Tamam. O hal ilanı ve bir hukuksuzluk sürecinin Nasıl başlaması. Nasıl mücadele edecek? Bak Efendim, az önce eleştiriyor. Ayrı mu? konu. Hala ama, var Kemal, ayıklayamadı Ama, da, ama, ama, şöyle de yapabiliriz ya hükümet. Ana muhalefet partisiyle ya başımızda böyle bir bela var. Ana Muhalefet Partisi gelin oturalım nasıl çözelim Yeni şunu kapıda diye. Bu, ya, bu, yapılmaya çalışıyor. Yeni kapıdan sonra o hal ilan etti işte yani. Tamam bu yeni sefer yeni kapı ruhu dediğimiz ya, üstü, Şimdi burada siyaset üstü. Kemal Bakarak Kılıçdaroğlu bir dakika. Ya bir dakika Ferhat. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweet'i şöyle. Devletin e, kalbine ihanet hançerini beraber sapladığınız evet. ortağın ölmüş. Evet. Yani. Ee, ''Eminim üzüntün derindir sen neler istedi de vermedin ki devletin kılcal damarlarına barıncaya kadar tüm kurumlarına yerleşmesinde emeğin ve desteğin hiç az değil. Çok yalvardın bitsin bu hasret diyerek anlaşılan onunla hesabınız ahirete kaldı. Ahirete bırakmadan seninle olan hesabımızı görmek ümidiyle bağımsız yargının önünde.'' diyor ülkemize, gençlerimizi anne babalara verdiği acıları, açtığı derin yaraları vatansever mücadeleyle kapatacağız. Kemal Kılıçdaroğlu. Ya, bitsin bu hasret diyor ya Gaffar evet, abi. Çok Gaffar üzünen. yakınca. Bitsin bu hasret çağrısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevabı ne? Söyleyeyim mi? Canlı yayında televizyonlarda. Hatırlamıyorum ben neydi? Başbakanın böyle bir çağrı yapması yanlıştır. Birisini ülkeye davet etmek başbakanın ruhtesinde değildir. Ne malum buraya gel. Geldiğinde onu yakalayıp hapse atmayacağı diyen evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, doğru hatırladım. Yani, hatırladım. Kemal Laf Bey çok yakın. samimiyetsiz şeyler söylüyor. <laughs> Tweet'i sert mi? Ya sertlik yumuşaklık değil. Ya, yani, bu tweet adı, Fethullah ya, Gülen'e mi tweet ya, bu tweet e, Recep doğru. Tayyip Erdoğan'a mı? Adın mülayim soyadın sert olsa ne yazar. Kemal Bey'in söylediklerinin bir inandırıcılığı yok. Kendi partisini bile ikna edemez bu şekilde. Kusura bakmasın Özgür Bey daha doğru bir çizgide. Bak şimdi onu yani hakkını verelim özgür yani, özel mücadeleye devam hayır, dedi. Hayır, tamam doğru bir çizgide duruyor. Yani Fetullah, Fetullah Gülen'i darbeyi doğru tahlil ediyor. Bir cümle söyleyeyim bu arada yani FETÖ'nün FETÖ'nün en önemli ilk operasyonu da Cumhuriyet Halk Partisine evet. Deniz Baykal'a yaptığı evet. kaset evet, doğru yani. doğru doğru aynen ama, öyle. Ama maalesef aynen o kaset Baykal'a yapılan aynen kaset komplosu. Aynen mı? öyle. AK Parti iktidarda sayın Başbakan da destekledi biliyorsunuz. O da doğru değil. O zaman. Tamam. Yanlış. Bir dakika. Gazeteci görüyoruz. Yani o ben aynı fikirdeyim sizinle. Aynı fikirdeyim. İlk hedeflerden biri CHP'ydi. Sonra MHP'ye hedef aldı. Şimdi Gaffar yakınca aldı. Şaban Sevişteli dedi Şimdi... ki, Necdet Saraç da söyledi. Teşhis konulmadı. Şaban dedi ki biz büyüttük, biz besledik. Yani Türkiye'de ya şimdi, toplum yani biz büyüttük biz besledik biz karşımıza geldi. teşhisi düzgün koyalım diyor. Türkiye'deki siyasi iktidarların, bürokratların, bürokrasinin bu adamlara çeşitli dönemlerde çeşitli şekillerde yol açtığını görmek zorundayız. Yani bunu inkar edemeyiz ama tahlili buradan çıkmış burada büyütülmüş bir örgüt gibi yaparsak hataya sürükleniriz. Bakın açık söyleyelim FETÖ müşahhas isimdir. Özel adı FETÖ'dür, genel adı Süpernato'dur, Gladio'dur ve Amerikan örgütüdür. Bunu söylemek zorundayız. Delillerle söyleyeyim mesela bakın neden öyledir. Yani örnek verelim. Sayın Bülent Ecevit, rahmetli Bülent Ecevit FETÖ'yü çok sevdiği için mi FETÖ'ye bazı tavizler verdi? Yoksa ona mecbur muydu? Ya da efendim Özal'dan bahsediyoruz. Rahmetli Demirel'den bahsediyoruz. Ya da mesela Tayyip Erdoğan'dan bahsediyoruz. Türkiye'de sivil iktidarlar Amerika'ya rağmen, onun vesayet odaklarına rağmen iktidarda kaldılar. Onlardan biri ve en güçlü kolu da FETÖ'ydü. Onu nereden biliyoruz? Bakın şimdi zamanı geriye saralım. Bu adamın çıkışına bakalım. Bu adam ta 60'larda çıkmış. 1966 senesinde İzmir kestane pazarına vaiz olarak atanıyor. Hmm. Erzurum'da. Bakın o hikaye Erzurum'da çok enteresan. Erzurum'da O hikaye çok enteresan. Bakın evet. neden kestane pazarına atanıyor ve kestane pazarında ne oluyor? Ben kısa bir anekdot aktaracağım size bakın. Kestane pazarında o zaman Süleyman Karagül'le var önemli ismi oranın. Kestane Pazarı'nda Akreviler Kooperatifini kuruyor. Ruşen Çakır'ın tabiriyle bir Müslüman komün denemesi. Yani şöyle bir şey yapıyorlar. Bir kooperatif kuruyorlar. Diyorlar ki biz burada ev sahibi olmayan arkadaşlarımızı da faizsiz şekilde ev sahibi yapalım. Bu arada kurduğumuz sitenin içinde cami olsun İşte biraz dini bir hayat yaş yani muhafazakar bir hayat yaşayabilelim diyorlar. Bunlar da umumiyetle kestane pazarı esnafı. O sıralarda orada Kestane Pazarı'nda vaizlik yapan şey var, daha sonradan Yaşar Tunagür, sonra Diyanet İşleri Başkanı yapıldı. Yaşar Tunagür var, biraz daha böyle felsefi şeyler falan konuşuyor. Yaşar Tunagür, Diyanet İşleri Başkanı olunca esnaf diyor ki, ya buraya biraz halkın da ağzından anlayacak, biraz belageti kuvvetli, biraz daha avam konuşacak birini yollasanız bu camiye hmm. diyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı da bunu buluyor gönderiyor, birileri referans oluyor bu adama. Bu gelince orada... Seçiliyor yani. Bak şimdi işte orada bir tartışma var. Şimdi çok enteresan. Bütün belgelerde var. Bunu yani bizim soldan da bir sürü araştırmacı yazar bunu yazdı. Ben de yazdım. Belgeleri de geçmiş bir şey. O zaman orada Fethullah Gülen geldiğinde çıkan tartışmalardan biri şu. Fethullah Gülen diyor ki bunlara. Ya diyor siz diyor ne yapıyorsunuz diyor. Böyle kooperatif kurmuşsunuz diyor. Devlete kendinizi gösteriyorsunuz diyor Müslümanlar olarak. Hedef gösteriyorsunuz diyor. Halbuki sizin diyor yer altında çalışmanız lazım. Kripto çalışmanız lazım diyor. O zaman Süleyman Karagül'le de başta buradaki insanlar itiraz ediyor. Bunlar milli görüşçüler, Erbakan'ın arkadaşları. Diyorlar ki, ya burası Müslüman ülke kardeşim, biz niye gizlenelim? Biz terörist değiliz. Gizli bir faaliyet yürütmüyoruz, ajanlık yapmıyoruz. Niye biz yer altına ineceğiz? Zaten yaptığımızda legal bir şey diyorlar. İlk tartışma bu. 1971'de de İzmir'deki o şeyden bunu kovuyorlar. İzmir'deki e, kestane pazarı. E, ki, cami derneğinden kovuyorlar. Bu da güzel yalıya gidiyor. Kendisi de oradan kopardığı öğrencilerle orada örgütünü kuruyor, devam ediyor. Bunu niye anlatıyorum? bakın? Bu İlk seçilmiş bir yani. kişi. Bu seçilmiş bir kişi. Amerika tarafından seçilmiş bir kişi. Bu ne sağcı ne solcu. Yani bugün geçmişe bakarken de mesela rahmetli Ecevit'i suçlamak da büyük haksızlık olur. Bu doğru değil. Neden? Çünkü şunu biliyoruz. Mesela 1974'te Semih Sancar o zamanki Genelkurmay Başkanı orgeneral geliyor. Örtülü ödenekten para istiyor Bülent Ecevit'ten. Bülent Bey diyor ki "Parayı ne için istiyorsun?" diyor. "Özel Harp Dairesi için." diyor Bülent Ecevit'e Semih Sancar. Bülent Ecevit diyor ki kendisi anılarında yazdı, anlattı da ya böyle bir daire yok. Nereden çıktı bu diyor. Bu kime veriyoruz parayı diyor. Ya diyor siz bilmezsiniz diyor genel kumay başkanı. Genel kumay başkanı başbakan'a diyor bunu arkadaşlar. Genel kumay başkanı halkın oyuyla seçilen başbakan'a diyor ki Bülent Ecevit'e. Siz bilmezsiniz diyor. Böyle bir daire var diyor. Bu işte ipi de Amerikalılardadır diyor. Bülent Ecevit'e bilgi vermiyor ve ilk defa Türkiye'deki sivil irade, sivil iktidar böyle bir gizli örgütlenmenin varlığından haberdar oluyor. FETÖ böyle bir örgütlenmedir. Amerikan örgütlenmesidir. Bugün adı FETÖ olur, yarın METÖ olur, öbür gün SETÖ olur. Bunun bir önemi yok. Bir, bir gün bugün bu dindar değil. kılıfına girer. Değil, bu dindar bu şapkası, değil. dindar yani bu ma şapkası ma Maraş Katliamı, katliamı sonrası. Değil, Maraş Katliamı. Ecevit'le Genelkurmay arasında geçen o diyalog FETÖ. 1974 1993. FETÖ değil efendim o dediğin. Özel Harp Dairesi'nin e tamam, özel Harp Dairesi'nin e de generali değil, Özel Harp Dairesi'nin generalleri değil mi FETÖ'nün önüne açan? FETÖ'nün kendi anılarında var. Ne alakası, Askerlik var. yaparken onu ya seçen, askerliğini aşkına, yaptırtmayan. Ne, ne alakası ya. var Allah aşkına? Ayre, aynen öyle. Ne var. alakası var Allah aşkına? Alakası Allah aşkına. çok var. Bakın ya. ben A'dan Z'ye o süreci ya çok iyi biliyorum. Ya lütfen ya. Böyle yanlış. Çok, hayır çok ben, çok böyle iyi. Böyle yanlış teşhisler koyuyorsun. Çok çok Doğrusu ne? Ondan sonra yarın başımda. Yarın başımıza ben, başka metöler bela olacak. O Ben de onu anlatıyorum işte. Şimdi tutup falan iktidar yaptı derseniz, Ecevit yaptı derseniz, Erdoğan yaptı derseniz, Türkiye'deki iktidarlarla bunu sınırı tutarsanız o zaman gelir işte. Asıl konu Amerika. Amerika'daki tehdidi, NATO'daki tehdidi görmezseniz o zaman yanılırsınız asıl. Onu söylüyorum ben. Yani bugün Demirel'e fatura çıkarmak kolay rahmetli Demirel. E Demirel yaptı açtı ne güzel. Ya böyle bir şey yok. Siz Türkiye'de iktidara geldiğinizde kafanızda demokrasi kılıcı sallanıyordu. Hayır, o demokrasi öyle, kılıcı öyle şey vesayetti. Yok. Öyle bir şey yok. Öyle Şimdi efendim şey mesela... Kemalist subaylar falan... Yok. Ya Kemalist subay Öyle diye bir şey, yok. bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti yani, ordusunun doktrini zaten Atatürk'tü. Dün de Atatürkçülüktü. Bugün de Atatürkçülük. Değişen bir şey yok. Ama yapılan yani, şey ya şu. Bunlar o, masal size Amerikalılar, size yok, teşkilat... Yok. Ya. ya ben yani, abi bir, somut şeyle konuşuyorum. Ya, Amerikalı bir, sana bir, teşkilat kurar. O teşkilatı bugün dindar yapar. Öbür gün Kemalist yapar. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. bir cümle söyleyeceğim. O kadar kolay değil ya. Bir dakika. Anlatıyorum abi. Somut anlatıyorum. arkadaşlar. Neye de, rahatsız oluyorsunuz? Arkadaşlar bakın, ya, bir dakika. Bir, bir neye takım. rahatsız oluyorsun? Ecevit'i savunuyorum Ay, burada. Ol, neye rahatsız oluyorsunuz? Bir cümle söyleyeyim bak. Bakın bir takım siyasi kaygılarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüzyıllık birikimine hakaret etmeyelim. Hangi yüzyıllık Türk milletini, milletini, yahu? Hangi 100 birikim ya? Hangi yüzyıllık bir, bir dakika, birikim o? Bir dakika, Türk Hangi 100 yüzyıllık birikim dediğin Türk 10 yılda bir darbe biraz, yapan birikim Türk mi? Öyle bir birikim falan yok. Kusura bakmayın yani. Efendim, Öyle bir birikim efendim, yok. Efendim, Askeri vesayet bak, diye bir ya, şey vardı. Bak efendim, 10 yılda bir darbe yaptı. Hiç en büyük bedelinde solcular dediği işkence haneleri kurdu. Hiç i̇şte o FETÖ'dür. O FETÖ'den hiç başka bir şey değildir. Ya Türkiye Cumhuriyeti devletine birikimine ve 100 yıllık cumhuriyet diyoruz. 2. yüzyıla giriyoruz ve Türk milletinin ferasetine Hakaret ediyorum. Ama cevap ver. Ben de bunu bitireyim. Ben böyle bir şey yapmam. Ben katkıda ya bulacağım. Ben bir şey söyleyeceğim. Türkiye'yi aldınız. Türkiye'yi aldınız. Bu buz cumhuriyeti yaptınız. Tam 74'teki olayı anlattı ya Gaffar Yakın'sı. 74'teki... Kurumsal bir devlet nokta. anlatıyorum. Özel Harp Dairesi'nin sen doğrusunun ne olduğunu anlatsana. Az önce anlattı. 74'te örtülü öderekten parayı sinirken doğrusu ne? Verilerle anlattı. Sen de doğrusunu anlatsana. Özel Harp Dairesi sadece Türkiye'de yok. Özel Harp Dairesi NATO'nun üyesi bütün ülkelerde bütün ülkelerin silahlı kuvvetlerinde var olan bir gizli teşkilat. Sadece Türkiye'ye özgü değil.

İhalet ediyorsunuz. Arkadaşlar, şey arkadaşlar bakın rica tamam. ederim. Ya, rica bir gaflar ya. yakınca tamamlasın, arkadaşlar, bir değişe sıracılık sonra Türkiye, Ferhat Murat'tan... Türkiye AK Parti'ne doğmadı, AK Parti'ne ölmeyecek. Ben de şöyle yapalım ya. Bir cümle söylüyorum. Evet. Bir, bir cümle söylüyorum. Tamam bak da, bir cümle. Amerika diyorsun. 74'te Türkiye Kıbrıs'a çıkartma yapıyor Amerika'ya rağmen. 74'te 50 yıl önce Amerika'ya rağmen Kıbrıs'a çıkartma yapıyoruz. Kıbrıs'ın yarısını alıyoruz silahlı kuvvetlerimiz. Sonra Amerika Türkiye'ye ambargo koyuyor. Ne yapıyor sonra gelen Süleyman Demirel hükümeti? Amerika'nın Türkiye'deki bütün işlerini kapatıyor, Amerikalıları def ediyor. Hani Amerika'ya e, bağımlı olmadan iktidar olunmuyor Türkiye'de? Sonra ne oluyor? Sonra ne yaptı? Sonra, ne, sonra, sonra oluyor? ne oluyor? Ne oluyor sonra? 12... sonra? ne oluyor? Neye neye ne oluyor? Demirel kaç kez gidip İlk kaç ya kez ya geliyor? Öncelişim Kendi diyor. Altı kez gittim, 7 e yedi kez ya geldim ya, diye. Şaban Sevim, bak, Allah aşkına lütfen. Ya, alakası. Kalamıyor işte iktidar. Bir dakika, abi, rica ediyorum. Şimdi A, rica, rica ederim ya. Bir anaokulu tamam. düzeyinde tamam. algılamayalım. Tamam, Gaffar yani. e, Yatıcı devam ya. etsin. Lütfen, Sen, rica ediyorum. Arada siyah beyaz, bak siyah beyaz, bir, iki, sıfır, bir şekilde algılamayalım. Bak gerçek şu, Türkiye'de siyasi irade diyor. Türkiye'de siyasi irade var. Tabii ki Türkiye'nin demokratik geleneği var ama aynı zamanda Türkiye'de ta 1950'den beri 1946'dan beri Türkiye'nin NATO ile temasından beri Türkiye'deki bütün sivil iktidarların CHP'de var bunun içinde Demokrat Parti'de var Adalet Partisi'de var özür dilerim. Diğer partilerde var. Hepsinin tepesinde sallanan bir de vesayet kılıcı var. Bu vesayet kılıcının arkası Amerika'ya dayanıyor. Bu vesayet kılıcını sallayanlar Türkiye'nin subayları değil. Ya. Değillerdi zaten. Bakın 2011 tarihinde diyor ki İlker Başbuğ bunu Hürriyet gazetesinde yayınlandı ya. İlker Bey diyor ki Genelkurmay Başkanı o zaman. Biz bir rapor hazırladık. Raporda bu FETÖ terör örgütünü anlattık. Ben götürdüm Sayın Başbakan'a sundum. Hı. Ve sadece Sayın Başbakan'ı ikna edebildim diyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna edebildim ne diyor. Ne için? Ya bunu İlker Bey anlatıyor. İlker Başbuğ. Yani bu bir Amerikancı örgüttür. Amerikancı, Amerikancı terör örgütü mücadele edilmesi Efendim? lazımdır. Ya e, İlker Bey'in söylediğini İlker Bey ne ikna etmiş? Anlatıyorum abi. işte kaç defa söyleyeceğim. İlker Amerika... Başbuğ bana kendisi anlattı. Kaç defa söylüyorum. İlker Başbuğ anlattı? kaç defa söylüyorum. Neyi anlattı? Efendim, Neyi anlattı? Sayın İlker Başbuğ bana kendisi anlattı. Kaç defa söylüyorum. Kozmik odaya, kozmik odaya FETÖ'nün girme olayına. Kozmik odaya FETÖ'nün girme olayını. olayına. İlker Başbuğ mu anlattı? Evet. Ben Halk TV'de yönetici. Halk, yönetici. Halk, TV'de yaptığımız programda ha. İlker Başbuğ, Sayın İlker Başbuğ, e, FETÖ'nün o işte Bülent Arınca suikast kumpası hmm, kozmik devamında FETÖ'cü hakimin işte Kozmik Oda'ya silahlı kuvvetleri Kozmik Oda'sına girme girişimini engellemek için nasıl çırpındığını Başbakan'a gidiyor Erdoğan'a efendim işte böyle bir şey var buna izin veremeyiz diyor Erdoğan diyor ki ben karışmam Abdullah Gül'e gidiyor Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanı diyor ki ya ben karışmam ama işte yargıya da engel olmamak lazım falan filan tamam mı eee İlker Başbuğ'a bırakıyorlar kararı yani. Hadi sıkıysa yargıya karşı çık. Sen çık diyorlar yani. Çıksaymış. Çıkmıyor. Çıksaymış Çıkmıyor. kardeşim. Konuşması kolay. Çıkmıyor. Ne güzel Heh, ya. Tamam Elinde işte. silah varken, tamam kılıç işte. varken. Tamam. Çok güzel. Tamam. Çünkü çünkü bakın gücünüz sivil devirip, iktidara devirip yetiyor. Kumpas kuran FETÖ'cülere, kumpas kuran Amerikancılara, CIA'cılara yetmiyor. Bu kadar basit. Ben İlker Başbuğ'un yaptığı, verdiği röportajdan bir bölümü aktarıyorum. Açın bakın orada. Ben raporu sundum. Bir kişi ikna ettim diyor. Bakın şunu anlamak zorundayız. Türkiye'deki sivil iktidarlar acaba FETÖ'nün önünü mü açmaya çalıştılar yoksa FETÖ'ye rağmen mi iktidarda kalmaya çalıştılar? Benim kanaatim şudur. Gördüğümde şu Ecevit'e dahil ederek söylüyorum. Demir Demirel'de dahil ederek söylüyorum. AK Parti'nin ilk döneminde dahil ederek söylüyorum. Bu vesayet odağına karşı Amerikancı bu örgüte karşı direnerek ayakta kaldılar. Ve ondan sonra da bugün kökünü kazıyan siyasi irade belli. Asıl üzücü olan şey şu. Bugün bunun terör örgütü olduğu konusunda hepimiz sen Anlaşıyoruz ama Türkiye'de hala bazı siyasetçiler adalet yürüyüşü adı altında buna can suyu veriyorlar. Efendim, Ankara'dan Kalkınca'dan. Bir, bir, evet, bir, bir dakika Şaban Bey. Asıl bir ayıp bir olan şey sevinç, bir Asıl dakika. ayıp ben olan bir dakika. yok. Bunda yani anlaşalım. Bakın ben şunu söylemiyorum. Teş doğru koyalım. Bizim hatamız Türk yok. Türkiye'nin hatası yok demiyorum. Türkiye'deki siyasetin, bürokrasinin eksikleri hataları vardır. Bunları da konuşalım. Ama biz bunu bir Amerikancı örgüt olduğunu kabul etmezsek asıl büyük hatayı orada yaparız. Çünkü bunlar gider yerine öbürü gelir. Sizinle aynı fikirdeyim. Ama yerine öbürünün gelmesi şöyle olur. Siyasetçiler küçük oy hesapları yaparlar. Ya işte üç puan oradan alayım, bir puan buradan alayım. Bunlarla pazarlık yapmaya kalkarlar. Fakat bunlar öyle sanıldığı gibi ufak tefek cemaat memaat değil. Bak arkasında Koskoca CIA'yı almış, Pentagon'u almış, gazetecileri var, gazeteleri var, satın aldığı sivil toplum örgütleri var. Siz de söylediniz, bunlar yaşandı. Öyle bir çökerler ki ülkenin üzerine kabus gibi, en son artık gelip insanları öldürecek noktaya, meclisi bombalayacak noktaya gelirler. FETÖ artık bitti. Dur. Tamam. Bir FETÖ... necdet sıra. Bir cümle söyleyeyim. Tam cümle olarak cümle bitmedi ben ama cümle. büyük oranda beli kırıldı. FETÖ büyük oranda bitti. Devlet FETÖ'nün çanına otunu tıkadı. Ee, bakın, hani Amerika Şaban, siyahi kullanıyor diyorsun ya. CIA yarın yarınlarda başka cemaatleri Türkiye'ye karşı kullanacak. Tetikli şu anda şu anda FETÖ'nün yerine devlet kurumlarına iktidarla barışık bir şekilde Hı. yerleşen ya belediyeyle var. de ilgili iddialar var abi. Ekrem İmamoğlu ile ilgili de iddialar ben var. Abi, ona ben ona nedenle, nedenle teşhisi doğru <laughs> Yani söylüyorum. Bence. iktidar da değil. Doğru yok. Süleymancılara vermişler. Hepsi olsun Hepsi olsun. Bakın bu tartışmada temel itiraz noktam. İtiraz etmem ona yani. Temel itiraz noktam şu. Doğru. Türkiye gibi bir ülkede uluslararası güçler devreye girmeden öyle illegal örgütler, paralel örgütler olmaz. Hiç burada tereddüt yok. Bu en az 50 yıllık bir geçmişi var. 60 yıllık geçmişi var. Uzatabiliriz de. Şimdi bunlar doğru. Ee, Türkiye'de siyasal iktidarların dönem dönem e, Fethullah Gülen'e destek verdikleri de doğru. Kasım Gülen itiraz etmeye gerek yok. Evet bu tür angajmanları var. Bülent Ecevit yani. Ama, ama Kasım Gülen'i siyasetçi gibi saymayın hocam. Yok. yok. Onu ayrı tutun. O, o bir organizatör, hocam, o başka sade, bir şey. Tamam CHP'de bak, genel sekreterde ama tarzıma, o ayrı bir şey. Bak şimdi buradaki tartışma Şemsettin şu. Şemsettin Günaltay. Arkadaşlar tartışma şu. Bakın şöyle yaparsanız yanılırsınız. Özellikle Ferhat Bey. Yani CHP'ye faturayı çıkararak buradan tebliğ mümkün değil. Ben çıkarmadım. Bak ben çıkarmazdım. Benim şunu yorumum... size. şu kadarını söyleyeyim bak. Yani Fethullah Gülen'in iyi geçinmediği ve döneme uygun davranmadığı bir tane aktör yok. Necmettin Erbakan. Ya bakın Necmettin Erbakan Başbakanlık yaptı Türkiye'de. Ya baş, e, ama şey, ne, e, ne zaman güçleniyor? Gitti. zaman yesesin? Ne zaman kuruyor Ay, kardeşim? Gitti. O dönemde kuruyor ya. Hangi Şimdi bak, dönemde kuruyor? Ekonomi Müsaade. Zaman, zaman, zaman Necmettin Erbakan. Tarihi çok farklı. Başkası yürütüyordu. Onu aldılar, devraldılar. Ya beni, beni ilgilendiren şu bakın. beni gerçekçi olan şu. Faturayı bir tarafa çıkarma, özellikle CHP çıkarma çabası bu işte yanıltır dönemsel itibariyle şeyin ama e, kimse Fet onu yapmıyor Hocam, öyle bir Fethullah, şey yok. Fethullah bak Fethullah Gülen 12 Eylül döneminin özel korunan kollanan adamıdır. Evet. Şimdi bu tesadüf olabilir mi? Tabii Adam ki... 6 yıl aranıyor ya 6 yıl 1980-12 Ara, Eylül darbesinden sonra aranırken Bazı evet. veriyor, cami her şey. cami geliyor. Ya yakalanıyor, yakalanıyor. Olur. Adamın isminden dolayı tekrar bırakıyorlar. Bir bir aramada Fethullah Gülen ar yakalanıyor. Araya onu giren bırak... paşa özel art dairesi. Aa, hocam? Evet, Demir, aynen. Demin onun için Şimdi, özel art dairesi. Tamam. Bu anlamıyla tamam. şöyle bir tartışma. Yani her bak. şey birbirinin doğruluyor aslında. Biz yani burada hemen, son, hemen hemen burada üçümüz mutabıkız gibi ama Şaban Bey diyor ki yanlıştır. Buradaki şey şu. Şimdi bunlar doğru. Türkiye'deki yani o anlamıyla da ABD'nin, NATO'nun, Türkiye'de örgütlenmeler var. Türkiye NATO üyesi bir de. Bak oraya atlayarak konuşmayalım. Onun için süper NATO Şimdi, diyor. Darbelerde, darbelerde NATO bağlantısı olmadan ülkede darbe olmaz kardeşim. Yani bu kadar net. Şimdi bunları da ama şöyle bir gerçeklik var bakın. Burada atlanan şey şu. Şimdi FETÖ'nün ya da Fethullah Gülen'in en fazla örgütlendiği ve paralel yapıyı sağladığı dönem AKP dönemidir. Şimdi bunu kabul etmezseniz yanlışa var gidersiniz. Son dönemi. Şimdi Bon az bir süre mesela. değil bakın. Yani Kuluçka'dan çıktığı dönem hocam. Kuluçka'dan çıktığı dönem, Yumurta'dan yapar çıktığı dönem. Gafar Bey bakın. Yani şimdi, istikamını yaptığı, çıkış yaptığı dönem. Türkiye'de, Türkiye'de iddianameler hep tartışılır ama Fethullah Gülen'le ilgili 2000 yılında hazırlanan rapor, iddianame düzeltiyorum, İddianame'de aslında hepsi var. Bakın şu anda konuştuklarımızın hepsi var. Fethullah Gülen'i tarif müsaade edin. Ama matematikte bak bir doğru bitireyim. ama söylediniz. Bakın yani söyledim, şimdi, söyledim. şimdi tarif bile ediyor ya. Fetullah Gülen örgütlenmesini tarif ediyor. Askeriyedeki, emniyetteki, yargıdaki örgütlenmesini tarif ediyor iddianame. Bu iddianame ne oluyor? FETÖ Fetullah Gülen 1999'da Amerika'ya gidiyor. Bülent Ecevit'le ilgili söylenenler de yanlış değil yani bu tür söylemler var ya, yani. hiç oraya itiraz etmeye gerek yok. Yani gereksiz bir direnmeye gerek yok orada. Ama 2000'deki iddianamede Fetullah Gülen 2024'te nasıl konuşuluyorsa, daha da net söyleyeyim. 2016 darbesi sonrası Fethullah Gülen nasıl konuşuluyorsa aynen var. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın ben yani yeni bir tartışma açmak istemem. Seyf Oktay'ın kitabını yazdım. Seyf Oktay'ın hem hayat kesin hem de meclisiydi. 1991 Doğru Yol Partisi, Sosyal Demokrat Alçı Parti koalisyonu var. Muhteşem bir, bana göre 91 koalisyon şeyi, bildirgesi çok iyi. 91 bildirge iyi bildirge ben faaliyet diyeceksiniz şey, ama yok yok tamam. ya ortak seçim hükümet hükümet bildirgesi evet. hükümet çok iyi bildirge yani, demokratikleşme de var demokra, bir sürü şey var. Bilir. Enteresan bugün tartışıyoruz da ana dil bile var. Demirel'in altına imzattı ve okuyan da devir 91-93 arasında Uygulamayı. dönün meclis tutanaklarına bakın. Bakın dönün meclis tutanaklarına bakın. En az 2-3 kez tarikat ve cemaatlerle ilgili soru önergeleri geliyor, rapor sunuluyor. Fethullah Gülen Gülen dahil Hakkari'den Edirne'ye, Kars'tan Muğla'ya e, kadar bütün örgütlenme şemasını açık söylüyorlar ya. Şu camide şu var, şu vakıfta bu var, şu yurtta bu var diye söylüyorlar. 2000'deki iddianame de aslında bunu somutluyor. Bir adım daha atayım. 2004'te, 2004'te Milli Güvenlik Kurulu'na geliyor ve doğrudan Fethullah Gülen, Fethullah Gülen'in paralel bir örgütlenme kurduğu, bu örgütlenmeyi derinleştirdiği Milli Güvenlik Kurulu'na konuşuluyor. Altına imza atanlar kimler? Yanlış askerler değil. Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Adalet Bakanı, dönemin Savunma Bakanı. Bunların hepsinin altında imzası var. Abdullah Gül dahil. Niye uygulamıyorlar? Bakın bu kararı alıyorlar. Fethullah Gülen'e yönelik, yani bu örgütlenme yönelik operasyon şeyi doğrudan 2004 Milli Güvenlik yani Kurulu kararı. Yani tehdit görülüyor. Ya çok net, hiç şeysiz. Bakın okuyabilirim, elimde şey var yani getirdim de. Okuyabilirim. Neden uygulanmamıştır? Niye uygulanmamış? Çünkü orada bir işbirliği var. Şimdi Fethullah <laughs> Gülen'in en önemli özelliklerinden bir tanesi Takiye. Bakın Takiye normal özellikle dini örgütlenmelerde yaygın kullanılan bir modeldir. Ve önemli olan iktidarı almak. Yani sonuçta bir de, de bu net. Milli Güvenlik 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu belgelerinde de bu net. Asıl itibariyle bir iktidar iddiası var. Bu şey değil, gizli saklı bir iş değil. Şimdi buradaki tartışma noktası şu. Erdoğan dönemi, AKP'nin ilk 12 yıllık dönemi Doğrudan Fethullah Gülen'in önüne açıldığı dönemdir. Abartısız söylüyorum. Geçen programda da söyledim. Yani her Fethullah Gülen tartışmasında bunu söylemek doğru mu? Yani rencide etmek açısından söylemiyorum ama AKP kurmaylarından en baba kurmayları düşünün. O AKP'nin AKP olduğu dönem 2002 ile 2009-2011 arasındaki kurmaylarından Fethullah Gülen övgüsü olmayan bir tek kişi yok. Türkçe olimpiyatlarını dağlara taşlara yazıyorlar. Şimdi para bastılar ya. Para bastılar. Para bastılar. Şimdi bakın set, set, bu gerçeği para bastı. Bu bu senin röportajın yok mu? Yani efendim herkesin röportajı Şimdi, var. Benim Altaylı nın Altaylı nın Altaylı nın şey yok. Altaydın'ın Buradaki şey şu. Benim yok. Kasım Gülek diyerek Bülent da yere göre sıdıramıyordu. Bana, para diyerek, para diyerek, partil, altaydı altaydı sen bu Gülek Fatih Altaylı'dan düşün. Bir daha ciddi bir şeyler söylediğimi sanıyorum. Yani bunları söyleyerek bu gerçeği ya, örtmek... Sulandırma Ferhat. Bu ger sulandırayım ya. Gerçekten bahsediyor. Ya Neyi tamam slandımaz. şimdi Fatih Altaylı deyip... Bu, bu Hayır herkesin Kesin. övdüğü bir dönem var onu söylemeye çalışıyorum tamam. ya. Arkadaşlar, herkes Arkadaşlar övüyor. herkesin değil herkesin değil. Benim Bak, herkes bu övüyor hocam. Ben hiç hocam. övmedim herkes mesela. övüyor. Ben, benim, ben de övmedim. Yok. Sizin Benim yok. bakın. Benim bak, bakın. bakın. Ben Eğer, şundan bahsediyorum. Bak, çok net söylüyorum ya. Merkez olarak gözüken birçok yer. Çok net söylüyorum ya. Bu ülkede ve şeyi Fethullah Gülen'i çövmeyen dünya kadar insan var. Yani Uğur Vardır. Hiç olsun diye Ama söylemedim. Ağırlık, bak, ağırlık, bak, ağırlık, o dönem herkes gidiyor. Herkes o, gidiyordu Uğur o Uğur her maalesef. yazdığı belgedir. 1991-93'teki ki Türkiye'nin en önemli bence tutanakları hala meclis tutanaklarıdır. 1991-93 arasındaki meclis tutanaklarına bakın. Hatta bakın bir, bir daha bulayım. 87-88'de de konuşuluyor. 87-88'de mecliste bununla ilgili araştırma önerileri verilmiş. Çünkü örgütlenme geliyor aşağıdan yukarıya doğru. Şimdi 2004 belgedir buradaki temel şey şu. AKP burada taktik yaparak AKP kurmayları iktidar ortaklığını çıkar ortaklıklarını gizlemeye çalışıyorlar. Fethullah Gülen demin altyazı vardı. Aslında Fethullah Gülen örgütlü kötülüğün sembolüdür. Kirli örgüt değil örgütlü kötülüğün sembolüdür. Yani bu, bu coğrafyada önemli sembol. Buradaki ortaklığı gizlemek ye çalışmak doğru değil. Hmm. Yani bu, bunu gizlemeye çalışırsanız yanılırsınız. Evet, evet. Yani ipler 2013'ten itibaren esas itibariyle de bana göre 2015'ten itibaren kopmuştur. Yani çünkü o dönemdeki demeçleri 2013-2014 demeçleri var. Şimdi AKP'nin bu süreci bu süreci de temize çıkacaksa bunun hesaplaşması lazım. Bu iş aldatıp aldat, aldatıldık, yanıldı, yanıltıldık da çözülmez. Yani şimdi ya, ya bu ülkede banka sayı... AK bank mücadele etmiyor. Et niye çözülmesin ya? Bakın, ya arkadaşlar, niye çözülmesin abi? Arkadaşlar. Şu anda FETÖ ile mücadele ettiler. Bu iktidar, bak, bitiren bu bakın, iktidar. CHP de koruyor. Ya kadar, nasıl çözülmez? Kadar, CHP'de koru yok. Kusura bakmayın ya abi. Şey ya çözülmez CHP'de diyorsun ya. ama. CHP, Daha nasıl çözülecek? CHP... Bey. Çöz... Daha nasıl ya, ya, demin söyledim. Ya, ya Bey. Bey. demiş söyledim ya. Ya, abi, ya, abi, abi, ya, ya arkadaş, diyorum. Bak, başına itiraz ediyorum ya. Nasıl çözülmez? CHP'liyi koruyor ya. çözülebilir miyim? CHP'liyi koruyor. CHP'liyi koruyor. Abi yine KHK'larla Arkadaşlar her şey var. Ya arkadaşlar. Hayır, Bir dakika. Üç ya KHK'lılar, KHK'lılar. Ya. Efendim yargı yargı kararı İlayla. yargıdan beraat etmiş KYK'lıların hakkını savunmak FETÖ'cülük mü oluyor ya? Tamam şimdi ya ederim, şeyler o yere koyarsak ya, bir da, yapmaya, yapmaya devam eder. Ya. Ya. Bakın CHP CHP bebek öldüren çetenin ya. başındaki adam PKK'lı affetmişiz o adamı affetmişiz. Kimi PKK'lı devam Fıratları. ediyor. FETÖ'cüyü de affedip yerine koyarsak FETÖ'de FETÖ'cülüğüne devam ediyor. Ya kardeşim bu adam bırakayım kalkma. Bu adam yeri doğan çetesinin başındaki adam PKK'dan 12 yıl hüküm giymiş. Hükümlü. Evet 5 yıl yani. Hükümlü. Ne olmuş sonra beraat etmiş Arkadaşlar, bak. Arkadaşlar. Beraat Berat beraat etmemiş. Savunuyorsun şu, beraat etmemiş, beraat şu anda. Beraat etmemiş. Şu savunuyorsun İstaf. abi. Şu İstaf. anda savunuyorsun. Yargılanması devam savun edenler ya? var. Neyi savunuyor? Yargılanması devam edenler var. Hem bir yandan Bakın. böyle çözülmez diyorsunuz. Ya, hem de çözülmesin yap. diye hareket ediyorsunuz. Kim Olur çözülmesin diye. Necdet Saray tamamlasın. Bakın siz tarih veriyorsunuz. Necdet Saray tamamlayın. Siz aslında işi biliyorsunuz. Şimdi bütün hikaye şu. Çözülü tamamlayın. Türkiye'nin temel sorunu şurada sorumluluğu kabul etmeden sorunu çözemezsin kardeşim. Bu ülkede FETÖ'nün siyasal kanadı, siyasal sorumları, siyasi sorumları halen ortaya çıkmadı. Demin söyledim. Ağustos, bakın tarihler var dönüp bakabilirsiniz. Ağustos, Eylül, Eylül 14'e kadar halen FETÖ operasyonları devam ediyor ya. Niye? Çünkü sen sistemi fiili ortağı yapmışsın bunu. Niye? Çünkü yalnızca bunu böyle çıkar örgütü olarak gösterirsen olmaz arka planda bir inanç örgütlenmesi var, dini örgütlenme var. Şimdi bu sorumlulukları görmediği için Türkiye FETÖ'ler yerine yeni FETÖ'lerle karşılaşmak zorundadır. Bu nedenle söyleyeyim, yani bir daha bir meta gelir diye. Ya, Peki. Tabii yani şimdi Murat'a bir... fa faturayı CHP'ye çıkararak bu işten kurtulamazsınız. CHP, AK Parti ya da bir ya, başka parti diye bir cümle. Ben söylüyorum faturayı CHP'ye de çıkarmayın diyorum. Ben onu söylüyorum. Arkadaş 12 yıllık ortaklığı nasıl diyeceksin? Işte. Ya? Hayır fatura ya, buraya. Ya soruları çıkacağım. çaldırmışsın. <laughs> soruları çaldırmışsın. Askeriyeye adam almışsın. Polise adam almışsın. Yargıya adam almışsın. E sen ne yapıyordun kardeşim yani? Sen iktidardın tek başına. Mücadele, ya. Edilmesin ya mücadele edilmesin. Soruların çaldığını bilmiyorsun. Mücadele edilmesin şu anda. Bak, bir şey Kim daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Kim mücadele Bak, edecek? Ciddi söylüyorum. Önemsediğim için, Sayın Gaffar yakınca sizi önemsediğim için, 2010'da ben miydim o anayasa referandumunda... Aman olsun diye ben miydim ölüleri bile mezardan çıkarın oy kullandıran diyen biz demiyor muyduk kardeşim? Bak böyle yaparsanız böyle yaparsanız kusura bakma şu anda bak, böyle yaparsanız, hepsi sizinle beraber arkadaş, solcuları, arkadaş böyle, bak böyle oradaki yaparsanız oradaki solcu arkadaşlar ama biz söyledik arkadaş biz söyledik dedik ki bak hepsi sizinle beraber bak, dedik ki, berabersiniz ama ki, diyorum. bu 12 Eylül, ben orada değilim 12 Eylül, hala orada değilim 12 Eylül yani. 2010 referandumu bir demokratik referandum değildir buradan 12 Eylül generallerinin yargılanması çıkmaz bu referandumu oylarsanız kardeşim yasama, yargı, yürütme arasındaki kuvvetler ortadan kaldırırsınız. Fethullah Gülen'in bu ülkedeki gücünü arttırırsınız. Bunu yüzlerce, binlerce insan söyledi ya. Çok teorik bir şey söylüyorsunuz. Ya yani. biz o ya zaman söyledik teori. ama bunu. Ne teori Çok teorik bir şey. Peki, arkadaş teorik değil ben ya söyledik. Anayasa o referandumda Öyle şey oldu. Şey. İşte İtiraz eder misiniz Kabul bana? edin ya. Tamam. O, ya ben Biz tamam. o zaman gördük. Diyorum Eşe ki Recep Bey ben de itiraz ediyordum. O zaman o referandumda ben de sizi itiraz ediyordum. Eyvallah hayırcıysa. Diyorum ki onu destekleyen arkadaşlar Yetmez ama evet diyenler şu an sizinle beraberler ya. ya. Nerede CHP'yle beraber? Şu an beraber siyaset yapıyorsunuz beraber. Ya. Ya, ya. yapmayın, yapmayın ya Allah aşkına. Ya. Ya. Saydırtmayın bana. Ya ben ya söylemek ya. istemiyorum. Ya Söyle var doyurma mutlaka vardır ama ağırlık bizim bölümümüz memleket. Ya. ya bu hükümet bu hükümet. Ferhat abi biraz orada da lütfen şey o makul o zaman ne güzel. Sıraç bir cümle ediyor bir cümleydi da söylemişiz ya. Neşe Sıraç bir saniye. Tamam. Ferhat Murat ihanet örgütünü şimdi kim yönetecek diye sorsam hatta <laughs> da versem billedimiz var. Bunu da Alacağım. bize çünkü kişileri de biliyorsunuz. Bunu merak ediyor bir de şimdi. Bak şimdi, bu da önemli. Şimdi ya. şeyi söyleyeyim. Bunlar önemli. Önce, şimdi herkes şunu tartışıyor. Ne kim olacak? Ee, onu birazdan anlatacağım ama şunu tartışıyor. Ya fetöye bu kadar alan nasıl açıldığı konuşuyoruz ya evet. nasıl müsaade ettiniz? Sosyoloji nasıl hazırlandı? Bunu kimse konuşuyor mu? Siz askeriye bu Anadolu'nun başında, annesinin başında sadece başörtü var diye askeriye Aslında ele Aslında biraz Şaban Selim söyledi biraz. Yani mesela dedi ki bazı subayların hataları o da öyle, oldu. Öyle yarım söylemiyor. Hani Kemal Asıl olayın nedeni şu. Yani ben şunu görmek lazım. Anadolu'nun evladını siz Türk ordusuna sırf annesi başörtü takıyor diye almazsınız. Öyle, bir şey, yok. Yani öyle bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Benim Biz annem başka de başörtülüydü. Abim de as subaydı kardeşim. Öyle bir şey yok. Bak annesi başörtülü diye oradan alınmayan Türk ayarı. Burada annesinin yanlış bilgi annesini açık annesini fotoğraflarla bak mesikalık, ha, getir o zaman haftaya getir burada <laughs> annenin askeriye verdiği, Abi'nin annenin fotoğrafını askıya şey, verdi diyor. annesi paşörtlü diye. Getir burada bakalım hep beraber. Tamam getir belge koy. Şey yalan şey öyle bir şey söyle. yok. Bak yalan değil. Bunlar yani klasik söylem ya. Ya var? ben de şuna çıldırıyorum ya. Yani ya. Nasıl nasıl bu ülkede yaşamadır? bunlar yaşamadır? yaşanmamış da biz burada hayal ürünü olarak bunları anlatıyoruz ya. Biz 28 Şubat diyoruz siz yok diyorsunuz öyle bir şey. İmam hatipler kapandı diyoruz yok diyorsunuz öyle bir şey. Nasıl oluyor ya? Yok öyle bir şey. Bunlar tabii tabii tabii. Bu bu var, tabii tabii. Bunlar Böyle bu, bu, bu böyle Siz bu noktaya getirirseniz insanları ne sırf Dini inançlarından o. dolayı sırf Anadolu'nun bazen geleneksel özelliklerinden dolayı siz insanları alınması gereken yerlere almazsanız başka yerlerin kucağına Hiç itersiniz. Öyle bir şey yok. Hiç öyle bir. Askeri vesayet ülkede siyasete yön vermek durumunda olmasaydı ya. 60 70 80 bu bahsettiğiniz olaylar 2004'te hükümetin önüne geldiğinde veya 97'de 96'da hükümetin önüne geldiğinde müdahale edebilirdi ama askerle de iyi geçinmesi lazım. Tabii. Asker Aynen. onu. Aynen. İndiriyordu çünkü. Aynen. Bunları biz nerede yaşadık Aynen. ya? Başka Aynen. bir ülkede mi yaşadık? Güçlü olduğu dönem. Başka bir ülkede mi yaşadık olduğu dönem? Adalet ve Kalkınma Partisi dönemidir. Başörtü diye bir sorun Şimdi yok. dönem Şimdi bak ya. ben şundan Aynen. bahsediyorum. Tamam, diyelim ki diğer dönemde. 10 şey yılda mı çıktı bu terör örgütü ağabey ya? ya? Ya 10 yılda mı ya, çıktı sana, bu terör örgütü? Bak, bak biz sen. Biz ya, Menderes bak bir dakika. Ya, Menderes arkadaşlar. Bir soru sorayım mı? Menderes nasıl iktidar oldu Şaban Sevinç? Menderes nasıl iktidar oldu? Mepkeo çünkü çünkü 1950'lere kadar tek parti var. Bir soru sorayım mı? Çok partili sisteme sorayım. geçildi. Sor bir dakika bir anlatayım tamam. ben de ama. Sorayım tamam. bir dakika. Türkçe ama ezan sonra okunduğu sonra. için bak gitti dedi ki ben Arapçayı döndüreceğim. Tekrar orijinal haline döndüreceğim dedi. Ama Türkçe ezan okutuldu. Bu sosyolojiye bir şey baskılandı. Efendim. Evet. Ve dendi ki biz demokrasi ülkesiyiz. Cumhuriyetiz, halkın kendi kendini seçtiği ama tek bir tane partiye oy verebiliyorsun, bir tane adaya oy verebiliyorsun. Kuruluş süreci. Çoklu partiye geçtiğin zaman insanlar dedi ki evet bak ben bu sosyolojik durumdan rahatsızım, bana dayattığınız şeyden rahatsızım ve buna da tepki gösteriyorum. Tamam, peki. Aynen bu tepkiyi de işte FETÖ'nün kucağına, insan kaynağımızı, işte dershanelerine, yurtlarına, şuraya, buraya Anadolu insanı göndermek zorunda kaldı Bir sonra Çünkü, soru, tamam. bütün tamam, sonra bir soru, soru bir sonra sorayım mı? Tamam, sorayım. alayım. Demin dedin ya, başörtü annesi başörtülü olanları silahlı kuvvetlere almıyorlardı dedin. Doğru evet. mu? Doğru mu? Ben de bunun yalan olduğunu, yanlış olduğunu söyledim. Çünkü benim kendi ailemden örnek var. Şimdi, belge şimdi, şimdi yüzlerce başörtülü yüzlerce başörtülü insanı AK Parti cezaevine niye tıktı? Başörtülü insanların Baş... suç işleyemez gibi terörist bir, şeyim ya. var. Terörist, terörist olduğu terörist, zaman. Terörist. Bak, teşekkür ederim. Bak. Teşekkür işte, Teşekkür et de. Şahban işte Sevinç. Ne işte yani var ya? kuvvetlerde de. Kiralık kuvvetlerde de. bir kuvvetlerde şey insanla, Başörtülü terörist arasında net bir dakika, nasıl bir şey bir kurarsınız? kuvvetler de, Silahlı kuvvetlerde AK Parti'den önce işte, Başörtülüleri ayıklamıyordu. Terörist olanları. Allah derne Allah. Ya ne hey, ilgisi Allah Allah. olanlara. Ya benim arkadaşım şey şekil... anası terörist var. Ya hala hala hala, hala, hala görmüyor musunuz? Az subay ve subay özellikle Kara Harp Okulu askeri liselere girerken Bırak anne babana araştırmayı 7 sülaleni araştırıyorlar. Ya, ben söyleyeyim. Bunlar bak şu anda bizi ekranları başında bir sürü izleyicimiz izliyor. Ve mutlaka ki askeri okullara müracaat etmişlerdir Aynen, ve, ve bunu yaşamışlardır. Ya, burada. Burada bak, Ferhat Murat bir Öyle dakika. dakika. Nasıl bir ya? ruhu dakika. Ben, lütfen bak ben askeri lisede okudum. Ya bir ben Kureli askeri Lisesi'nde okudum arkadaşlar. Ya, evet. Ben askeri lisede okudum. Şunu evet. biliyorum 1986 senesinde askeri liselere genelge gönderildi. Namaz kılmak yasaklandı. Bakın namaz kılma yasağı geldi. Namaz kılma yasağı geldi. Ben askeri lisedeydim. 1986 oldu. namaz kılma yasağı gelince ne oldu biliyor musunuz? Dindar arkadaşlarımız namaz kılanlar okulu bıraktılar. Okuldan ayrıldılar. FETÖ'cüler namazı bıraktılar diğerlerinin arasına kaynadılar. İşte o sosyoloji böyle oluştu. Ben şunu da biliyorum arkadaşlarımız arasında anası başörtülü olanlar arkadaşlarımızın ziyaretine bak, bu gelebiliyor. Gaffar Bey ya, olur, ya, olur, şey ya. Gaffar Gaffar olur mu öyle şey ya? Gaffar Bey olur mu öyle ben şey ben ya? Ben Namaz yasaklandı mı Asilisi bu ülkede Allah aşkına? Allah aşkına. Ya. Yapmayın ya, Allah, ya. Allah, ya. Ya. Allah aşkına. Her şey ya, yalan zaten. Her şey yalan. Senin anlattığın gerçek. Bu millet de bu gerçeği. Arkadaşlar. Görmüyor Arkadaşlar. ve özellikle bu sosyolojik zeminden dolayı gidiyor. Bu yaşadıklarından dolayı karşı tarafa oy vermiyor. ya namaz yanlış bir şey var abi. Namaz kılmayı yasaklıyorlar. Ya arkadaşlar, Allah aşkına. Ya ne alakası fethör var? namazla FETÖ'nün ilgisi var? Ya arkadaşlar ya. ya. FETÖ ya. yaratır, yaratır. Şöyle yaratır. siz hangi Türkiye'de yaşıyordunuz? dakika aynı anda Siz hangi Türkiye'de yaşıyordunuz Ben hangi Türkiye'de Yaşıyordum hocam. Bizim anlattıklarımız çok açık. FETÖ Çengelköy'de askerimize talep sana söyledim. Arkadaşlar temel konudan kaçmak için böyle işler yapmayın. FETÖ bu programda yapmayın. Yapmaya, ya ben bir Bununla tane ya. olaydan bahsettim. Diyorum ki, kaçmayın, sosyolojiyi nasıl hazırladılar? Fet Fet Buraya Fet dikkat Fet etmek tamam. lazım. De Askeri vesayet siyasete na müdahale etmeseydi, na FETÖ namazı bu kadar kamunun içinde, devletin yüzden... içinde güçlü olamayabilirdi. Yani, Onlara yol açmayabilirdi. Farklı tüm da, iktidarlar, bak en tüm iktidarları olduğu söylüyorum. Dönem, Demirel'i, de, Özal'ı, Ecevit'i, onları... Belki de derdi ki ben bunların belini bükebilirim Cesaretini o zaman gösterebilirdi Seraş, Sen İmam Hatip'i kapatıyorsun Kur'an kursunu kapatıyorsun O zaman işte bu çetelere Ya arkadaş açılıyor. bu nasıl bir coğrafya, Çok coğrafya ya basit, Abi Ya bu, milyonlarca ya bu basit, Alevi çocuğunu basit 82'den beri sorundan dersine sokuyorsun Hain çıkmıyor ya 1982'den bu yana Ayın milyonlarca alevi Nasıl ah, kardeşim ya? Bir hainler başka taraftan anlat. çıkıyor. Bir hainler başka taraftan çıkıyor. Ya bırak ya. var nece Saraç. Bırak Elini vicdanına koy ya Allah aşkına. Arkadaş bak elini vicdanına koymak Alevini, demiyor Bak Alevini sahip çıkılmadığı için onların bazıları da DHKPC'ye alet oluyor. Sahip çıkmayınca böyle oluyor. Onun için diyoruz. Devlet sahip çıksın. Cemevlere destek olsun. Onu tanısın. Onun için söylüyoruz ya. Yapma Allah'a. şu anda kim sahip çıkıyor? Bir hiç bak. Hiç bak. Genel geçerli laflarla bu iş olmaz. Genel Şimdi geçer Arkadaş laf. hep mağdursunuz ya. Hep mağdursunuz. Sizden başka mağdur yok bu ülkede. Ben bak, mağdur değilim. Bu ülkede, ben vatandaşım. Bu ülkede. Türkiye'de mağdur, mağdur olan vatandaşı görüyorum anlatıyorum. Hainlikle mağduriyet arasında doğru orantı kurmamak lazım. Doğru işlerinden çıkar. Hiçbir toplumu bir bütün olarak temiz, bir bütün olarak şey göremezsin. Pürüfak göremezsin. Her Ama arkadaş bu burada Burada ben de ona itiraz etmem. En az 50 yıllık bir örgütleme var. Ve şaşalı olduğu dönem AKP dönemi ya. Niye bunu kabul etmiyorsunuz? Beytullah Gülen'in en şaşalı olduğu dönem. Askeriye, Necesaraç, polise, Kuluşka'dan yargıya, akademiye. Bak Necdet Saraç Kuluçka'dan çıktığı dönem. Peki. Devleti ele geçirmek için harekete geçtiği Şimdi, dönem. Amerika'nın bölgesinde... Bir yeni bir, yeni bir lideri değil. öğrenelim mi? Gaffar Yakınca. Gaffar Yakınca. Ama aynı zamanda başını ezen de bu iktidar. Çok güçlü Senin ilk bir... ilk söylediklerine itiraz etmiyorum ki zaten. Tamam. Güçlü bir örgütten bahsediyoruz ve bu ihanet örgütünün yeni bir lideri olacak. Kim evet. olacak Ferhat Murat? Valla biz Türkiye gerçeklerinden uzak yorumlar yaptığımız için belki izleyicilerimiz çok dikkate almayabilir bu bilgileri ama şunu söyleyelim. Birincisi, FETÖ, PKK şu anda özellikle Abdullah Öcalan 99'da yine CIA... Ee, Mossad işbirliğiyle Türkiye'ye teslim edildikten sonra PKK bitti denmişti mesela. Evet. Ama bitmedi. Evet. Ve evet. bir kurumsallaşma kendi içinde tırnak içinde sözlü kurumsallaşma pozisyonuna getirildi. Hmm. Bir yürütme kurulu kondu. İşte Duran Kalkan yine bakıyorsunuz bütün elebaşları, terör elebaşlarının hepsinin bir pozisyonu var. Bir şeyden sorumlular. Şimdi FETÖ'de de yapılmak istenen veya yapılacak şey aslında yapılan şey şu Pınar icra heyeti teşkil ettirildi. Ferhat biraz şöyle bu tarafa doğru led kapanmasın. Hani görülsün diye izleyicilerimiz görsün. Ha tamam. Çok güzel oldu. Şimdi burada bir icra heyeti teşkil ettirildi zaten. Fetullah Gülen'den sonra. Fethullah Gülen öncesinde daha farklı. O icra heyetine farklı. geleceğiz. Kült lider. Şimdi burada hani merak edin eğer bir kurumsal bir yapıya doğru giderse bu örgüt nereye evrilir? Fethullah Gülen'den sonra dağılır mı yoksa yeni bir liderle kendi... E, çaplarında. Şimdi PKK varlığına devam ettiyse aynı kökten beslendiğini ifade etmiş. Yani FETÖ'de devam FETÖ'de edebilir. devam etmek durumunda. Niye? Çünkü 35-40 yıl buna Amerika Birleşik Devletleri çok yoğun destek olmuş. Hmm. Yani 1962'den başlatıyoruz Selencamı. Hadi son 40-45 yılda buna yatırım yaptılar. Ciddi bir ağ oluştu. İstihbarat ağı. Afrika'daki bir okuldan Balkanlardaki bir üniversiteye Kırgızistan'daki askeri yapılanmanın içerisindeki genelleşme seviyesine gelindi. Hı hı. Buradan bu gücün yani bırakılması. Bunların kim amaçları e, ülkeleri ele geçirmek, yönetimleri. Ülkelerin içerisinde ne olup bittiğini bir bilmek, iki o ülkeleri istediği zaman tuşa bastığı zaman karıştırabilmek, karıştırabilmek, dezenformasyon yapabilmek, yönetimsel krizler çıkarabilmek gibi gibi birçok konu var. Yani çünkü burada siz işte Gladion'un, küresel emperyalist yapının karşısında bir pozisyon aldıysanız, hı hı. dünyanın neredeyse birkaç ülke dışında hemen her ülkesinde yer alan bu organizasyon yapısı sizin için çalışmaya devam ediyor. Çok ciddi de bir finansal güç oluşturmuş durumda. Bir taraftan insan kaynağı oluşturmuş durumda. Bu küresel emperyalist yapının, Siyonizmin ya da işte Gladion'un girdiği zaman, kendi kimliğiyle girdiği zaman irite duracağı veya o toplumun kabul etmeyeceği girişleri bunlar üzerinden yapıyorlar. Evet. Ne üzerinden? İslam üzerinden, din evet. üzerinden yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla ve Afrika'da en saygın okulları bunlar işletiyor. Ferhat o da, ülkenin devlet ricalinin… Benim. Şimdi de mesela sosyal medyaya bakıyorum, FETÖ'cülerin profillerinde bir Atatürk fotoğrafı var. Şimdi Atatürkçülük üzerinden yapıyorlar. Evet, renklendirme dediğimiz. Evet, konu. evet, evet. Yani öyle gözükmeye çalışıyor. Şimdi sosyal Afrika'da, medya sorumlusu Ekrem Dumanlı. Ekrem Dumanlı bununla ilgili bir şey Aha, anlatacağım. TV şimdi. Bugün, medya bugün, sorumlusu. Bugün. Medya sorumlusu bugün, Osman Şimşek. Sorumlusu. Evet. TV medya, sosyal medya. E Mustafa Özcan Para. 15 Temmuz darbe girişimine kadar Türkiye'nin zaten sorumlusuydu. Türkiye ona bağlıydı. Türkiye'deki tüm organizasyon. İki numaralı isim. Evet. Yani hem Fetullah Gülen'den sonraki isim, onu da güya kainat sorumlusu, İmama. imamı, İmama. onları bile kirletti bu adiler. Hı. Yani o ifadelerimizi, tertemiz Hı. ifadelerimizi kirlettiler. Bu da Türkiye sorumlusuydu. Hı. Ve e, örgütsel yapıda iki numaradaydı. E, Cevdet Türk yolu, Fethullah Elebaşı'nın özel kalemi gibi, sekreteri gibi kara kutusu her şeyi e, ve işte bu hastalık döneminde onu kaçırıp, kendi bünyesinde, bu onunla işbirliği içerisindeler, koalisyon içerisindeler, kendi yakınlarında tutarak ağın kendi çevrelerinde kalmasını tesis etmeye çalıştılar ki CIA, Mustafa Özcan'ı ve Cevdet Türk yolunu bu işbirliğini tercih etsin. Bakın biz akamete uğratmadan bu süreci devam ettirebiliriz diyerek kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Yani bu Afrika'daki konu şöyle önemli birçok ülkede daha doğrusu Balkanlarda işte Orta Asya'da Türkistan olarak artık ifade edilen ve Afrika'da ülkenin en saygın okulu Pınar. Devlet ricalinin bütün çocukları o okula gidiyor. Bir o çocuklar üzerinden veli ilişkisi, veli öğretmen ilişkisi üzerinden bir iletişim kuruluyor. İki, Demokrasinin zayıf olduğu ülkeler olduğu için o çocuklar büyüdüğü zaman o devleti yönetiyorlar. Ve o devleti yönetenler de bunların okullarından çıkan, bunların insan kaynağı oluyor. Bunların tabii, beyinlerini tabii. yıkadığı. Yani hani bu ülkelere yayılma konusunun aslında Anladım. altında yatan gerçek, bütün ülkelerin yönetimini bir şekilde ele geçirebiliyor olmak, orayı etkileyebiliyor olmak. Bu şey, bu. Bunu okullar yolluyor. O zaman. Yolu bu oluyor. o zaman. <laughs> hepimiz bunları yaşadık. Yani. Çarpan etkisini de yükseltmek. Oldu. Bu o zaman, efendim Türkiye e, bu. Fetullah'ın okullarının olduğu ülkelerde e, nüfuz elde ediyor. Fetullah'ın Türk okullarında okuyan o ülkenin e, işte çocukları, o ülkenin sosyal olarak gelişmiş kesimlerinin çocukları, zenginlerin çocukları, dolayısıyla onlar yarın o ülkelerde işte elitler, elitler iktidara gelecekler, bürokrasiye gelecekler ve Türkiye'nin dostu olacaklar. Falan. Türkiye, Türkiye çok önemli. Böyle oldu. hizmet ediyor, diyorlardı bir ikiye ikiye. Dışişleri dış Bakanı Abdullah Gül. Türkiye'nin bütün Büyükelçiliklerine yazılı talimat gönderdi 2004 ya da 2005 yanılmıyorsam. Fethullah Gülen cemaatinin bulunduğunuz ülkelerdeki faaliyetlerini destekleyin diye. E tamam Yok. zaten bunlar... Başbakan, bir Erdoğan şey. da başbakandı. Şimdi biz genel, büyük, sen az önce sordun ya biz bunu burada büyüttük. Niye Afrika'ya gidiyor, niye Balkanlara gidiyor diye anlatıyoruz. İkinci çarpan etkisini söyleyeyim. Yani devlet ricali veya oranın elit kesimiyle iletişim kurmanın yanında Türkiye'deki iş insanlarını ağına katmak için çünkü diyor ki ben size orada yeni bir pazar açıyorum. Çünkü o velilerin hepsi orada iş insanları. Evet Ve iş birliği tesis ederek insanların yine en zayıf olduğu noktalardan bir tanesi olan maddiyat konusundan iş insanlarını kastediyorum. Paradan. Evet. Para. para. E, bu noktadan yakalayarak kendi finansman gücünü de bir taraftan büyütüyor. Diyor ki sen buraya bağış yapmazsan, destek olmazsan, kurban vermezsen, öğrencilere burs vermezsen ben bu yapının içerisinde seni tutmam diyerek çarpan etkisi çok fazla. Yani anlatabiliyor muyum? Bir, devletleri yönetmek. İki, İki ekonomik hacmini büyütmek ee, ve bunu havuç olarak insanlara gösterip daha da büyük daha finansal bir, bir yapıya şimdi ulaşabilmek. Bir araya gideceğim. E ee, arada sonra Ferhat Murat yine seninle başlayacağız. İcra kurulunu anlatacaksın evet. sen bize. Bence bütün hatta izleyicimiz ara vermeyin demişler ama bir reklamı vermemiz lazım o icra kurulunun nasıl oluştuğunu, o şemanın nasıl e, olabilme ihtimalini konuşacağız. Çok minik bir aramız var. Evet az önce söylemiştim Ferhat Murat icra kurulunu olası. Tabii. Yani e, ihanet böyle de söylediğimiz örgütlüğünün... zaman insanlar sanki olası. bütün bilgiler bize akıyor Hayır, zannediyor. Hayır yani Yok. Biz olası. onların medyalarını Anladım. veya işte takip gelişmeleri ederek. takip ederek çıkarttığımız şeyler bunlar. Ee, şimdi Fethullah Gülen örgüt lideriydi zaten. Öldü. Ee, bugün öldü. Bugün itibariyle artık son kullanma tarihi bitti bu Gladio tarafından. Şimdi iki numaranın en güçlü adayı ya daha doğrusu iki numara olan ve bir numaranın en güçlü adayı hmm. Mustafa Özcan. Yalnız o çok ortada ve çok bütün dallar ona çıkıyor şimdi. Mesela. Zaten çok etkili bir isimdi. Yani Fethullah Gülen'in işte kasa. Kürt liderliğinin adı altında kasa, organizasyon, ikinci onay mekanizması. Yani Fethullah Gülen'e ulaşamayanlar Mustafa Özcan'a ulaşıp Mustafa Özcan'dan onay alıyor. O kadar güçlü bir isimdi bu zaman dilimi içerisinde. Diğer isimler aslında biraz daha işte Naci Tosun, İsmet Aksoy, Biraz daha e, genç fotoğrafı herhalde bu. Eee Ya olarak değerli. Mesela bu Mustafa Yeşil. E, dernek. Evet. Şimdi bakın şöyle Ve ikiye Tulaq ayrılma dediğimiz konu derneği. şu. Burada mesela Abdullah Aymaz. Kim o? Avrupa sorumlusu olarak hali hazırda Avrupa sorumlusu. Avrupa ülkeleri kendisine bağlı. Ve e, Mustafa Özcan'la Mustafa Özcan'la Abdullah Aymaz arasında FETÖ'nün pozisyonuna geçme yarışı var ve gelenek gelenekçi olarak yani daha yaşlı daha e, önce bu örgütün içerisine adım atmış isimler Abdullah aymaz'ın bir numara olmasını istiyorlar o isimler içerisinde kimler var söyleyeyim hemen e, Mustafa Yeşil var Mustafa Yeşil Abdullah Aymaz'la birlikte hareket ediyor Yine Ali Ur savaş var. Ee, yine Abdullah Haymaz'la birlikte hareket ediyor. Barbaros Kocakurt, o da örgütün özellikle e, bu listede şu anda e, yer almıyor ama çok aktif isimlerinden bir tanesiydi. O da e, özellikle Abdullah Haymaz'la birlikte hareket ediyor. İsmet Aks, e, Özür dilerim. Talip Büyük, Bilal Karaduman ve İsmail Cingöz, bu isimler Abdullah aymaz'ın ekibi olarak hareket ediyorlar. Şimdi Mustafa Özcan'la kimler hareket ediyor peki diye soracak olursanız işte Zaman Gazetesi'nin eski Ekrem genel Duman. yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı. Az önceki, Bir önceki şey de vardı. Evet, e, TV medya sorumlusu TV olarak medya faaliyet sorumlusu, gösteren Ek, Ekrem Duman. Gerçi televizyonlarda kalmadı. YouTube'da. halkının halkının daha fazla tanıdığı Türkiye'den kaçan isimler. Bu isimler de Türkiye'den kaçtı herhalde değil mi? Birçoğu. Bir kısmı. Yani Abdullah mı Haymaz zaten Oradaydı. Avrupa tarafındaydı. Mustafa Özcan da genellikle yurt dışında hani Türkiye'yi yurt dışından idare ediyordu ve Pensilvanya'da daha çok Mustafa Petrular... Özcan, Abant'taki Abant platformunun başkanı Hüseyin Gülerci o. Yok. Hüseyin Gülerci. Hayır, Hüseyin Gülerce sözcüsüydü. Mustafa Özcan Abant platformunun başkanı kimdi? Ferhat? Mustafa Avant platformunu Mustafa Yeşil değil bildiğim kadarıyla. bakayım O biraz daha alt aynen. bir yapılanma gibi değerlendiriliyor. Bunlarda da bir kademe kademe var. Yani yedinci kat, altıncı kat, beşinci kat böyle gidiyor. Bu kaçıncı kat? Yedinci kat. Bu yedi. Burası en üst hani kainat platformu olarak Masonic. onların sözde. Masonik yapı. Değil? Ee, öyle bir masonik yapılanma gibi. Evet aynen öyle. Ekrem Dumanlı var. Yine Mustafa Özcan'la birlikte hareket ediyor. Tabii ki Cevdet Türk yolu. Yani Fethullah evet. Gülen'e en yakın ABD en... ayağı. ABD'de Fethullah Gülen'le birlikte yaşayan ve e, hatta işte cenazesi, Kaçırgı, bunun cesedi söylenen. nereye gömülecek? E, o o Orada bile cesedin kendi evinin yakınlarına gömülmesini istiyor. Şu anda bunun da kavgası var bir taraftan. Hmm. Niye evinin yakında gömülmesini istiyor? Şimdi şöyle cenaze ve ceset daha doğrusu cesedi konusunda şöyle bir ayrışmaya gitmişler. Kimisi diyor ki çok az kişi bilsin ve nerede defnedildiği bilinmez. Neden? İşte aşırı ziyaretler olmasın vesaire yani. böyle daha e, ya öyle tuhaflar ki Pınar. E, şimdi şöyle söylenir mi? Çok enteresan geldi bana mesela. Normalde bizim Anadolu'da hayatını kaybedenlere ne denir? Rahmetli. Ha, rahmetli denir. Rah Allah rahmet Allah'ın rahmetine Rah kavuştu, evet. hakkın, hakkın rahmetine rahmet. kavuştu vesaire rahmetli. denir. Bunlar bugün nasıl söylediler biliyor musun? Ruhunun ufkuna yürüdü. Aa, onu gördüm. Oha, ruhunun hani? ufkuna yürümek Nerede? kavramını, terminolojisini daha önce hiç duymamış. Yani i̇şte İslamiyette yok, Müslümanlıkta yok. yok ruhunun ufkuna. O kadar yürümek. kutsanma durumu var ki. Allah yani bu fetöyü öyle bir noktaya çekmişler ki ilahlaştırma pozisyonunda. Dolayısıyla hani orada ruhunun ufkuna yürüdü şeklinde söylüyor. Zaman gazetesi Yenen Yen yönetmeni eski e, teröristlerden. Ekrem Dumanlı, İsmet Aksoy, Adem Kalaş, Naci Tosun, Muhammed Çetin, Cevdet Türk yolu. Az önce de söylediğim gibi Mustafa Özcan'la birlikte hareket evet. ediyor. Bugün enteresan bir şey daha söyleyeyim ben sana. E, dikkatimi çekti ve çok şaşırdım hakikaten. Yani, Nedir o? Ekrem Dumanlı, Fethullah Gülen'in elebaşının ölümünü anlatıyor yayında. Nasıl? Ve diyor ki ayağa kalkmış diyor, ayağa kalktı diyor. İşte bir yürüyün filan deyince ben kendim kalkarım dedi diyor ve ayakta öldü diyor. Ha, ayakta ila, ölmüş. Ayak. Hani Cüneyt Arkın'ın bir filmi var ya. Yani ilahlaştırmaya devam mı ediyor yani? Hani yani ayakta, ayakta ölmek ne demek? Ölürken ya? bile mesaj vermiş. Yani. A, bir şey Şurası oldu? önemli. Ayakta ayakta e, şey, şeye baktık şey Şemaya da. mı? Şu abant platformu. Ha abant Mustafa Yeşilmiş. Ayakta yeşilmiş. ölmek ne demek? Evet. Ya? Ayakta öldüyse dikine gömsünler bunu. Dikil Toprak yakın. bile kabul tabii. etmez Gaffar i̇şte, yakınca. Şey yok, tabii Toprak canım. bile Hayır, kabul şimdi etmez. şey şu Ekrem Dumanlı'nın sözüyle ilahlaştırmaya devam. Yani. Şimdi buradaki şey şu. Ya işte, ayakta durun, örgüte ayakta durun mesajını vermeye çalışıyoruz. Yani hmm. e, dağılmayın. Tabana buradan bir yandan mesaj gönderiyoruz. De, şimdi dedeniz, bu dedeniz tozuttu demiyorlar. Bu beni de. şaşırtmıyor ama Gaffar yakıncı. Bunlar şimdi ezoterik yapılanma tabii. biliyorsun. Evet. Yani atlet koklayarak, don koklayarak kendilerinin ibadet yaptığını Tırnağını ve bundan motive saklamış. olduğunu ifade eden tiplere bunu anlattığın zaman ya evet. böyle saçma bir şey olur mu demez ki? Evet, evet. Vardır bir hikmeti. E yani bizim ayakta öldüyse şiştirdi. Abi bizim için de yani. anlamları var. Şöyle hadi özü mesaj atmış. Şöyle söylemiş. Ayağa kalktı, ellerini havaya kaldırdı, oturdu, öldü. Yok, ayakta öldü dedi Ayakta mı diye öldü? Diyeyim. Ben öyle söylüyor. Ayakta durun mesajı e örgüte de bunu oraya. verdi diye kendisi söylüyor. Ha, ayakta durun mesajını Ayakta durun buradan. mesajını da verdi diyor. Hani ya dağılmayın. Sen ayakta diyeceğiz. Ya Bakın, bunlar hepsi bunlar bence ya. bunlar bence propaganda amaçlı yalanlar. zaten Tabii canım, ama işte. diyoruz, Yani. Ayak ayakta ölmeyi anlatmıyoruz Şaban. Ayak... Ayak... Adam zaten itiraz etme. kaç aydır mumya gibi yatıyor ya. Nasıl ayak Ezoterik yapılanma. Ya sen terli bir atletten, terli bir dondan bir hikmet beklenmeyeceğini On, bilecek. Onlar da sevinyesi. kimlere veriyordu? Onlar Hepimiz da, öyleyiz. da kimlere veriyordu? Harp okulundan birincilikle mezun olan FETÖ'lere evet. kirli atletini hediye yani ediyordu. Hediye olarak gönderiyordu. E i̇şte bir dolar gönderiyor birilerine hem kimlik kartı evet. hem onun kendi Bunun içinde bir anlam da, yüklüyor. Bu San Luke Hastanesi'nde, San Lucas 251. Hastanesi, 251. Bir, bir 15 Temmuz gecesi 251. Ama Gaffar Bey 252. Bir, Bizde. Orada bizim öyle bazı mi? arkadaşlarımız yok, bunu yorum olarak söylüyorlar sonradan ama. Sonradan bir kişi daha vefat Evet, 252 değil? şehidimiz var. Allah'tan denk geldi. Yani fazla da o kadar yormaya yok. da gerek yok. Hayır, yani. Bence de zaten böyle bir şey çıkmaz da ben öyle şeylerin peşinde olmam. Yani böyle saçmalık mı olur? Şimdi şunu, yok, şunu ayakta, söylüyorlar. Ölmüş de ayakta durur. 20 diye. Ekim'de ölmüş. İşte <laughs> e, balyoz davaları, davaların Ergenekon davalarının başlangıcı. başlangıcı. 251 evet. numaralı odada yatıyor, 251 şehidimiz var filan. Yani bu kadar da bence olayı... Ya al sivil final mesajlar vererek Bir kere Hep zaten resmi sayımız. Hayır ya. hayır, Örgülüyor bunu, bunu FETÖ'cüler söylemiyor Pınar, yanlış anlaşılmasın. Yani bugün ben duydum, ekranlarda Yok, da duydum. FETÖ'cüler demiyor. Ben de ilk aklıma gelen oldu, 251 görünce, fotoğrafı 252 gördüm. 252 şehidimiz dediğim, var sonra, Ama baktım, Ferhat Murat Haklı, bir kişi daha, bir şehidimiz daha sonra da. Sonradan var. vefat ediyor. O gece 251 kişi ölüyor, doğru. Gece Sonrasında ağır yaralı bir şehidimiz de ee, evet. daha sonra vefat ettiği için 252 bizim şehidimiz. Var. Yalnız bunu gerçekten bak dikine gömsünler. Ayakta durun mesajı tam olur o zaman yani. Sonsuza kadar ayakta durur yani. Bu iş hallolur yani. Benim önerim o örgüte bunu yap. Mesela bir yine hadi yazmış. Cizide. Bir başkası da şöyle Dik demiş. Işte. 1999 ayakta yılında Amerika'ya gitmiş. Burası çok güzel demiş. Biz 25 yıl burada izlemiş ve 25 yıl sonra ölmüş. Kim diyor bunu? Ya böyle Ya işte örgütlü yani. yani. E saptınca, o zaman ben de Pınar şunu yani söylüyorlardı ya. Yani. milyon dolar. Milyon kök hücre tedavisine, dolar tedavisine dolar. para harcayıp 100 yaşına kadar yaşamak böyle için farkında çalışan olmadan, birisi. E, adam efsane, fark, efsane Farkında yapacak. olmadan adama böyle ilahi bir e, şey. Adam efsane adam, efsane adam yerine, Müslüman değil. İlahi Pınar. bir güç. Mürtet. Yani mürtet dinden çıkmış bir isim. Yani uygulamalarına bakarsam vatanına, milletine, insanına silah sıkan, onlara ihanet eden Bizim İslamiyet dinimizde, bizim dinimiz çok aslında açık ve berrak, Mesela temiz, anlaşılır. Mesela cenazesi nasıl olacak? Vatana ihanetin, evet. vatana ihanetin, vatansızlığın bizim dinimizde yeri yok. Ben fetva makamı değilim ama çok basit okumalarda bunu anlayabilirsiniz. Yani vatansızlıkla, vatana ihanet etmeyle İslam dinini yan yana koyamazsınız. Bizim dinimizde hacı hoca da yok. Yani bizim dinimizde nasıl Hacı hoca? yani böyle ho Hac, e, hoca efendi İslam'ın 5 yani şartından şey böyle, birisi yok. Şaban Sevic gözünü sevey yapma şu an, bak kelime şahadet yolu ona girmedi. Hayır canım, o anlamda demiyor. E, hoca yani hacca giden de hüccaç hacı oluyor. Tarikat ve cemaat yok o anlamda söylüyorum. Tarikat ve cemaat bak Tarikat ve cemaat algısı da çok başka da bu benim, programın yeri değil. Benim inandığım Bak, İslamiyet'te tarikat, tarikat cemaat... yol demektir. Yok, yol tamam, demektir. Yok. Ben, Tarikata mensup olmadığın zaman dinden çıkmazsın. Derneğe gidemezsin benim diye bir şey de yok. Benim kastettim böyle. Bu zaten dini Fetö, kullanan yapı. FETÖ ve METÖ gibi tarikat ve cemaatler yok. Benim bildiğim İslamiyet. FETÖ zaten İslam hisvesi altında kendini o maskeyi yapmış. CIA'ya hizmet eden bir örgüt diye zaten söylüyoruz başka. Başka cemaatler yok mu Türkiye'de? Yok. Şimdi onu kullanan iktidar, vardır. İşte, üstünde tuttu. İşte Kemalizm'i kullanan da var. Kim var? İşte ko Kim var? yani bir sürü var. İşte az önce anlattık. Yok, Komünizmle cemaat, mücadele diye başladı. Sovyetler karşılığı diye başlayıp bambaşka. Ya yani şimdi ben buraya kalktım. Türkiye'de her şeyi Buyurun. kullanırsınız. Ya ben ona razı ederim hocam. Şimdi bakın, kemal tarikat organik bir yapıdır. Beğeniriz, beğenmeyiz. Ben hiçbirine mensup olma, mensup olmayı da doğru bulmuyorum ama terör örgütü haline gelen yapı başka bir şeydir. Onlar başka bir şeydir. Şimdi şunu yapmayalım. Evet. Yani Türkiye'de bir sürü yapılar var. Buna bin yıllık tarihi olan yapılar. Hatta bektaşilik de bir tarikattır. Yani tutup bunlara bu tip suizanda bulunmak doğru olmaz. Bu ayrı bir örgüt, bir terör örgütü. Dediğiniz haklı. Şunu ayırabiliriz. Söyleyeyim. Devletten uzak tutulmalı. Devletle Bak, bu yapılar ayrı tutulmalı. Ayırmamız Demek gereken, gereken şey şu. Şaban Sevin şey şurada gereken. haklısın. Hepimiz en fikiriz belki. <laughs> bu cemaat veya kendine tarikat diyen yapılar... Veya işte sivil toplum platformları insanların manevi dünyasını inşa etmek için kurulmuşsa eyvallah. Ama işte devlete adam yerleştireyim. Ticarette şöyle bir ağ oluşturayım. Bakış açısıyla ilerliyorsa burada işte sakatlık <laughs> giriyor ve bu tarz uluslararası müdahalelere açık hale geliyor. Evet. Evet. Masonlar da Tamam, öyledir. doğru katılıyorum. Masonlar da öyledir. Aslında yasakladı hala. Tam bu şu noktada an Masonlar cilit atıyor. Tam bu noktada şuna da dikkatinizi çekelim. Cübbeli Ahmet Hoca. Eee Yanılmıyorsam 2-3 yıldır feryat Figar ediyor. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Türkiye'nin başına bela olacak bir takım tarikat ve cemaatleri işaret ediyor, değil mi? Hmm. Kendisi de bir cemaat doğru Şeyler de söylüyor. Doğru şeyler de söylüyor. Uyarız. Mensup olduğu halde. Yani dikkatinizi çekelim. Benim demek istediğim o. Yani tabii devletin tabii. başına bela olacak potansiyel cemaat ve tarikatlar maalesef var. Yeni bir Mart. FETÖ olmasın. Diye Şaban Sevinç bir kez de evet. aldı. Tabii tabii. tabii. Ve doğru potansiyeli, büyük potansiyeli Şaban var Bey maalesef. FETÖ gider, bir... METÖ gelmesin. Şaban Bey doğru söylüyor. FETÖ gidip METÖ gelmesin ama gelme ihtimalleri, tehlikeleri yüksek önümüzde görüyoruz bu memleketimizde. Bu ülkede yaşıyoruz. Şimdi ben buraya kalktım ama Pınar Hanım ben... Sorun bakalım niye kalktım? Sorun bakalım <laughs> yok şöyle. Ya, gerçekten ben şimdi bu cemaat hep böyle... <laughs> hain bir yapı diye baktığım için baştan beri tanımıyorum yani. Gerçekten bilmiyorum. Ben de tanımıyorum. Yapıyı. Mustafa Yeşil'i biliyorum. Sadece şu ya adamı, sadece şunu biliyorum. Biz de, biz zaten de her Aynı gün selam şey. kelam gitmiyoruz işte. Boy boy gazetelerde yer alıyor. 15 Temmuz'dan beri <laughs> evet, az çıktı. çok gazete okuyan herkes bunları bilir. Yok sadece şunu biliyorum. Bu terörist başını Fethullah Gülen failini biliyorum. Evet. O da yani. Onu bilmeyen. Tarık Toros'u bilirsin. Onu bilmiyor. Tarık Toros'u Tabii şey, şey, de gazetecilerin Ekrem, mı? Dumanlı'yı bilir. Öklem gazetecilerin Dumanlığı, Ekrem Dumanlı'yı biliyorum. Samanyolu'nun neydi o başında? Metin yıkar mıydı? Niye diyorsun? Ee, Ferhat Murat neden? Neyi? Niye onları bilirsin diyorsun? Gazetecilerle ilgili. Gazeteci. 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 Şimdi. Bilmiyor. Bir de e, gitti ziyaret etti onları. Tarık, Tarık Davet ettiler ya. Bugün. Oradan tanıyordur yani. O Tarık, Tarık Toros'u diyor. Bugün gazetesi. Ferhat Murat'ın arkadaşı. Samanyolu. Benim beni görseler yolda tanımazlar. Benim e, 8 tane ölüm tehdidimin 4'ü bu FETÖ'de. Ne zaman? Ben 2016'dan sonradır. 2016'dan önce dostluydu. 2016'dan diyor. önce ben bunları zaten tanımıyordum. Benim bunlarla <laughs> A Alakam yoktu. Ama biz onları AK Parti'nin çocukları olarak tanıdık yani gazetecileri. Yani Şöyle şu... sonra bağrına bassın. Evet, bağrıma falan basmadım. Ya anlatayım bana laf dokundu. <laughs> Ferhat Murat. Pınar bence bunu şey yaptı. Ha? Bak Pınar sorup sorup duruyor. Niye ha. tanır diyor. Hayır. <laughs> Aa, merak ettim çünkü ha. hani böyle bir ima vardı. Sen hani tanırsın. Şöyle bir, bir tane. Birader bugün gazetesi işte Kanal Türk Televizyonu. Bak Pınar ben de, ben de bir tarafta bulunayım. 2016 zaman. öncesi dedi ya. 2016 öncesinde bu FETÖcü gazeteciler, kamunun içerisindeki bürokratlar ben ve benim gibi birçok arkadaşa nefes aldırmıyorlardı. Kimseye aldırmıyorlardı aslında. Ya ben hani kendi yaşadığımı söyleyeyim. Anladım. Nefes aldırmıyorlar. Yani ben imam hatip mezunuyum. Ben hatip mezunu olduğum için Anladım. bir kere zaten asla onların yanına bizi sokmazlar. Hani biz çünkü birçok şeyi itiraz ederiz. Onlar masal anlatır ya, biz İmam Hatip'te öğrendiğimiz şey, Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'in sünnetinden öğrendiğimiz şeyler onlara söylediğimiz zaman, örnek, mesela geldi bir tanesi benden, kurban istedi. Dedi ki, işte gaffar yakınca gibi oturuyoruz bir arkadaşla, o arkadaşımın da şirketi var. Dedi ki, bir tane dedi sen kurban vereceksin, bilmem bir ülkede, Afrika'da mı, Kırgızistan'da mı bir yerde. Bir tane dedi Gaffar Yakınca verecek. Bir tane dedi Gaffar Yakınca'nın şirketi verecek dedi. Ben sorduğum soru şu. Niye? Beni anladım, Gaffar'ı anladım. Şirket de mi cennete gidecek diye bir soru sordu <laughs> tamam mı? Yani <laughs> böyle bir şey sorduğun <laughs> zaman bunları istemezler. <laughs> bu tipler <laughs> bu tipler. ya, ya işte şöyle de böyle de onun ortağına şöyle olur da filan. Sonra et fiyatlarından yolu açtım. Dedim ki ya Türkiye'de et fiyatları bugün atıyorum 10 lira. O kestiğiniz ülkede 2 lira. Ama benden niye 10 lira parası istiyorsun? Hani orada sen 2 lirayı kesin 8 lira ne olacak? İşte yardım olacak filan falan şöyle böyle. Hani kafalarına yatmayan sorular sorduğum için ben hep beni 2012 öncesinde de benzer bir şekilde açıkçası kur Kurban işlerine sokmuyorlar. Kurban deyince onu da bir anımsatalım. izleyicilerimiz bilir Ama sen yani şu şeyi anlatacaktın önce onu tamam, yani ben, ben olayını anlatacağım. Mesela e, AK Parti'den önce yine eski Türkiye'de e, bu FETÖ'cü falan Fethullahçıların Kurban bayramlarında deri toplarlar hani o zaman silah şey Türk Hava Kurumu Türk Hava Kurumu ve sadece kızılay sadece kızılay ve Türk Hava Kurumu toplayabiliyor idi sonra Ak Parti'lilara gelince Fetullahçıların da toplamasına izin verdi Neyi? E, kurban köyleri köyleri dolaşırlardı. Yani tekelden aldı. Türkiye Hava Kurumu'nun tek Cami dernekleri de topluyor. Cami derneklerine de daha de açtı. FETÖ'yü açmadı. Herkes topluyor. Dedi bir ya. iki Kanal Türk olayı ne? Şimdi Kanal Türk olayı ne? İki de bir bunu söyle. Bir de Mustafa abi. Ünal'ı tanıyoruz. Ya kardeşim böyle mesaj geldi. Bir kere geldi. bizim de yanılma hakkımız olsun. Ak, AK Parti aldatıldık, 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 aldatıldık. Ne istediler Ver, vermedik. Manşet oldu bence. Kanal Türk olayı şu. Yanılma hakkımız olsun dedi. Tekrar et bence tam anlaşılmadı orası. Yanılma hakkımız olsun bizim de. Bir kere yanıldım. Şöyle yanıldım. Şöyle yanıldım. Daha henüz FETÖ, FETÖ değil. Bak, FETÖ değil. Cemaat. Terör örgütü değil. Cemaat. Cemaat de 17-25'i 17 yapmış. Hareketi. Hizmet Hizmet hareketi. 17-25'i yapmış. Tamam. 17-25'i yani yapmış. Yani orada da bir hükümeti devirme girişiminde bulunmuş. Evet. 17-25'i yapmış. 17 ne muhalefetin gözünde iktidarın yolsuzlukları döküldü ortaya. o zaman o zaman algı bu. Ses kayıtları işte görüntüde okudular vesaire. ya ve şey muhalefetin grup toplantıları. muhalefetin gözünde o gösterildi. Ben de o zaman Halk TV'de yöneticiydim. Yani, Biz de Halk TV'de gösterdik o şeyleri. Tapeleri tapelerle tamam tanıştık. Hükümetin bir yolsuzluk şeydi. E kim yapıyor bunu? Kim Fetö. yapıyor? Devletin savcıları yapıyor. Ha. Devletin savcıları bir soruşturma operasyon yapıyorlar e yolsuzluk Çünkü operasyon. savcı da FETÖ. FETÖcü. Sonradan efendim bunlar FETÖcüymüş. Meğer AK evet. Parti zamanında işte yerleştirmiş Silahlı kuvvetleri tasfiye etmek için e, yargının içine yerleştirdiği ve güç verdiği ve altına zırhlı, başbakanın zırhlı arabasını gönderdiği savcılar bu sefer döndüler askerlerle operasyonu bitirince, Ergenekonlar, balyozları halledince bu sefer AK Parti'yi Tayyip Erdoğan nasıl hallederiz diye Tayyip Erdoğan'a bir yolsuzluk operasyonu. ya yani şimdi baktığımda bir mali yönden iktidara bir darbe girişimi. Hı hı. Ama şimdi bunu yani anladım. 15 Temmuz Döneminde, darbe girişimi falan yaşandıktan anladım. sonra. Dolayısıyla 17-25 Temmuz'dan sonra 2014, 2015'e kadar. 2015'in seçimleri. 2015 seçimlerinde Kasım Kasım seçimleri öncesi, 1 Kasım seçimleri öncesi. Ben de Bu arada paralel devlet yapılanması falan çıkmış, yayınlanıyor. çıkmış ama AK Parti ile şey FETÖ tamam tartışıyor. Fetullah. FETÖ değil daha. tartış şey yapıyor. Kavga ediyorlar falan. Tabii yani muhalefet de CHP o zaman AK Parti'ye karşı konumlandığı için Bilmem doğrudur yanlıştır ama şimdi baktığımda yanlış olduğunu düşünüyorum CHP'nin o pozisyonunda. O dönemde de Fethullah Gülen işte evlere ateş düşsün seansları yapıyor. Evet. Tabii beddua seansları. Beddua. AK Parti, AK Parti Fethullahçı yayın organlarına el koyup kapatmaya başladı. Bu da muhalefette şöyle algılandı. Senin yolsuzluklarını ortaya saçan cemaate karşı, hizmet hareketine karşı, hareketine karşı sen onları işte susturuyorsun, hukuksuz bir şekilde filan. Basın özgürlüğü. Ben de bir kanalın genel genel müdürüyüm. Olarak. Dolayısıyla basın e seni de kapatırlardı özgürlüğü o zaman. Kapsamında Aynı şeyleri kanal Türkü. Kanal Türkü. Yani o zaman Türkü. başında olduğu kurumu da kapatmaları lazım bu bakış açısıyla gittiği zaman. Hı. Onlar da yayınlıyor çünkü. Neyi? Yani aynı Halk aynı videolara Halk TV'de zaman, yayınlıyor. Bölümde... Yani Halk TV... Diğer muhalefet kanalları da yayınlıyor. Onları kapatmıyor da FETÖ'nünkünü niye kapatıyor? Ama diye opera... bir sorman lazımdı ya mesela. Yani operasyonlar da var. onların savcıları Oradan yaptı da yaptı ya. Onların savcıları yaptı Oradan ya. da kapatılan televizyonlar oldu. Hayatın mesela. Operasyonlarda Hayat şeyler yaptı ya. Bile... kapatıldı, Yol TV kapatıldı. Kapatılanlar oldu ve bunların FETÖ'yle hiçbir alakası yok. Hmm. Bakın evet. çok Dolayısıyla o çerçevede ben o çerçevede ben bir gün bir gün e, ee, Kanal Türk'ün Mecdiye Köy'deki merkezine gittim. Polis onu işte baskın yaptığı hmm. O günü gün, Pek çok kişi de vardı yani. Mahmut Tanal'ın ağladığı yayın hangisi? MHP'den, MHP'den o genel... Üngür üngür ağlıyordu Mahmut Tanal. Hangi gazeteden ağlıyordu? Bilmiyorum ben Mahmut Tanal'a karşı. Ama bak şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim Pınar Hanım, Hadi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden genel Mahmut başkan hatırladım yardımcıları da. da ne zaman Milliyetçi oldu. Hareket Partisi'nden genel başkan yardımcıları da vardı ben gittiğimde. Dolayısıyla tamam. e, Yanılmışız. Burada neyi anlıyoruz? Ya, sevgili Pınar bir cümle bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Tabii bir, bir cümle, cümle alayım. Nece sıra çekeyim. Bu bir Şaban Sevinç'in anlatımından sonra hani bazı öz de sonra şunu anlıyoruz aslında. İdeolojiler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir diyor hmm. Cemil Meriç. Yani salim bir düşünceden uzak kalıyorsun. Niye sırf iktidar karşıtlığı veya sevmediğim biri bunu yapıyor diye ama niye yaptığını hiç sorgulamamışlar o zaman işte. Ama zaman ama geldi. arkadaşlar o hiç süreci o mi? süreci bir bütün düşünmek lazım. Yani 17-25 Aralık yaşanmış. Daha 15 Temmuz darbe girişimi olmamış. Yani bir yolsuzluk iddiaları saçıldı, videolar, tapeler yani rica ederim hani bunları da hani bu değerlendirme yaparken onları da göz önüne al. Makul buluyorum. Yani o bir süreçtir ve şöyledir. Yani bazı insanlar erken uyanmıştır. Bazı insanlar başka şekilde motor. Çoban abi alayım ben. Bir şey anlatacak mısın? Çok özür dilerim. Yok yok hayır yani tamam Bey'e geçeceğim. o yüzden. Tanımıyorum. tanımıyorum. Burada yani Fethullah Gülen'den başka tanı bir de Mustafa Özcan'ın adını duydum birkaç kere Mustafa şey. Yeşili yani de, Yeşil de bilirsin Mustafa Yeşili de bilirsin Mustafa Yeşili de galiba Abant Platformu e, Evet, evet. E, aynen Mustafa Yeşil o dönemde ama diğer isimler... Şerif Ali Tekalan da e, rektördü galiba yani. üniversitelerden Aa, sorumlu Bunun adını da duydum birkaç Yani kadar. şu andaki yapıda üniversitelerden sorumlu e, icra bu eski üyesi. rektör müydü Eski bildiğim kadarıyla Fatih Üniversitesi'nin rektörü olması hmm. lazım Evet Ankara'daki evet. Fatih Üniversitesi'nin eski İstanbul İstanbul Peki. Ankara'da Nijce da İstanbul Beylik eee Fatih Üniversitesi Bilgisindeydi, buradaydı İstanbul. Ankara'daki, Ankara'daki Ankara'da da onların şeyi vardı. Ankara'da, ya, kamp. Ankara'da da kampüsü vardı. Evet, ama tamam. merkezi İstanbul. İstanbul'da da çok vardı. Şimdi, evet. Nece Sıra's ona da bir Galpar şey demin bir... ifade etmeye evet. çalışıyorum ama bir kez daha ifade edeyim. Ayrıca ee, bir de inanc... şurada, şunu da soracağım. Evet. Çok özür dilerim Önce siz bu. ifade edin. Cenazeyi de merak ediyorum. Türkiye'den giden olur mu mesela? Sakızla gitsinler. <laughs> giden olur giden da dönen değil. olur mu? Ya yani giden olur, <laughs> evet. dönen olur. Ya mu? Ol, olabilir bakın şöyle. Şimdi bakın çok hafif almıyor bazı işler. Şimdi deminki e, şey dahil, organizasyon şeması dahil, fetö örgütlenmesiyle ile ilgili e, e, eğer orada gerçekte yüzleşmezsek işi çok daraltırız. Bakın. E, Yüzleşemiyor muyuz? Yüzleşemiyoruz. Bakın Yine niye yüzleşemiyoruz? Bakın hemen bir şey söyleyeyim buraya gideceğim tamam. örnek vereceğim. Güzel. Şimdi mesela fetö örgütlenmesinde diğer isimlerin FETÖ ağırlığında bir yapılanma oluşturması mümkün değil. İnanç örgütlenmesinin böyle bir özelliği vardır. Yani Fethullah Gülen sonuçta e, yalnızca bir siyasi lider değildir. FETÖ örgütlenmesinin bir ayağında lobi var, bir ayağında siyasi örgütlenme var, bir ayağında belki kültürel örgütlenme var ama esas itibariyle oturduğu şey inanç eksenli bir şey. Bakın Ali Yerlikaya diyor ki İçişleri Bakanı, toplam FETÖ ile ilgili yapılan operasyonlar sene 2016-15 Temmuz, 2024 178.406 operasyon yapılmış ya. Ben bir kez daha baktım dedim acaba doğru mudur diye ya. İnanılmaz bir şey arkadaşlar da verdiler bakın arkaya. Tamam. Ne bir kadar e insan gelmiş, ya ilgi Ali Yerlikaya'nın evet, evet e, açıklamaları. Bu, bu bu niçin önemli biliyor musunuz? Evet. 178.400 matematiksel olarak düşündüm. 8 yılda bölsen inanılmaz bir günlük operasyon sayısı çıkıyor ama daha da şeyi söyleyeyim. 693.162 kişi yargılanmış. Yani 6 bin, öyle 693.162 kişi yargılanmış, halen 67 bin kişi, 67 bin kişi de sorgu, sorgu süreci devam ediyormuş. Şimdi bu, bunlar inanılmaz sayılar. Yani 12 Eylül e, darbesinden sonra e, toplam 1 milyon 400 bin e, civarında tahikkata uğramış, gözaltına alınmış, bırakılmış, benzeri şeyler yapılmış ama yargılananların sayısı bu kadar değil. Şimdi bu şu, bu şu anlama geliyor bakın. Eğer biz bu işi hafife alırsak, bu işin devam etmesinin arka planda da bu var. İnancı siz devletin içine bu kadar sokarsanız buradan kurtulma şansınız yok. Şimdi şöyle düşünün, ben mesela gerçekten bazen şaşıyorum. Fethullah Gülen gibi bir profilin bu kadar insanı etkilediğine tanıklık ediyoruz. Salya bakın biz bunu daha önce de söyledik. Ben kendim. Üst düzey insanlar Üst düzey var. insanlar, bakın akademisyenleri etkiliyor. Yani öyle hafif alınacak bir şey değil e, ordudaki 160-170 generali doğrudan etkilemiş. Rektör yani arka yani. plan ne olursa olsun. Onları oluşturmuş ama. Rektörler. Yani bak, Necdet bak, Hocam bu, bu, şöyle. Ama bak. bak yani o yani rektörü rektör yapmış, generali general yapmış. Ama arkadaş yani, bak şöyle demiş. Şey. Sonuçta bu şunlar rakam. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği doğru, resmi canım, rakamlar. Doğru. İnanılmaz sayı. Yani bin kişi olsa, üç bin kişi olsa, beş bin kişi olsa dersin ki ya bunlar tesadüfen bir sürece dahil olmuşlar, bir çıkar grubu oluşturmuşlar. Yani rakama bakıyorsun, bu rakamın bununla sınırlı olmadığında, devam eden operasyonları dikkate aldığımızda daha büyük olduğuna tanıklık ediyoruz. Bunların bir kısmı da şey olmamıştır zaten, açığa çıkmamıştır. Şimdi e, açığa çıkmayan bir yapılanmada temel şey şu, yani böyle çok e, klasik gibi geliyor ama sen asla, bakın Türkiye işçiyse bunu öğrenmeli. Dini inancı bu kadar sistemin içine sokmaman lazım. Devlet inançlar karşısında eşit durmalı. Eşit durmadığı andan itibaren feti otomatik olarak bir örgütlenme zemini oluşturuyor. Necdet Bey, yani az ben önce şöyle bir, iş, tam da bu işte eşit dursun. Ama bak, Birini şimdi, engelleyip dilini diğerini teşvik bak, etmesin. Ama bak, şu eşit anda da diyorsun. yok, bak, şu anda da yok. Diyelim ki ben ya, namaz bak, inancı, bak, birisi, ya bak, inanç tartışılacak bir şey değildir. Şimdi bak şimdi. İnsanlar nasıl inanıyorsa öyledir. Yani şöyle tartışamazsın Hattes yani. Hattes sen kardeşim şey. böyle inanamazsın da şöyle inanırsın. Hattes Şimdi bak bu Abi tartışılacak sen bir, sen şey. bir iş değil. Hatta devlette de eşit mesafe koymalı. Hattes yani devlet o anlamıyla hakem rolünü oynamazsa FETÖ şu rakamlar FETÖ operasyonlarının bitmeyeceğini gösterir bize. Örgütlenme yapısı aynı şekilde devam eder mi? Cevabım çok net etmez. Yani çünkü o başka bir şeydi. Başka bir ruhanilik vardır. Yani ben Fethullah Gülen'de hiçbir ruhanilik görmedim. Dün de görmedim, bugün de görmüyorum. Bakıyorum profile bakıyorum, konuşmasına bakıyorum ama, şeyi ama bu şeyi değiştirmez. Bunlar ta Ortaokuldan yetiştirdiği şeyler var. Anadolu'nun yani, kendi kadroları var özellikle. ama bakın şöyle bir yan var. Şimdi ya onu da atlamayalım yani dediğiniz ya doğru. Ben, onu da koyalım. Burada, burada yani. diğer boyut. Şu. Bak buradan o kadrodan lider çıkmaz. O kadrodan. Öyle mi? Çok... Bir dakika o deminki şey... Adam... O lider çıkmaz. Çıkmaz çünkü. Ya inanç şöyle bir iştir. Yani eğer bir general Fethullah Gülen'in arkasından gidiyorsa yalnızca çıkar olarak düşünemezsin. Bir duygusal Şimdi bağ kurmuş. Orada bir para. Ama Necdet Bey'in söylediğinde bir, para, bir parantez açayım. Şöyle bir şey var çıkamama nedenlerinden. Bir çoğunun içinde de yani tam üst kat, Çok en üst kat, yedinci kattan bahsetmiyorum ama 6-5-4'lerdekiler de veya şu anda yurt dışına kaçak olanlar da 35 yıl sen buna inanmışsın. Bunun bir yalan olduğunu anlasam bile bunu kabullenme sürecin çok zor. Yani düşünsene 50 yaşında bir insan 35 ya, sene buna inanmış. Bu bir kocaman bir yalan. Onların da hayatını Ve Onlara çaldır. hak verdiğim o için bak, söylemiyorum. Hayatını çalmış ama hayatını çaldır. akılda çaldır. vermiş Akıl. Allah bizi. Evet, bir boyutu bu. Diğerinde şöyle bir yan var. Yani sonuçta bazı işleri satın alman mümkün değildir. İnanç satın alınabilecek bir iş değildir. Hissediyorsan inanırsın. Hissetmiyorsa inanmazsın. Şimdi burada bu örgütlenme şöyle bir şey doğru dönüşmüş. Aslında birçok örgütlenmede var. Bu artık oraya aşmış bir şey. Çıkar grubuna dönüşmüş durumda. Çıkar tamam, grubunda bravo, bravo, doğru yere geldi yani Ama çıkar ben? grubu var. Ama şeydir. Herkesin motivasyonu yani, başka. Bu, bu, bu Şimdi, ben öyle ben, bak abi bu, adam, adam general olmuş. Para mı? Şu ama anki o Genel olmasının Para. sebebi zaten bunlara dahil olması. Yani bir sürü başka insanı mesela Ali Tatar gibi insanları başka insanları. Ölümüne neden olmuş. Ölümüne neden olmuş. İşkence evet. etmiş sürmüş yani sırf kendisi gibi Ve değil diye kendi grubuna dahil değil diye dolayısıyla adam zaten çıkamaz çünkü genel olmasının sebebi o. Normalde çöp hiçbir evet. şey olacak birisi değil. O yüzden değil yani. de belki şöyle düşünmemiz gerekiyor biz. Yani buraya mesafe koymadığımız sürece olmaz. Tesadüf değil bak. Bir şey de şu. Şimdi 12 Eylül yaşamış birisi olarak bunların hiçbir tane siyaset savunma yapamadı. Sahip çıkamadılar ihanetlerine. Niye biliyor musun? 12 Eylül'de öyle Ama olmadı. Bak, bak şöyle 12 Eylül'de solcular ee, ve MHP'liler, MHP'lilerin de önemli bir bölümü kendi davalarına sahip yani çıktılar. Bir davaları eder... vardı. Tabii kabul edersin etmesin. Bakın burada bu anlamıyla gerçeklik neye dönüşüyor? Tam onu anlatmak istiyorum. Çıkara. Şimdi iş çıkara doğru Çıkart. gittiği Çıkart. andan itibaren bir süre sonra inanç palavra olur. İtirafçı rekoru var bunlar. Tabii. şimdi mesela ben hatırlamıyorum yani hatırlayınız var mı? Ya bir tanesi çıkıp der ki yok, yok. ya ben bu davayı savunuyorum. Evet ya biz darbe yapmak istedik. Kaç bu siyasi siyasi savunmadır. Anda. Yani. Şeyde kaçanlar da aile, kaçanlar da şimdi konuşuyor. Onlar da burada Birisi olsa yapmaz. Doğru. İşte, şimdi bakın bu önemli. Sıyrılmaya çalıştılar Bunu şundan yani. dolayı söyledim. Bakın bu da bir yüzleşme. Bunu Hı -hı. görmemiz lazım biz. Yani tesadüf olamaz ki bir sürü akademisyen ya. Yani düz biz yani ya siyasi şeyler savunmaya şeyler imza atmanız da. gerekmiyor. Ama siyasi savunma yaparsınız. Ama onurlu olun ya. Yaptığınızı o değil. bile yok. Ben şimdi, bunu yaptım değil. Onu da diyemiyorlar. Şimdi, tabii, o kadar. Orada e, o yüzden bir Çünkü, çünkü bir saadet zincirine dönüştürmüş. Ya, bakın tabii onurlu, onurlu insan onurlu insan hak redikal, yer mi zaten Gaffar Bey? Eylemli, ta, en Ya 12, 10 kişi kişiden dokuzu savunmuştur siyasi tabi, savunma yapmıştır. En radikal eylemleri yapanlar tabii, bile tabii, dimdik durdular. Tabii yalnız Yani biz beğenelim beğenmeyelim. Dava Davadan budur. Buradaki sorun şu. Yani Türkiye açısından baktığımızda, bakın geçenler yani birçok yerde söylüyorum ama bizim programda da söylemiştim, bu programda da. Türkiye'yi diğerlerinden ayıran aslında her şeye rağmen hukuk, demokrasi yani bu laflar önemli, laiklik. Bunların şimdi büyütülmesi gerekiyor. Biz FETÖ'yü, FETÖ kötü diğerleri iyidir diyemeyiz. Yani bunları biz sivil toplum örgütü statüsüne koyduğumuzda sıkıntı olacaktır. Bu kaçırılmaz o, bir şeydir. Bu söyledikleri... Şimdi Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ e, yalnızca Türk olimpiyatlarında değil ama tipiktir Türk olimpiyat konuşması sosyal medyada en çok izlenenlerden bir tanesi. Aynı Bekir Bozdağ bugün mesaj yayınlıyor. Mecliste de konuşması var. Mecliste evet. konuşması Gençliğine, var. Evet, Kamer Gençlik. Şimdi bu o ama zaman ne, neye dönüşüyor biliyor musunuz? Bak. Ama örgüt üyesi değil ki bahsettiğiniz kişi. Şimdi bazı belediye başkanlarının da Samanyolu e Televizyonu'nun yorumcusu şey Betüş'ün mü diyebiliriz? Ben Şaban Bey'e haklısınız dedim. Ama, bak. ama Şaban Bey şunu unutuyor bak. Türkçe olimpiyatları onların mekanı değil mi? Organizasyonu. Her Oraya yani, gidip orada, konuştuklarını, konuştuklarını eleştiriyor. De. Onların televizyon kanalında çıkıp konuşan belediye başkanları ne diyeceksin? Şimdi bak Bu bak burada... yorumculuk yapan kadrolu orada. Yıllarca süren süreç içinde... Böyle şeyler olmuştur. Bunlar istisnaidir. Bunlar yanılsamadır. Ama şimdi Bekir Bozdağ e, tamam, dediğin kişi, yani... kişi parlamentonun en deneyimli milletvekili bakan önünü açmış 12 Eylül 2010 referandumunu yapmış yargıyı FETÖ'ye teslim etmiş. Rica ederim yani. ya. Sayın Belediye Başkanı. E sonra da 15 Biliğe Temmuz oldu. o zaman yetkisi olsa Allah. o dönün açacaktı e, burada. O zaman e, yapabilirdi e, e, televizyonda e, ekrem kemamolu kemamolu Samanyolu kemamolu Samanyolu'na çıktığında bence iyi hizmet hareketi Hizmet hareketi Şimdi ben burada başka bir noktaya değinmek istemiyorum da yapmayın ya. Arkadaşlar 2 şey. ne vermiş ne vermiş ona bakın. Fethullah Bey'e haksızlık etmiş. Bekir Bey'e haksızlık etmiş. Gavvar Bey. Bekir Bey 15 Temmuz'da Bak, Bekir Bey 15 başlayayım. Temmuz'da Bekir mecliste aynı doğru aynı aynı başa bak yapacağız. mecliste soru, bak, bak, soru Bekir Bey'in gösterdiği de şeyi de, de, de söyleyelim. Zıra. Bak bir tane Zıra. bir söyleyeyim bir cimle, o zaman. Bekir Bey be, 15 Temmuz'da dediğin doğru oraya çıkıp bu konuşmayı yapması hata değil. Ama 15 Temmuz'da o bombaların altında durup Dirayet göstermesi tamam. de önemli. Tıpkı diğer CHP'li milletvekilleri Bunlar gibi. Ya bak Bekir işte bu da abi. önemli. Ben Ben bu, Bekir Bozdağ. Bu da önemli. Ben Bekir Ama bak Bozdağ, şimdi başka bir tabi, noktaya değineceğim. Ben Bekir Bozdağ'a seyirci demiyorum. Petö, Öngörüsüz diyorum. Petö, Öngörüsüz. Petö. Ama başka bir motivasyonla, nedir o motivasyon? İşte AK Parti'nin genel motivasyonu. Kemalist vesayeti yok edelim. Şaban Bunun için de Fethullah'la iş yaptılar. Bak sen Fenerbahçelisin. Fenerbahçe Bunu diyorum. Siz demin kendi sen, öykünüzü anlatın. Sen Fenerbahçelisin. Fenerbahçe Şaban bak, Bey, yani Fenerbahçelisin. Fenerbahçe FETÖ, konu ilk operasyonu kime yaptı? Fenerbahçe'ye yaptı. O televizyon, televizyon kanalı üzerinden. Bak, Fenerbahçe yaptı. Aziz Yıldırım'a yaptı. 3 Temmuz. Deniz Baykal'a. Deniz, Baykal'a da. 3 Temmuz, 3 Temmuz skandalı çıktı ortaya biliyorsun. 2010 11, 11, 11 sezon e 2010. 2010 2010 10 mu? 10 mu da olabilir. 2010 11 sezonuydu. 2010 Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu biliyorsunuz. Yani şey Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Mehmet Ali Aydınlar yönetimi vardı yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde FETÖ'ye FETÖ Fenerbahçe 11. operasyon 11. yaptığı dönemde 2011'de. Samanyolu televizyonunda o tezleri savunan yorumcu kim? Şimdi i̇şte Ekrem bak, Bey. Bak, ee, anlatabiliyor şey, muyum yani oradan orada, bakarsak ya, yine bir Bey, onun Beran operasyonunda be, bak, aktif bak, rol almışsın bak, yani sen. Genel sorumluluk, bak şu yorumcu olmak, bir yerde katılmak, destek vermek. Mesela hukuki, hukuk düzeyinde düşündüğünde de Türkiye'de cinayet işlemiş birisinin adi, adil olarak yargılanmasını savunmak, hukuk devleti inanmaktır. Terör örgütüne dahil olmuş ve yakalanmış birisinin hukuk kuralları çerçevesinde yargılanmasını savunmak aslında klasik bir hukuk devleti normudur. Şimdi ama Türkiye'de şöyle bir ye, 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 şeye evriliyor iş. Yani temel şey şu, bak sorumluluktan kaçarak bu işler olmuyor. Bir şey o yüzden rakamları verdim ben, rakamları bilerek verdim. Bizim şöyle bakmamız gerekiyor. Hiç değilse buradan şunu öğrenmemiz gerekiyor bizim. Bakın bunu bile öğrenmiş durumda değiliz. Yani aldiğim dev, 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 devletin, devletin kendisini yeniden yapılandırması gerekiyor. Devlet kendisini yeniden yapılandırmadığı sürece bu işler devam eder ve Türkiye, Türkiye klasik bir Orta Doğu ülkesine klasik bir üçüncü dünya ülke ülkesi olmaya aday olur. Ama yapılandırır yapılandırırken Şimdi de söylediğiniz yakınca. ülkelerden mesela layıklık, demokrasi evet. bunlardan vazgeçmemeli. Abi vazgeçmemeli. Onun için de mesela İstanbul Barosu'na CHP'nin desteğiyle seçilen eski CHP milletvekili İbrahim Bey'in dediği gibi ilk dört maddeyi tartışalım açalım falan dememeliyiz. Yani onları korumalıyız o zaman. O başlı başına bir tartışma. Geri adım atmış. Yani. Yani. Adım atmış, yani. adım atmış. Bir açıklama Ve, yapmış. FETÖ, şimdi. Evet. başısı ölmemiş olsaydı e, biz o konuyu açacaktık. Bu arada Ama şimdi herkes zannediyor açıklama geldi. Yani. Ben öyle söyleyince orayı keserler. Ben e, tedbir olarak bu cümleyi söyledim. Niye? Keşke ölmemiş olsaydı gibi bir şey. Ha, orayı aman, keserler. Yok. Harcın, aman. O harcın sana. tabii ki yani FETÖ. Yani İyi ki de pesmezler. ölmüş. Herhalde İyi ki de ölmüş. Aynen. E, FETÖ'cüler bile yapabilir. Eğer konuyu değiştiriyorsanız bir cümle söylemek işte, zorundayım. Bir cümle. Bakın şöyle. Bakın yüzleşme ne biliyor musunuz? Abartısız söylüyorum. Lütfen okuyun. Dönüp ya, mutlaka takip ediyorsunuz ama. Ya bakın Fethullah Gülen'i konuşuyoruz, FETÖ'yü konuşuyoruz. Arkadaş davaların önemli bölümündeki iddianame sahipleri halen bunlar. Doğru sonradan savcılar değişmiş şey ama. Şimdi mesela Gezi'yi tartışmak için söylemiyorum. Ya Gezi davasını takip etmiş, davalara girmiş birisi. Ya FETÖ'cü oldukları çıktı ortaya ya. Ya şimdi mesela burada devletin... Savcısının FETÖ'cü olduğu bir, çıkabilir bir, de eylem... Davalar, ya bak, eylem hukuki bak, olarak da ama bak. bak Göster, şu anda davalar. siz de çok rahat söylüyorsunuz. Ergenekon, Baylos, Oda TV davası. Ama Gezi'yi ben kabul etmiyorum. Gezi, Türk ekonomisinde ciddi bak, şunu, darbe vurmuş. Ya, ya ama bak, orada Gezi, da FETÖ. Bak, orada içerik da içerik olan FETÖ, olarak, FETÖ, FETÖ var. hamlesi var. Ya Ferhat Bey içerik bir tartışması yapmıyorum. Diyorum ki bak bu davaların tümü... Ağaç dedi sen hala anlamadın mı dedirten de FETÖ değil. Ya Gaffar yakınca önemli bir isim söyledi. Ali Tatar. Ali Tatar intihar etti. Ali i̇ntihar Tatar sürüklen. bu süreçte intihar etti. İntihara sürüklendi. Doğru. İntihara sürüklendi. İntihara sürüklendi. Şimdi bizim şöyle bakmamız Ufasardan gerekiyor. Devlet yeniden ilgilen. yapılanacaksa ya burada iki adım geriye çekilip bakmamız lazım. Çünkü bunların yalan haber ürettiğini sahte iddianameler yazdıklarını hatta birbirine benzeyen kopya iddianameler yazdığına tanıttık ettik. Bak şu. Bunu, şunu bunu öz eleştiri yapabiliriz. Gezi'de bak, şunu yapabiliriz. Emniyetin uyguladığı muamele ile ilgili eleştiride bulunabiliriz. Bu yaptılar, ama bak şimdi ya yapan, elindeki dönem, reçeteyi bari, de bak, bari, bari, belediye başkanı elindeki reçeteyi emniyet müdürü hepsi bir dakika gezinin elindeki reçeteyi de FETÖ mü yazıp verdi? FETÖ yazıp verdiyse var. zaten işbirlikçisi. Öyle bir iş. A, hani 3. köprüyü yapmayacaksın, aynen, bak, şunu yapmayacaksın, bak, ya bunu, bak, yapmayacaksın ya bak, bunu yapmayacaksın. Gezi tartışması ya açmayayım diye söyledim ama ben o anlamıyla rahat rahat konuşuyorum. Ben kendim de gezeceğim. Yani geziyi de sonuna kadar savunuyorum ama tartışmayı şuradan kuruyorum. Ya arkadaş sen bir Ergenekon davası açmışsın. Sayıştay'ı da şey Sayıştay değil mi? Doğru. Sayıştay'daki şey orada da her şeyi birbirine şey dahil etmişsin. Ve burada senaryolar üretmişsin. Ergenekon böyle, Balyoz böyle, Oda TV davası böyle, ilerliyorum Gezi böyle, KCK böyle. Ben yargılanmasın demiyorum. Yani hukuki olarak yargılayabilirsin. İçerik tartışmıyorum. Ama şimdi bunların hazırlığı olduğu bir dönemde Fethullah Gülen'in öldüğü 15 Temmuz'un yaşandığı bir ülkede ya dönüp bakman lazım bir ya ne oluyor diye. Ben bunu söylüyorum. Bu yapılmazsa bu gerçekten vicdanları kanatmaya yani, devam bu, eder. Niteliksel olarak farklılar. Ergenekon, Tabii. Ve Balyoz var olduğu iddia edilen bazı darbe teşkilatlarıydı. Öyle senaryolar çıkarıldı. Taraf gazetesi sahte ihbarlarla, falan. sahte ihbarlarla gezi süreci ise 11 ya, milyon insanın benzemez. katıldığı bir eylemlik. O, tabii ki oraya katılan her insana suçlu demek son derece yanlış olur. Öyle bir şey yok. O zaten insan zaten o varmıyor. insanlar kovuşturmaya da uğramadığı bir da, yargılanan da olmadı. Bir ekip var, başka bir ajandası olan ekip onunla ilgili bir dava açıldı. Yani haksız. Ya valla onlar suçlu, ama. Suçluysa yani en az benim gibi. kadar suçludur. Suçsuz o da en az benim kadar. Ya Mehmet Ali, suçlu. Ali, Ali Ya, ya Ali, arkadaş, ben de katıldım. Siz... Tamam da bak Mehmet Ali. Ya ben Ali, 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 de sen gittim. Ben de meydana gittim. katıldı. Abi, 11 milyon. Başka bir şey. 11 milyon kişi katıldı. Sen hocam. Yani, saf hani niyetle gidip başka bir şey yeşil oynayayım. alanla Eşitli ilgili yani. slogan atmışsın. O ben siyasi nedenle de gittim. Tabii tamam, siyasi nedenle ya, de bu, bu, şeyle bu, insanlar, bu ya yönetim, Ama ya. bak burada ne diyor? Farklı burada şey. Mehmet Ali Alabora ne diyor? "Mesele ağaç değil. Sen hala anlamadın mı?" diye tweet atıyor. İnsanları oraya topluyor. Ondan sonra milyarlarca dolar Türk ekonomisi zarar Abi, ediyor. Bu da... Bunlara sebepiyet ya, veriyor. Bunların da bir plan olduğunu hakkı, kendisi hakkı. itiraf ediyor. sonra biz bunu makul Seraç. görelim diyoruz. Peki, olur mu böyle bir şey? haklı. Kadir Topbaş görevden benim, alındı. Benim, benim Kadir Topbaş'ın benim görevden alınmasının, benim, alınmasının arka planında ne vardı? Bir dakika. FETO vardı. Bunun Necim üzerine cesaretle gizlemedi. Melih Gökçek. Melih Gökçek. Gökçek bugün de tartışıyor. Fethullah Gülen'i savunan ben miydim ya? Dönemin Dönemin, dönemin en iyi FETÖ'cüsü. Kadir Topbaş niye Şimdi alındı? Bak, söyleyeyim ben sana. Arkadaşlar dönemin İstanbul'u İstanbul İstanbul bir yakını, bir abi. damadının Fetöcü mensubiyet değil ihtimalinden dolayı açıklaması yaptı var ya. FETÖ'cü FETÖ demek olur mu? Ya, Ge bak, Gezi döneminin... Dönemin, dönemin, o anlamıyla dönemin. baktığında... Şimdi bakın gez gezi, Dönemi'nin dönemin İstanbul Emniyet Müdürü, ve İstanbul Valisi FETÖ'cü diye sonra başka şeyden başka bir şey çıkar. Bizde mesela DHKP'ye şunu demedim arkadaş. Melih Gökçek şunu demedi. Sen Fethullah Gülen'e Fethullah Gülen diyemezsin. Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye Fethullah Gülen. Tamam yanlış şeyler haklısınız. Bunu savundu Ama FETÖ'cü demek yanlış. Ya ben tamam peki o anlamıyla ben hayır FETÖ terör örgütü üyesi ama en azından şunu biliyoruz bak Türkiye garip bir ülke ya. Bu 5 şehrin belediye başkanının görevden alınmasının arka planda bu vardı. Demek ki... Yani bakın, şimdi adam bir ağlayarak niye bak görevden ayrılır ama ya? Ama şimdi kendinizle çelişiyorsunuz. Niye çelişiyor? Bir sürü bakın AK Parti siyaset yapan bir sürü insan siyasetin dışına çıkarıldı. Soruşturmalar açıldı. E, ne zaman? Siyasetten uzak Soru, o ne zaman ama? İşte bu bir terör örgütüdür. Bununla herhangi bir münasebetiniz varsa üyesi Onda... olmanız gerekmiyor. Damadınız bile oradaysa. Hocam bu sonra. O, bu aslında kendini şey, arındırmak Yani kendini en ufak, arındırmaya çalışıyor. Ya şey, Arındıramıyorsun işte. işte bile bak, arındırıyorsun. Bak, öyle doğru çizgi koyamazsan arındıramazsın. Şu anda 67 bin kişi halen soruşturma geçiriyormuş. FETÖ'den 67 İçişleri Bakanı evet. Sayın Ali Yerlidağ'ın verdiği tamam. rakam ya. Ali Yerli Kaya. Yerlikaya. Yerlikaya. Geçilsin hocam ne diyorsun yani? Bu Geçirmedin. arada. Dur, dur, ya geçilsin tabii. E, tamam. Ama bak bu, bu gerçek de, bu gerçeği görmeden e o zaten Peki, davalar ben diyorum yere ki yere bak yani. Yakınca, ya Ferhat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın danışmanı FETÖ'cü çıktı. Ya, kaç tane danışmanı çıktı? Peki. Çıktı yalan değil ki. Ya, çıktı. E, tamam, şey. De çıktı. E, e ben, e, diyor muyum Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde FETÖ var diyor. Hatta böyle ben, Şaban ben Sevinç'in kafalı ifadeler kullandığı bir milletvekili var. FETÖ neredeyse bütün siyasi partilerine bir biçimde Bir yayında. Tamam sızar sızmaya çalışır. Ama ya iktidarla CHP'ye sızan FETÖ'cüyü aynı kategoride değerlendiremeyiz. Ben Yoksa Şaban Sevinç'e bir tane CHP milletvekilini ver. hatırlattım. Firari. He. Şu an hala Amerika'da. He, Eski Bursa milletvekili. Bursa e, Bursa'da CHP'de milletvekilliği yapmış Aykan Erdemir. Ha, evet FETÖ'cü. Firari FETÖ'cü. CHP'de milletvekilliği ha, yaptı. Doğru. Onu hatırlattınca Şaban Sevinç de biraz sinirlendi kendisine. Ona sinirlendi. Ee, biraz... İstenmeyen birkaç oldu kelime ki? çıkmıştı. Başka bir kanalda. Manşet olmuş. Öyle, öyle mi? mi? Tamam. Ha, ben orada Bak yanlış bir şey şimdi söyledi bugün, demiyorum tam yani. Rütük tam, gereği. Tamam. Her neyse olabilir. Hepimiz bazen sinirlenebiliriz o Şimdi e, bugün bu Ama arada. Ama meselemiz öznemiz o değil. Yani CHP'nin içindeki o milletvekilini Tabii, orada hatırlatmak doğru. için Orada da, da. olur. Bir da. eleştiri var. Da. Her yerde var. Özgür Özel açıklama yaptı biliyorsunuz. Ee, Özgür Özel'in açıklamasını verelim arkadaşlar. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel. Ne dedi tam olarak söyleyeyim ben buradan da. Ee, şöyle diyor. Ee, sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor, bu tehlike geçti veya bu tehlike gitti gibi bir düşünceye kimse kapılmasın. Ee, bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır dedi. Aynı mimalde cümleyi iktidar dan da geldi. Numan kurtulmuş da. Hakan Fidan Hakan Fidan da açıklaması Hakan Fidan. önemli. Biz evet. mücadele devam ediyor. Mücadele ediyoruz. devam edecek. Ömer Çelik rehabet yok dedi. Rehavet yok dedi. Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. O bu Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması böyle sosyal medyada gördük böyle bir kesim tarafından hoş hoşlanılmamış. Şöyle ki yani güçlü bulunmamış. Türkiye'nin bir dönemine kara bileki olarak işlenen örgütsel yapının başındaki insanın vefatından sonra Allah'a havale ediyorum. Allah bildiği gibi yapsın isterim. Başka bir önemi yok benim için ama bu ülkeye çok büyük bir travma yaşatmıştır. Güçsüz bulunmuş bu cümle. E, bir de e, devamı var. Potansiyel te, tehditlere karşı da dikkatli olmalı. Öyle mi? Tamam. Doğru oldum, mesela ben, arazi vermemeliyiz. Ben ben oradaydım. Doğru yani keşke ha, mesela anladım. Özgür Bey kadar net bir açıklama olsaydı. Değil mi net? Öz, arada, Özgür Bey'inki net. Ve Özgür anladım, Bey bir Özgür uyarıda bizimle. bulunuyor. Bakın Özgür Bey'in uyarısı bizim için de önemli. Dikkate almalıyız. Tehdit var diyor. diyor ki, dikkat edelim. Bakın biraz. şurası önemli. Bunun dışında söylenecek söz israftır. Bakın biz... Bunun dışındaki şeyleri konuştuğumuzda israf etmiş oluyor. Gerçek tane... hedeften sapıyoruz. Onun için Özgür Bey'in açıklamasını ben doğru buluyorum ve şunu bekliyorum kendisinden. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri bu konuda hassas olmaya, titiz olmaya davet etsin ve takip etsin. Hmm. Yani Ekrem Bey doğrudan Ekrem Bey şunu yanlış demiştir diyemem. Yani Ekrem Bey'inkini daha düşük profilli bir tepki olarak buluyorum. Peki, ben de öyle buluyorum. Dakika. Evet. Ama şöyle bir dakika. şu netlik, Sadece aradığımız netlik bu. Sadece CHP mi belediyelerini takip ediyor? Bir dakika ya nerede yapmış da bu tarzı? Ya. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı oldu. Için. X, oldu mi öyle? İkisi şey. paylaşmamış görmedin mi? Hayır, bugün açıklama yaptı, şey yaptı bugün, bugün. bugün. Aksa neden belediyeler paylaşmasın Bunu da burada da paylaş. Bugün basın açıklaması Hepsi yaptı. Hepsi dikkatli şey, oldu. Hayır bak burada mesela şu var. Başka konular da vardı. Burada da bir paylaş ya bir lanetle. Başka konuların içinde bunu söylüyor. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti bugün Özgür Özel. Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinin Her ardından Özgür cezaevi cezaevi çıkışında evet. e, gazetecilerin sorularını, sorularını yanıtladı. Yanıttı, yani 15-20 dakikalık bir şeydi, soru-cevaptı ayaküstü. Orada söyledi. Başka konuları da e, önemli açıklamalar yaptı. Selahattin Murat'ın ki çivit de atsaydı. Diyarbakır Van işte bölgeye yapacağı evet, ziyaretleri açıklamalar yaptı. Yani mesela biz bugün önemli bir ziyaret var. Demirtaş'ı ziyaret etti. Biz e, yine bu konuya evet. konu, gelemedik. Mesela ben şu soruyu soracaktım Özgür Bey. İlk dört maddeyi mi konuştular Şimdi orada diye? E, Mesela. Haklı bir, soru bir soru dört der... Cumhuriyet oluyor. Halk Partisi için kırmızı çizgi olduğu ve değiştirilmesinin i̇şte İbrahim Kaboğlu'nun o söylediğinde... edilemeyeceğini söyledi. İbrahim Kaboğlu'nu da eleştirdi. Ekrem Bey de eleştirdi. Özgür Özel de eleştirdi Bravo. bugün. İbrahim Kaboğlu da biraz önce bir tweet attı. Yanlış anlaşıldım Hı. mihvalinde. Bir de bu arada Gaffar Bey'in eh, CHP CHP'li belediyeleri uyarsın eh, Özgür Özel dikkat etsin söylemi için ne diyorsunuz? ya <gülüyor> gülüyorum ne diyeyim Allah aşkına. Yani CHP'li belediyeler kötü bir şey söyledi. CHP'li belediye. Yo yok kötü, kötü bir şey, şey söyledi anlamında yani ne değil. Olacak yani, yani şimdi CHP'li belediye. Uyarsın. FETÖ ile FETÖ ile mücadele konusunda CHP'li belediyelerden bir kaygı mı var yani? var var yani, Olmaz olur mu? asıl var. ak ya arkadaşlar sizin söylediğiniz konular arkadaşlar, var ya Şaban var, Bey bu konuda... sizin söylediğiniz konular var ya mesela haberler var. Bakın çok enteresan haberler var. Nedir İstanbul Büyükşehir belediyesinin bir FETÖ benzeri bir bir teşkilatla bir böyle tarikat vesaire adını anmayayım onunla ilişkilerinden söz ediliyor. Bir yurt arazisinin evet, efendim evet. imarının affedilmesi konusu var. O cemaat içinden sızan birisi çıkıyor televizyonlarda itirafçı gibi anlatıyor. Böyle şeyler var yani. Bu bunlar olmasın. Bunlar olmaz. Anladım. Yani. Ekrem İmamoğlu, o. 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 Şöyle, Yoksa Ekrem ben Mamoğlu, şudur bu böyledir demiyorum. Yani genel başkan olması sıfır. Ama şöyle Ekrem İmamoğlu'nun bu konudaki duyarlılığını hepimiz biliyoruz. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan beri, 2019 Haziran'dan itibaren fiilen İBB başkanı olduktan beri AK Parti döneminde cemaat ve vakıflara verilen İstanbul Belediyesi'nin bütün binalarını, arazilerini hmm. geri aldı. Arsalarını niye verdi ee, Alihan Kuruş'un cemaatine? Ve, Kuruş ve Ekrem İmamoğlu her defasında... Ekrem İmamoğlu her defasında ben açık açık söylüyorum. Ekrem İmamoğlu her defasında bugünkü açıklamasında da mesela Fethullah Gülen'in ölümünü bugün basın toplantısında ben de vardım işte gazeteci arkadaşlarımız sordu. O okuduğunu açıklamayı yaptı. Devamında da Türkiye'nin dedi önünde dedi potansiyel FETÖ benzeri tehditler var. Hani FETÖ gitti, <laughs> METÖ gelmesin <gülüyor> <gülüyor> kaygıları var ya. Ona gönderme yaparak bunlara karşı dedi toplum olarak Bir ve devlet olmalıyız. olarak uyanık olmalıyız. Yeni FETÖvari tehditlere meydan vermemeliyiz. Çok istedim. doğru söylüyorum. Dolayısıyla Ekrem Amoğlu'nun cemaat, Beykoz, tarikat, Beykoz'da neyle, Beykoz'da bir cemaatin şey ayır çarşısı kermesinin açılışına katılıyor. Süleymancıların değil mi? Evet Süleymancı. Levent Gültekin bunu çok sert bir şekilde eleştirdi meslektaşımız. Gördük. Yine aynı şekilde bu Süleymancıların içinden Fatih Süleyman e, Deniz Olgun bu Hilmi Tuna'nın torunu diyor ki Ekrem İmamoğlu destek karşılığında Süleymancıların desteği karşılığında Bağcılar bizim Hisar Hastanesi'nin imar planını onaylattı doğru. diyor. Bunu söylüyor kendisi. Televizyonlar açık teksipte edilmedi. Doğru. Yine doğru. aynı şekilde evet. Süleymancıların Süleymanlılar diye bir derneği var. O Ekrem İmamoğlu'na açık destek çağrısı yaptı. Hatta gene bu beyefendinin bu Süleyman Deniz olgun iddiasına göre onun söylediğine göre Süleymancılar için işte destek vermeyen olursa Ekrem İmamoğlu'na adamları tard ediyorlarmış. Cemaatten atıyorlarmış. Yani bunu bunlarla ilgili hiçbir şey söylemedi Ekrem Bey mesela. Bu çok enteresan bir durum. Evet, bir de o Süleymancılar cemaatinin cemaatin içinde bir kişiler, grup şunu söylüyor. Bak, ayrılan gruplar diyor ki Amerika ile Amerika ile bu Süleymancılar cemaatinin bir irtibatı da var diyor. O cemaatten ayrılan birçok önemli isim bunu basında, medyada, kamuya açık platformda zaten ifade raporu, edildi. Bir emniyet raporu tanzim edildi bununla ilgili. Böyle şeyler oldu. Yani. yani. bu iddialar... Bence yeter. bunlara bakın. bir iddiaydı. Bunlara iddia bakın. Ben bunlara bakın Öyle bir dedim. söylendi ama. Yani ama... O Şey, adını söylediğin gazeteci arkadaşın ee, bu gazeteci değil. Bunlar yok, şey yok. yok. Yani önce bir gazeteci arkadaşım. Cemaat için ya. Cemaat için. Onun içindeydi. iddialarını Levent Gültekin alıyoruz. Ciddiye alıyorsun. Ciddiye alıyorsan... Yok Levent Gültekin tepki gösterdi. İddiada tamam. bulunmadı. Tamam. Bulunmadım. Onun iddialarını... Yani ben onda yok, ondan... yok, kan tamam, haberlere tamam. yorum, yaptı. Yaptı yorum Gültekin Yorum yaptık. Levent Gültekin'in iddialarını ciddiye alıyorsan Levent Gültekin'in iktidar Tabii. hakkında Söz. sayın Cumhurbaşkanı hakkında Hakkı. ve sayın bakanlar hakkında binlerce iddiası var. Tabii. Onlara da dile çarşamba yani günleri Levent Gültekin'e yayın yapıyor. E, bunu. Evet. Yani Soracağım. Hayır Çarşısı Kermesi Soracağım. açılışı yapmış. Bu dediğim olay 2019 20 falan yani çok eski. Ama bir cevap gelmedi bu konuya. Öyle bir Levent Gültekin eleştirdi. Eleştirdi. Söyledi. Ben Levent Gültekin'den duydum. Yani o duyunca baktım o haber doğru. Yanlış bir şey yok. Yani Ekrem Bey gitmiş 2020 müymüş. Ben yani konuyu bilmediğim için. 2009. Ya ben örnek olarak Yok, bu başka faaliyetleri de... hastanenin işte, olayı mesela hastane yakın Hastane daha dönem. sonra. Seç, bu benim seçim dönemi. Ben önemli. örnek aldım onu. Yani Levent Gültekin'den alıntı yaparak söyledim. Sonra baktım doğru. Bir ker, hayır çarşısı kermesi diye bunların bir gele, adeti varmış Süleymancıların. Ekrem Bey oraya gitmiş, açılış yapmış, taltif etmiş. Levent Gültekin de diyor ki sen diyor madem hem eleştiriyorsun hükümeti diyor. Hem de bak gidiyorsun burada <laughs> bu aynı benzer şeyi yapıyorsun yapma diyor. Söylediği şey bu. Yani evet. kayıtlarında var. Hem tamam. de evet, o cemaatin Süleyman, Süleyman zirvati varsa. Ha, varsa evet. Süleymancıların şöyle bir özelliği var. Hani bildiğimiz kadarıyla şey hani bilenler de bilir izleyicilerimizden. Yani siyasete pek bulaşmazlar. Yani nasıl, devlet yani her cemaat ya. tehlikeli de. de ya. Yo yo. Şöyle. Yo şöyle. Ya ben arkadaşlar. Ben ayrım nasıl yani bir dakika bana. arkadaşlar. Yani yar, yarası olan gocunur diyeceğim de. Yani hani yo, yo, tartışma. Yo, asla bak Ak Parti'ye 2002'den <laughs> bu yana asla destek vermediler. Kim? Daha önce. Tamam. Bu bahsettiğin. Zaten. Daha önce doğru yol. Doğru Yol Partisi'ne oy veriyorlar. Sonraki Süleyman dönemde de yakın efendim, zamanda da İYİ Parti'yi desteklediler. Meral ben parlamento muhabiriyken. Ben parlamento muhabiriyken. Rahmetli Süleyman Demirel DYP Genel Başkanı iken Ahmet Deniz Olgun evet Antalya milletvekiliydi. Doğru Yol Partisi'nde Sayın Süleyman Demirel tarafından milletvekili yaptı. Blok veriyorlar zaten oyları ee, Ahmet bilmem ne Deniz Olgun. Yani şeyinde o cemaatin evet, evet, evet. lideriydi, reisiydi. Ama Onların hiç yani kamuoyu debilir. Yani biz de biliriz. Yani devlette örgütlenmek falan gibi bir şeyleri yoktur onların. Öyle bir diğer cemaatlerden öyle bir farkları var. Yani Sen böyle Allah Allah kardeşim yani, ben ya ben bildiğimi de, söylüyorum. Sen de bildiğin varsa söyle. Ya ben Allah'a söylüyorum da yani ama bence ha. kefil olmayın. Siz <laughs> söyleyin. Kefil olmayın. Kefil olmuyorum ya ben Asla kefil ya olmuyor. Yarış ya, cemaat ve tarikatların devletle, devletle devletle asla rejimle anayasayla da, bir sorunları yok. Devlette örgütlenme diye bir dertleri yok. Ben bunu daha Süleyman Demirel'in e, milletvekili yaptığı işte o yani Şaban Sevinç e de bir, bir şey, cemaat savundun. Bir Şaban Sevinç savundun manşeti verdi. Ya, savunmuyorum kardeşim. Yani. Evet. savunmuyorum, yani. Savunmuyorum, kardeşim. Kendi zaaflarınızı hemen bana bir lafımdan şey yapmayın, yüklemeyin. Ben cemaatlerin, cemaatlerin ben tarikatını... Cem, ben, tarikat, tarikat, ben Necil Saracak'a Aynı fikirdeyim ben onunla. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama, ama, diyorsun ki bunlar Süleymancılar ilman, o, diyorsun yani. o özelliğini de belirtiyorum. Ya bilgi yayınlamışlar. Ya da şey yaptığı var önüne gelmiyor. Yani Önümde her var cemaati, diyor. Ki, yani her cemaat hepiniz diyor olacak, gidin Ekrem İmamoğlu'na oy verin yokluyuz. diye çağrı yapmışlar ya, ya Allah. Im. Öyle bir algı var Süleymancılar hakkında. Nitekim ama iş şey algıyla Süleymancılar oluyor. çok eski bir yani eski Süleyman İlbe bir Süleyman İlmi kurduğu ama Antalya, sonrasında Antalya merkezli cemaat. Antalya merkezli bir cemaat yani fonksiyonu evet Antalya merkezli değil. Uzun yıl, Antalya'da çok fazla. Asıl merkezleri şey Antalya. Var. Asıl merkezleri Antalya. Petırdan mi eski. Bilmiyorum. Vallahi o işte kadarını burada, bilmiyor. burada, bilmiyorum. Bak, o kadarını bilmiyorum. şey burada. Yani o kadar inadıkları bildiri değil. ben de. 62'den sonra Ama oldu. şunu da söyleyeyim. İnternette bulunan Kemal söyleyeyim. Kılıçdaroğlu dönem, ve İmamoğlu hiç, destekliyorlar hiçbir dönemde, yani. Hiçbir dönemde Süleymancılar, Nasıl ne bileyim işte. gibi, İsmail Ağa gibi, FETÖ gibi ya da İsmailağa işte İsmail Ağa işte kamu da nereye girmiş? tarikatlar mesela. gibi devlet içine sızma Hayır, diye bir tartışma İsmail Ağa nereye girmiş mesela? İsmail Ağa sakal bırakmayı bile, ya sakalı kesmeyi bile haram olarak tabir ediyorlar ve devlet kurumuna asla girmeyeceksiniz diyorlar. Hani evet, bir tamam. kere doğru bilgi üzerinden evet, gidelim. Tartışmayı zaten bu bu zeminde yürütürsek yanılırız. Yok, yani yok zaten. Yani evet. ben tam tersi görüşteyim. Bakın. Anlat. Kamu kurumları asla asla cemaat tarikatlara finans eden onlarla özel görüşmeler yapan iç içe geçen kurumlar olmamalı. Anladım. Belediyeler için de bu geçerli bir iş. Kesinlikle ya bunu yaptığınız andan, andan itibaren bunun sınırı yok. Evet. Kime ya, göre, ve neye göre? Yani kötü yapılar da olmayabilir. Elbette canım, elbette. Kötü yapılar da olmuyorum değil. Ben sadece Süleymancılar hakkında kamuoyuna genel kanaati söylüyorum. Siz de biliyorsunuz. Ya öbürleri de öyle zaman. diyor. Yoksa ben olumladım anlamda... Öbürleri de diyor ki menzil karışmaz diyor. Öbürleri de falan yani. karışmaz, de de karışmaz de resmi diyor. Resmi yani, yani biz o, o beyanla nereye... Ben size bakın bildiriyi gösterdim ya. Çağrıda bulunmuşlar. Tamam canım ben... Falan edelim kişiye, edelim. kişiye yani oy verin yani diyorlar. Yok. Yani... Bir siyasi partiye yok destek gerçekten. çağrısı yapıyorsan siyasi... Ama edelim. siyasete karışıyorsun demek ki öyle Bu kadar basit. Yapmasınlar bunu. Niye yapıyorlar Yapmasınlar tabii. Yapmasınlar. Yani Cübbeli Ahmet'le bir televizyon tartışmasında... Arsa alıyorlar. Ben karışmıyorum. dedim Ded onun karşısında aday şey oy çağrısı yapmadın mı yani ona oy vermeyin diye. Bundan daha siyasi ne olabilir? Evet, evet. evet. Ben de katılıyorum Peki. Onların, yani Berhat bu Mart. şuna da zarar Teşekkür veriyor. Ederim. Şimdi siz insanların manevi işte duyguları üzerinden orayı imar etmek için bir vazife kendinize at edip de doğru. Çok zırt pır siyasette de girmenizin hiçbir anlamı yok. Zaten siyasetçiler bunu yapıyor. O zaman siyasetçiler hocalık işine girer. İşte herkes herkesin içinde karışır saçma sapan bir şey olur bence yani dikkat etmekte fayda bu var. Bu arada bu sayıma zarar veriyorsunuz sonra. Bu, bu saydıklarımız arasında prensipte aynı fikirdeyim kesinlikle. Saydıklarımız arasında bu oy çağrısı yapmayan gördüğüm kadarıyla çok bir var. menzil var. O ben onu yok, yok çok, çok var, var yani. çok var. Ama işte ya, ama ya, bu, bu gene de o öyle. prensip ama o prensiplerden taviz anlamında karıştı yani şey. karışmasın baş siyaset. örnek vereyim 2011 yılında İskenderpaşa cemaati 2011 yılında FETÖ MHP'ye kaset kumpası yaptığında Milliyetçi Hareket Partisi'ni işaret etmişti. Yani onların baraj altı kalmamasının Türkiye'nin selameti için çok önemli olduğunu söylemişti. Ve hani e, ve hep Şaban Sevinç o tarikatı, cemaati AK Parti'ye yakınlık noktasında atfeder ama öyle değil. Yani. Hangi cemaati? Yani İskender Paşa. Sizin şu an Ankara'da Ben, başka ben isim bilmem izledim. cemaatleri o kadar gerçekten. İskender Paşa'yı duyuyorum da kime yakındır, kime uzaktır Peki. bilmiyorum. Ama cemaatler, tarikatlar Türkiye'de genelde AK Parti'nin içinde. Yani hani %95'i diyeyim hadi. Yani %95'i Fethullah Gülen terör örgütünde besleyip, büyütüp Türkiye'nin başına bela eden AK Parti iktidarıdır Nokta. Cumhuriyet yani Halk Partisi sen de biliyorsun, Kasım, ben de biliyorum. Kasım Gürlek'ten Biz bahsettik. Son acaba bak, sonra, noktada, sonra, sonra, cümleyi koyacak ya tamam. şimdi Şaban Sevinç. Giriş, tamam. giriş gelişme sonucu ya anlattık. Ya, özgür 40 yılın 30 yılın hiç girmedi. Ya. Tekrar tartışıyor. Özgür Özel diyor, attı. ki bunun ucu başka yerlerde. Başka, gider, başka dedi, laf etmeyin israftır diyor. Siz Özgür Özel'in söylediğinden de ders almıyor. Hadi bizi bizi dinlemiyorsunuz. Benim kendi benim kendi benim kendi fikrim kendi zekam yok mu? Ben Hayır, kendi gözümün önünde İstanbul'da Ankara'da gazete bir şey Boyunca Ondan ders çıkarıp görmedim. Mi? yanlış bir şey söylüyorsun. Ya mi? az Efendim, önce niye yanlış fikriniz zekanız var. Az önce yanlış bulunmayın. Niye yanlış? Ben, ben Ankara'da 1987 yılından beri gazetecilik yapıyorum. Özgür Özel Bey 2011'de Ankara'ya geldi. E, Şaban Bey az önce tamam, öz bulundu, o, yanıldık dedi. Bence dedim. bu da manşet oldu. Özgür Özel hep, hep bilmiyor, ben biliyorum yani Hayır öyle, öyle demiyorum. Evet, güzel öyle özel, Ben, ben, ben çocuk, Dünkü tarif çocuk tarif çocuk mu diyorsunuz. Izlenip, tanıdıklarım. <laughs> dünkü çocuk farklıyor. mu diyorsunuz Özgür Özel'e. Yani, özgür <laughs> özgür Özel'e şey özel dünkü çocuk mu dedi. Ama manşeti verdi Pınar. Pınar manşeti verdi. Bak dedik ya. Dünkü çocuk dedi bence. O öz yaptı. Şimdi de öz yaparak yanılabilirim dedi. Şimdi de dedi ki, Özgür Özel'den biz daha çok... Ee, ya dur tamam konulara hakimim aile Özgün Özel arkadaş ben ya, konulara hakimim ben, konulara bitti. ben bitti. gazeteciyim gazeteciyim Bitti bitti Onun için bir Ak Parti böyle bir can abi de. canım Süleymancıları savunan <laughs> başka birisiydi <laughs> burada yani. Ekrem Bey'e destek verdi Süleymancıları bile savundu